Sevgili kitap severler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Bu ilk aşk günahından sonra mihter hastalanmış gibiydi. Behlül'ün odasından çıkınca hiçbir şey duymamıştı. Bütün hissini uyuşturan bir uyku içindeydi bir şey düşünmeyerek hep susmak istiyordu. Yatağına girince hemen uyumuştu. Fakat sabahleyin gözlerini açar açmaz henüz yatağından kalkmadan bütün o çirkin hakikati kendisiyle beraber uyanmış buldu. Demek bu sabah Bihter her sabahkinden başka bir Bihter'di. Artık mutsuz, bedbahtlığına acınacak bir kadın değil. Bir daha silinemeyecek bir leke ile kirlenmiş, sefil, Pis bir mahluktu. Nihayet işte şimdi büsbütün Firdevs Hanım'ın kızı olmuştu. Bunu kendi kendisine söylüyor ve kendisinden iğrenilecek bir vücuttan kaçarcasına kaçmak istiyordu. Lakin ne için böyle olmuştu? Bu günahı affettirecek bir sebep de bulamıyordu. Behlül'ü sevmiyordu. Hayır, bundan emindi. Çapkın bir çocuktan başka bir şey olmayan bu adam hakkında aşka benzer hiçbir şey duymamıştı. Şu halde oradan kaçmak, onun kim bilir kimlere karşı binlerce defa tekrar olunmuş sözlerini dinlememek, hatta onun odasına girmemek o kadar mümkünken ne için? Evet, ne için gidip adi bir sefile zafıyla bu adamın kollarına atılmıştı. Bu düşüşü affettirecek hiç hiçbir şey bulamıyordu. Hatta bundan bir küçük saadet bile bekleyemezdi. Kocasına karşı, vazifesine karşı, bundan sonra artık herkese, kendisine hürmet edecek olanların hepsine karşı hıyanet ederek, hatta kendi nefsine karşı bir mazeret vesilesi bulamayarak, kendi kendisini sefil bir mahluk yaptıktan sonra mı? Bu suretle mi mesut olacaktı? Şimdi nefsinden iğreniyordu. Hayattan, her şeyden iğreniyordu nihayet Firdevs Hanım'ın kızı olmuştu. Evet, yalnız onun için gitmiş, bu adamın kollarında kirli bir kadın olmuştu. Başka bir sebep bulmuyordu. Demek onun kanında, kanının zerrelerinde bir şey vardı ki onu böyle sürüklemiş, sebepsiz, özürsüz Firdevs Hanım'ın kızı yapmıştı. Bütün bu günahın, bu kirin sorumluluğunu annesine yüklüyordu. Bu kadına bir düşmandı. Ondan nefret ediyordu. Kendisini bu kadının kızı yapan kadere küsüyordu. Şimdi ne yapacaktı? Bundan sonra artık bir heves oyuncağı hükmünde Behlülün sahiplenmesi altına geçmiş demekti. Buna muvafakat edecekti. Bir kere sukut etmiş olmak artık büsbütün uçurumlara yuvarlanmak için bir sebep, bir hak teşkil etmiş olacaktı. Öyle mi? Ondan sonra herkese yalan söyleyecekti. Kocasına yalan söyleyen gözlerle bakacaktı. Peykere. Ben de kocamı seviyorum. Ben de kocama hiyanet etmedim ve etmeyeceğim demek isteyen bir gururla görünmeye çalışacaktı. Hayatı artık baştan başa bir yalan, iğrenç bir yalan olacaktı. Lakin buna nasıl tahammül edecekti? Herkes ona yalan söylüyorsun demeyecek miydi? Filanın kocasına bir hiyanetinden bahsedilirken o kızarıp gözlerini indirmeyecek miydi? Ya behlüle o cinayet ortaklığıyla bu evin içinde hep beraber, hep aynı havayı teneffüs ederek nasıl yaşayacaktı? Hayır, bunların hiçbirine tahammül etmeyecek, hiç olmazsa mütemadi yalanlardan oluşmuş bir hayata katlanmayacaktı. Gidip şimdi kocasına diyecekti ki, ''Biliyor musunuz, ben size layık değilim, ben sefil bir mahlum, Firdevs Hanım'ın kızıyım, bırakınız beni, gideyim, annemin yanına.'' Ben yalnız oraya layığım. Lakin siz de düşünmeli değil miydiniz? Niçin gidip bir Firdevs Hanım'ın kızını almak istediniz? Bunu söylemeye kuvvet bulsaydı, kendi cinayetinin intikamını yine kendi alsaydı, o lekeden nefsini temizlemiş olacaktı. Fakat buna değil, hiçbir şeye kuvvet bulamadı. Bu sükut onda bütün savunma kabiliyetlerini, dayanıklılık hislerini mahvetmişti. Böyle, Sabahleyin o sükutun heyecanı ferdasında kendi kendisinden iğrenirken hüviyetinin gizli derinliklerinde bir anlayış parlayışı hissediyordu ki. Artık bu başlayan sükutu takip etmemek yine o odaya, yine onun kollarına dönmemek mümkün değildir. Behlül'ün hatırasında sahip olunmuş bir sefile hükmünde kalamazdı. Artık onun hayatına sahip olmalıydı, onun olmalıydı, onu sevmeliydi. Sevmeye çalışmalıydı. Bu aşk günahına öyle bir gelecek yolu tayin etmeliydi ki onu alçaltmak değil yüceltsin. Evet, bunu yalnız aşk temizleyebilirdi. Bu sabah Adnan Bey onun odasına gelip de ''Gülüm, beni bu sabah öpmüyor musun?'' dediği zaman Bihter hiçbir şey duymayarak hatta dudaklarında bir çekinme bile hissetmeyerek kocasını öpmüş ve sonra bu kadar kayıtsız kalışına tacip etmişti. Demek böyle kalbinde hiçbir şey titremeden vücudunu başka birisine verdikten sonra dudaklarını kocasına uzatabilmişti. Demek bu kadar hissiz, bu kadar kayıtsızdı. Kendi kendisine şaşırıyordu. Onda bir şey bu sükuta karşı isyan ederken diğer bir şey onu kabul ediyor, tabi buluyordu. Bir hafta bir ikinci sükutun vuku ihtimalini hazırlayabilecek vesilelerden kaçındı. Behlül'le münasebetlerinde o eski kayıtsız, endişesiz münasebetlerde hiçbir değişim gerçekleşmemiş gibiydi. Sanki o akşamın hatırası karanlıkların içinde bir rüya hükmünde kalmıştı. Bihter onunla yalnız kalmıyordu. Ona ayrıca bakmıyordu. Hatta o evde yokken bile odasına girmiyordu bu odadan kaçıyor, orada uyuyan bir hatıranın havasını teneffüs ederse boğulacağından korkuyordu. Bu bir hafta içinde o sükutun vukuundan o kadar uzaklaşmıştı ki, hatta şüphe etti. Yoksa hiçbir şey vaki olmamış mıydı? Yoksa bu yalnız bir rüyadan mı ibaretti? Bazı dakikalar olurdu ki bir şimşek suratiyle zihninden böyle bir şüphe geçer ve o sırada herkese bağırmak isterdi. Lakin yalan, yalan aldanıyorsunuz. O vakaya herkes vakıf da kendisine merhamet ederek bir şey söylenmiyor gibi bir şey hissediyordu. O günden beri herkesin nazarında sanki bir şey değişmişti. Hatta eşyada bütün evin içinde yüzüne bir vukuf nazarıyla bakan bir hal buluyordu. Behlül hep o her vakit gülünecek bir hikaye söyleyen, Nihal'i kızdıracak bir konu bulan, en suskun zamanlarda bir kahkahanın hayatını uyandıran Behlül'dü. Onda o akşamı hatırlatacak ne bir kelime ne bir nazar vardı. Bihter'e yine hep eski tabiat sadasıyla öyle umursama hitap edişleri vardı ki, genç kadını şaşırtırdı. Behlül kendi kendisine diyordu ki, dikkat, İkinci sükut hemen daima birinci sükuttan daha zor, daha naziktir. Birinci sükuttan sonra buhranlar, ıstıraplar, bütün bir kadını sizden kaçıran o şeyler vardır. Kadınlar ekseriyet üzere ikinci sükuta mani olmakla ilk sükutun günahını affettirmiş olacaklarına inanırlar. Bu devre esnasında onlara ya tekrar tesadüfle temellük etmek yahut onlara karşı kayıtsız kalmak icap eder kadınlar takip edildikçe kaygısızdırlar. Sizin hala onlarla meşgul olmanız, hala onların arkasında koşmanız ekseriyet üzere kalplerinin ihtiyacını tatmine yeter. Fakat kayıtsız kalmanızı asla affedemezler. Ve o zaman o ilk sükuttan sonra onlar sizi takip eder.'' Bir gün Behlül İstanbul'a inmek üzere odasından çıkarken yukarı kattan Bihter'le ile Nihal'in çarşaflanmış olarak indiklerini gördü. Nereye gidiyorsunuz? Anneme. Birden Behlül Bihter'i çarşafının içinde o levent boyuyla görür görmez ona bu haliyle refakat etmek için mukavemet edilemez bir arzu duydu. Oo, ne güzel bir fikir. Bahse girelim ki sandalla gidiyorsunuz. Yazdan bir gün.'' beni de beraber alıyorsunuz değil mi? Durunuz, bakayım, annenizi görmeyle kaç gün oldu? Bihter gülerek karşı geliyordu. Siz bizi sıkacaksınız, biz kadınca görüşmek istiyorduk, değil mi Nihal? Behlül'e ziyaretinin sebebini izah ettiler. Aileye ait bir düğün vardı. Oraya hep davet edilmiştiler. Nihal için Bihter de gidecekti. Bugün yapılacak elbiseler için danışılacaktı. Behlül Beni beraber almak için bundan iyi bir sebep daha olamaz. Size ne güzel fikirler vereceğim. Göreceksiniz. Şemsiyelerinizde çantaları bana veriniz. Behlül şemsiyelerle çantaları ellerinden alıyor ve bir uşak vaziyetiyle önlerine geçiyordu. Sandalda Nihal ile Bihter'in ortasındaydı. Hemen bütün Nihal ile lakırdı ediyordu. Bugün en iyi günlerinden biriydi. Diyordu ki, ben bugün mini mini Nihal'ime bir giyecek icat edeyim ki bütün düğün halkının içinde Nihal'den başka kimse görünmesin. Lakin Nihal, bilir misin? Sen şık, hoş bir kız oluyorsun. Gözlerini bana kaldır bakayım. Nihal gözlerini kaldırarak soruyordu. Beyefendi, Nihal'in gözlerinden memnun oldular mı? Biraz daha güleyim mi? Dişlerimi görmek ister misiniz? Nihal ince dudaklarını kısarak dişlerini göstererek Behlül'e eğiliyordu. Behlül hüküm verdi. Değil mi? Nihal hoş, şık bir kız. Güzel değil. Sen de bilirsin ya Nihal. Hani ya güzel dedikleri bir şey değilsin. Fakat güzelden başka her şey. Zarif, nazik, nasıl tabir etmeli, ince, evet ince bir kız. Hani ya Japonya'dan, ta o şarkın garip memleketinden gelmiş müpem, üç dört çizgiden ibaret resimler var ki, insandan ziyade bir çiçeğe, letafetine, hoşluğuna doyulamayan, dokunulursa kırılacak zannolunan bir çiçeğe benzer. İşte Nihal, sende bir hal var ki bana onları ihtar ediyor. İnce bir şiir, sanki yalnız gözler için yapılmış Yasemin'den bir kız. Nihal Behlül'e cevap vermeyerek Bihter'e soruyordu. Zannederim ki övülüyorum. Buna nasıl karşılık vermeli? Rica ederim. Sonra Behlül'e dönerek gayet resmi başıyla selam vererek ''Aman efendim, mini mini Nihal ne güzel bir kız ne de ince bir çiçek. Yanılıyorsunuz.'' Nihal elinde küçük bir yelpaze, saçlarında uzun iğnelerle bir Japonyalıdan başka bir şey değil. Birden Behlül'ün aklına bir fikir geldi. Nihal, ne için sanki o düğüne bir Japonyalı kıyafetiyle gitmeyeceksin? Nihal derhal bu fikre tutuldu. ''Aa, bakınız bu tetkik edilecek bir fikir.'' Bihter itiraz ediyordu. Hiç böyle bir şey görülmemiş, yapılmamıştı. İstanbul'un içinde herkes buna gülecekti. Behlül fikrini müdafaa etti. Gülmek. Lakin o bizde kuraldır. Biz her şeye gülerek başlarız. Fakat bu bizi gizli gizli ta içimizden, hatta ekseriyet üzere nefsimize karşı bile saklayarak yapanları kıskanmaktan, yapılan şeyleri beğenmekten men etmez. Güleriz. Gülmekle yapamamak, hüsranının intikamını alırız. Sonra yavaş yavaş biz de yaparız. Artık gülünüp eğlenmekten, usanç hasıl olduktan sonra yapmakta bir sakınca görmeyiz. Fakat vakit geçmiş, o şey adileşmiş, bayağılaşmıştır. Behlül savını ispat için misaller getiriyordu. Bihter yavaş yavaş muvaffakat ediyor gibiydi. Düğün özel bir müsamereden ibaret kalacaktı. Firdevs Hanım'ın teyzelerinden birinin kızı gelin oluyordu. Nihal'in böyle bir kıyafetle gitmesi pek yapılamayacak bir şey değildi. Behlül Nihal'e, vadet bakayım, beni o kıyafetinle yelpazeleyeceksin, değil mi Nihal? diyordu. Ondan sonra Nihal'in ince kaşının ucunu göstererek, Ondan sonra şuradan bir buse. Firdevs hanımı uzun iskemlesinde uzanmış buldular. Bu kış başlangıcından beri o bir türlü itiraf etmek istemediği sızılar ona artık iskemlesine mahkum eder olmuştu. Bihter annesini öperek yine rahatsız mısınız anne? dedi. Firdevs hanım hayır o kadar değil dedi. Sonra Nihal'in başını çekerek alnını öptü. Behlül kulağına eğilerek diyordu ki Beni, beni öpmez misiniz? Firdevs Hanım iki parmağıyla Behlül'ün dudaklarını koparmak isteyen bir işaretle koca bebek diyordu. Nihal ile Bihter yeni icat olunan fikri Peyker'e anlatıyorlardı. Firdevs Hanım Behlül'e yanını göstererek oturunuz bakayım oraya diyordu. Behlül bir yer iskemlesi çekerek ta yanına oturdu. Bana ne vakitten beri gelmiyorsunuz bilir misiniz? Bugün ne? Tam 18 gün oluyor. Görüyor musunuz? Artık bana günleri saydırıyorsunuz. Bu 18 günü nasıl geçirdiniz? Behlül gülerek cevap verdi. Sizi gelip görmek arzusuyla. İşte koca bir yalan. Kim bilir bu 18 gün içinde ne kadar olacak? Yok, hayır, saklanacak şeyleriniz vardır. Kendisini Behlül'den uzak buluyor, iskemlesinde daha ziyade doğrulmak istiyordu. Yastıkları biraz düzeltir misiniz Behlül Bey? Behlül ayağa kalkıyor, onu biraz omuzundan çekerek arkasında yastıkları düzeltiyordu. Avucunun içinde bu kadının yumuşamış vücudunu bir teslimiyet arzusuyla eriyor hissediyordu. Kendi kendisine, ne kadar yazık ki tam on sene geç kalmış oluyorum, diyordu. Yastıkları düzelttikten sonra Firdevs Hanım geniş bir nefesle ona baktı. Sonra ağır bir süzgünlükle gözlerini kapayarak elini uzattı. Ve Behlül'ün elini tutarak öyle gözleri kapalı, sanki gözlerinin içinde hayalini tasarruf ederek sıktı. Behlül kendi kendisine, o mesele ciddiyet kesbediyor. Nihayet aşk ilanı olunacak. Annelerden sonra kızlar. Evet, fakat bilmem ki sevda felsefesinde bu kaidenin ters çevrilmiş bir sureti var mıdır?'' Behlül hiçbir zaman Firdevs Hanım'la şakalaşmaktan başka bir münasebet kurma yolu düşünmemişti. Firdevs Hanım'a bir kadın değil, bir türün tetkik olunacak numunesi nazarıyla bakardı. Bu dakikada elini bu kadının elinde sıkılıyor hissetmekten garip bir incinme duydu. Nefsinde henüz öyle bir şey kalmıştı ki, bu kadınla gülüşmekten başka bir şeyi andıracak münasebetlerden kaçınıyordu. Yavaşça Firdevs Hanım'ın uzak bir rüya üzerinde uyumaya çalışan kapalı gözlerine bakarak elini çekti. Firdevs Hanım bir kelime söylemeden gözlerini açtı. Ve o derinlerden geliyor zannolunan nazarının bir sitem manasıyla baktı. Behlül şimdi ayağa kalkmıştı. Ötede kanepenin üstüne, geridona, yere serilen moda dergilerinin karşısında istişare eden, Peykerle Bihter ve Nihal'den oluşmuş gruba sesleniyordu. Eminim ki bensiz karar veremiyorsunuz. Nihal için düşündüğünüz şeye Peker Hanım ne diyor? Cerideleri Demet Demet Firdevs Hanım'ın yanına taşıdılar. Artık hep birleşmiştiler. Bihter kendisi için düşündüğü şeyi gösteriyordu. Bihter, muhalefet gösterdikçe Behlül'ün fikrini kabulde ısrar eden Nihal, Bihter artık itiraz etmemeye başladıktan sonra Japonya kıyafetinden uzaklaşıyor gibiydi. Behlül Peyker'e, ya siz, ya siz diyordu. Bilir misiniz, ben sizin yerinizde olsam nasıl bir şey yapardım? O zaman giyinmek hakkında bir kuram silsilesine başlayarak bunları peykerin güzellik tarzına tatbik ediyor. Siz asıl sert çiğ renklerden kaçmalısınız, diyordu. Sizin sarıya benzeyen gözleriniz, kumral zannolunan saçlarınız, hafif saz renginiz, bütün o müphem renkleriniz donuk, solgun şeyler ister. Sizin güzelliğinizi ben güneş çekildikten sonra renkleri silinmeye, tatlılaşmaya başlayan bir akşam güzelliğine benzetirim. Buna öyle bir çerçeve lazımdır ki, renklerin o çekingen belirişine kuvvetten ziyade zaaf versin. Daha solgun, daha müphem nasıl tabir etmeli, daha akşam güzelliğiyle güzel olasınız. Behlül peykerle ziyade uğraşıyor ve onunla iştigal ettikçe hala bu kadın için kalbinde sönmez bir arzunun vücudunu bulmaktan şaşırıyordu. Peyker eliyle onu durdurarak "Kafi kafi. Bütün bu kaideleriniz de bizi büsbütün şaşırtacaksınız." diyordu. Mihter sükut ediyordu. Behlül Firdevs Hanım'la, peykerle hatta nihalle iştigal ederken kendisinde açıklanamaz bir eda hissediyor, hepsini orada bırakıp yalnız başına bunların yanından kaçmak hevesi veren bir şey duyuyordu. Asabi ellerle cerideleri karıştırıyor, Behlül'e ters bir şey söylemek için fırsat bekliyordu. Annesine sordu. Siz anne, nihayet karar verebildiniz mi? Firdevs hanımın zihninde bir fikir yuvarlanıyordu alla karıştırılmış düz siyah bir şey yapacaktı. Ki göğsü pek aşağıya inmeksizin omuzlarına kadar yayılarak açık olacak. Kolları pazılarına kadar yalnız bir düğme ile tutturulduktan sonra ince ince kıvrıklarla aşağıya kadar bir cepken tarzında dökülecekti. Behlül, evet, evet anlıyorum bütün yaşlarının ilerlediğinden korkan kadınlara göstereceksiniz ki bir kadın seneleri yalan çıkararak genç kalabilir ve her zaman gösterilecek bir göğüsle kollara sahip olabilir. Bihter avdet etmek için acele ediyordu. Bugün Behlül onun üzerinde iğrenç bir adam tesirini husuyla getiriyordu. Ve bu adam tarafından temellük edilmiş olmak onu kendisinden de iğrendiriyordu. Birden burada karar verdi bir şey icat edecekti. Kocasına söylenecek öyle bir şey bulacaktı ki bu adamdan onu kurtarsın. Avdet ederken sandalda bir kelime bile teati etmediler. Fakat Bihter de Behlül'e bir şey söylemek, onu aşağılamak, bir kelime ile aralarına artık unutulmayacak bir düşmanlık koymak ihtiyacı vardı. Sebebini pek iyi bilmiyordu. Fakat bu adamı tokatlamak istiyordu yalıda Nihal önden koşa koşa çıkıyordu. Onlar merdiveni yan yana çıktılar. Behlül'de ufak bir helecan vardı. Bihter'de coşan hiddeti uzaktan hissediyordu. Ama bunu kendi istemiş, kendi hazırlamıştı. Onu bir haftadır devam eden kayıtsızlıktan çıkarmak için her şeyi yapacaktı. Fakat şimdi onun yanında bir kelime söyleyemiyordu. Ayrılacakları sırada sofada durdular. Ve birbirlerine baktılar. Behlül dedi ki, Size bir şey söylememe müsaade etmez misiniz? Bihter, söyleyiniz, dedi. Behlül eliyle odasını göstererek, Orada, diyordu. Burada nasıl olur? Düşününüz bir kere, bizi işitebilirler. Bihter'e daha ziyade sokulmuş, fısıldayarak söylüyordu. Bihter başını sallayarak, Sizin odanıza mı? Asla, diyordu. Sesinde bir iğneleme ile Behlül sordu. Niçin? Benden korkuyor musunuz? Bihter cevap vermeyerek dönmüştü. Gitmeye hazırlanıyordu. Behlül elinden tuttu. Eğilerek kulağına diyordu ki, Lakin neden? Beni dinlemeden gidemezsiniz. İşitiyor musun Bihter? Gidemezsin. Ve yavaş yavaş onu odasına çekiyordu. Bihter elini kurtarmaya çalışıyordu. Fakat artık odadaydılar. İkisini de bir helecanla kırtı söylemekten men ediyordu tekrar uzun bir nazarla düşmanca bakıştılar. Birden Bihter hemen oraya, bir iskemleye düştü ve hırsından iki eliyle yüzünü kapayarak ağladı. Behlül şimdi dizlerinin dibine oturmuş, onun serbest serbest ağlamasına müsaade ediyordu. Bu buhran çok sürmedi. Bihter artık yalvarıcı bir sesle diyordu ki, ''Rica ederim, beni bırakınız, bırakınız. Nedir bilmiyorum.'' Fakat bu beni öldürecek. Sizin ne iyi bir dostunuzdum. Şimdi size düşman oluyorum. Sizden nefret ediyorum. Sizinle beraber kendimden nefret ediyorum. Yine sizinle eskisi gibi sadece bir dost olurduk. Birbirimizi lekesiz, azapsız bir muhabbetle severdik. Behlül kendisini sevdirmek isteyen bir çocuk soğukkanlılığıyla onun dizlerine dayanıyor, başını koluna koyuyordu. Lakin dedi. Sizi böyle sevememek kadar azap olur mu? Bilseniz bir haftadan beri ne kadar acı çektim. Bir daha seninle böyle yapayalnız kalamayacağım, bir daha sizi böyle dizlerinizin dibinde dinlenemeyeceğim zannediyordum. Nasıl mümkün olur Bihter? Sizi sevmemeye mahkum olduktan sonra ben nasıl yaşarım? Fakat sizi böyle sevmek, ayaklarınızın altında bahtiyarlıktan ölerek, ölmekten bahtiyar olarak sevmek. Ah, sizi sevemediğim, size bunları söyleyemediğim dakikalar, işte onlar birer azaptı, birer işkenceydi. Siz de beni seviyordunuz. Uzaktan uzağa bunu hissediyordum. Şu halde bahtiyar olmak için ne mani vardı? Bugün bahtiyar olduktan sonra sevişmemeye, bu saadeti kendi ellerimizle öldürmeye sebebiyet verecek ne olabilir? Bihter şimdi daha ziyade söyletmemek, bu muhakeme zemini üzerinde onu daha ziyade dinlememek için elinin tersiyle Behlül'ün ağzını kapıyordu. Behlül bu eli öpüyordu. Burada, bu kadının yanında, onun kendinden geçiren havasında Behlül kendisini değişmiş buluyordu. Artık söylediklerini hissediyordu. Artık bir oyun icra eden sahte sıfatından çıkıyor, söylediklerinin gerekçeliğine nefsini teslim ediyordu. Yavaşça Bihter'in yanına oturmuştu. Onu yavaşça kendisine çekerek hafif bir sevda ezgisi kabiliğinden ancak mahsus bir sesle Bilseniz sizi sevmekle neler kazanıyorum. Hayatımı, kendimi, varlığımı. İşte siz bana bunları kazandırıyorsunuz. Sizi sevmeden evvel hissiz, ruhsuz bir şeydim. Bütün o koştuklarım, o uğraştıklarım yapılmak için yapılmış şeyler. Boş geçirilmek istenilmeyen bir gençliği doldurmuş olmak için icat olunan yalanlardı. Anlıyor musunuz? Bütün o hayat baştan başa bir yalandı o yalanların içinde ruhumun bozulduğunu, artık onda saf ve ulvi bir muhabbetle titremek yeteneğinin mahvolduğunu hissediyordum. Siz bunların hepsini değiştirdiniz. O ölmüş zannolunan ruhun bütün saf ve temiz emellerini uyandırmış oldunuz. Artık sevmeye iktidarı yok kıyas edilen kalbin o vakte kadar hiç sevmediğini, bundan sonra, yalnız bundan sonra ve yalnız sizi seveceğini siz gösterdiniz.'' Bilsen Bihter, seni nasıl seviyorum. Seni ölünceye kadar, öldükten sonra bile nasıl seveceğimi bilsen. Sen de beni seviyorsun, değil mi Bihter? Benim olacaksın, yalnız benim, değil mi? Dudaklarıyla genç kadının dudaklarını araştırıyor, beklenen cevabı oradan dudaklarıyla toplamak istiyordu. Uzun ve bu defa ruhlarının bütün ateşleriyle ciğerlerini söken bir buse içinde dudakları birleşti. Birden Bihter silkindi. Lakin bu çılgınlık, dedi. Bir saatten beri buradayım. Ayağa kalkmıştı. Gitmek istiyordu. Behlül de şimdi ayaktaydı. Onu ellerinden tutarak salı vermemek istiyordu. Birbirlerine bakıyorlardı. Tekrar öpüştüler ve genç kadın ellerini kurtararak kaçtı. Bu ikinci konuşmadan sonra Bihter'in bütün azapları, acıları dinmiş oldu artık kendi kendisine itiraf ediyordu ki Behlül'ü seviyor. Yavaş yavaş son endişeler sevdasının ufkundan siliniyor. Orada gittikçe parlaklık kazanan bir aydınlık sabah inkişaf ediyordu. Bu aşk günahının bütün yasak lezzetleri onun aşk susuzluğunu öyle mest ederek teskin ediyordu ki, artık bu sevdanın haricinde kalan hayatı siliniyordu bu sevişmeye bütün hüviyetiyle nefsini teslim ediyor ve şimdi bundan ne bir azap ne küçük bir endişe hissediyordu. Kendisini bahtiyar, tamamıyla bahtiyar buluyordu. Yalnız dakikadan dakikaya kalbinde birdenbire inkişaf ediveren bir korku. Ancak bir saniye uyanıp sönen bir his, onun bahtiyarlığının içinde titretirdi bu muaşaka onlar için asıl tehlikeleriyle, zorluklarıyla cazibeli oluyordu. Herkesin gözü önünde, herkesten saklanan, yalnız ikisine ait gizli bir hayat vardı ki, bütün gizlilikleriyle onları daha ziyade birbirlerine yaklaştırıyor. Münasebetlerine bir fazla samimiyet veriyordu dakikalardan ibaret fırsatlar oluyordu ki onlara birbirinin elini sıkmak, küçük bir buse teati etmek, iki kelime ile bir mülakat vaadi almak için ancak müsaade ediyordu. Mülakatları pek nadirdi. Yalnız kalmak için fırsat bulamayan nişanlılara mahsus daimi bir özlem içindeydiler. İkisinde de her vakit tatmin olunacak hevesler kalıyor, aşklarının bu nadir ve kısa zamanlarında teskin edilememiş emellerle birbirlerini özlüyorlardı. Bütün etraftan korkuyorlardı. Münasebetlerinden evvel pek tabii görülecek şeyler şimdi fark ediliverecek olursa bütün esrarı meydana çıkarmak için kafi birer sebep hükmünü alıyordu. Bir gün karşı karşıya yalnız gözleriyle birbirlerine gülümserlerken birden Adnan Bey'in gözlerini onlara bakıyor görmüşler. Ve ikisi birden sapsarı olmuşlardı. Böyle bakışırken fark edilmiş olmak Bihter için o kadar ehemmiyet kespetti ki. O gün saatlerce kocasının birden üzerine yürüyerek ve ellerini kavrayarak ''Bana hıyanet ediyorsun, bunu senin gözlerinde gördüm.'' demesinden titredi bütün ev halkını vakıfta da sükut ediyorlar, kıyas ettiren bir şüpheden kendisini kurtaramıyor. Onların yanında adeta yavaş söylemeye, Nesrin ve mümkün mertebe uzaklarında kalmaya lüzum görüyordu. O vakte kadar bu hizmetçilerde varlığı göz önünden kaçamayan isyanı ezmek için bir fırsat kaçırmazken, şimdi halinde onlarla artık uğraşmaktan vazgeçmeye benzeyen bir şey vardı.'' Bihter, Nihal ile birbirinden uzak gibiydiler. Şakire Hanım'ın ayrılışından sonra aralarına artık saklanmak mümkün olamayan bir kin girmişti. Nihal ondan hep kaçıyordu. Şimdi o babasından da kaçıyordu. Evin içinde hemen herkese karşı süzgün çehresinde dargınlıklar hissediliyordu. Ara sıra Bihter de Nihal'e sokulmak, bu çocukla tekrar muhabbet tesis etmek için çare bulmak ihtiyacı uyanırdı. Onu beraber almak için sokağa çıkmaya lüzumlar icat ederdi. Nihal onunla beraber bulundukça başkalaşır fakat eve avdet edince yine ondan kaçan, mürebbiyesiyle köşelere çekilen bir çocuk olurdu. Şimdi Bihter bir evin içinde bulunmakla beraber bu çocuktan böyle ayrı kalışına memnun oluyordu. Ondan korkuyor denebilirdi. Hissediyordu ki Nihal kendisinden kaçmasa o ondan kaçmaya mecbur olacaktı bir gün bunu Behlül'e itiraf etmişti. Bilsen demişti, en ziyade Nihal'den korkuyorum. Behlül bunun manasını anlamayarak sormuştu. Nihal'den mi? Sebep? Kıskanıyor musun Civan'ım? Nihal'i bu çocuğu kıskanmak mümkün müydü? Ne için kıskanacaktı? Behlül'e yalnız, o ne garip bir sual demişti. Beyinlerinde buna dair başka izahat teati edilmedi. Bir gün Behlül ondan büyük bir şey istedi. İlk önce söylemeye cesaret edemiyordu. Bu ricası o kadar icrası mümkün değil gibi görünecekti ki Bihter onu dinlemeden reddedecekti. Söylemeden evvel ondan muvaffakat vaadini almaya çalışıyor, ne olduğunu haber vermeden onun icrasındaki kolaylıktan bahsediyordu. Bihter anlamadan evvel vaat etmek istemiyordu nihayet o söyleyince hayretinden bir küçük haykırışı zapt edemedi. Benim odamda, bütün bir gece, siz çıldırmışsınız. Daha ziyade dinlemek istemiyordu. Kabil değil, buna muvaffakat edemeyecekti. Bütün düşünülebilen tehlikeler mümkün olmasa bile kocasına ait olan bu mahremiyet köşesini kirletmeyecekti. O zaman artık kendisine o kadar alçak bir kadın nazarıyla bakacaktı ki, yaşamaya kuvvet bulamayacaktı. Elleriyle bu fikri itmek isteyerek mümkün değil diyordu. Sonra birden aklına başka bir fikir geldi. Bir geceyi tamamıyla Behlül'le geçirmek, sevda saadetini tamamlayacak, bütün eksik kalan emellerinin mükafatını verecek bir şey hükmündeydi. Bu öyle bir şeydi ki onu tamamıyla aşığının edecekti. Behlül'e, hayır öyle değil dedi. Fakat bir gece sizin odanızda bu fikir ikisini de titreme içinde bıraktı. Bir geceyi beraber geçirmekle birbirinin üzerinde sahiplenmeleri gerçekleşmiş olacak, artık aralarında hiçbir yabancılık kalmayacaktı. Asıl o gece birbirinin olacaklardı. Fakat nasıl? Bihter, bana bırakınız, diyordu. Bir gece, yalnız bir gece, değil mi? Behlül'ün yazı odasından bir kapı ile geçilir küçük bir yatak odası vardı ki, Bihter burasını yalnız eşiğinden bakmış olmakla tanırdı. Bu oda onun için Behlül'ün bir sırlar kutusuydu. Evet, burada bir gece geçirecek ve bu suretle Behlül'ün bütün ruhuna sahip olmuş olacaktı. Bu fikir onlarda doğduktan sonra münasebetlerinde bir helecan devresi başlattı. Bihter buna cesaret etmekle her şeyi tehlikeye koymuş oluyordu. Odasında bulunmayışı his olunabilir yahut gecenin vakitsiz bir anında bir tesadüfle her şey meydana çıkmış olurdu. Bihter bu tehlikeleri düşünüyor ve bu tehlikelerin verdiği korkularla o tasavvur başka bir kıymet kespediyordu. Aşkta asabını uyutacak bir sükun değil. Böyle korkular, heyecanlar, titreyişler istiyordu. Buna bir de fedakarlık lezzeti katılıyordu. Böyle tehlikelere atılmakla görüyor musun? İşte bunlar bütün senin için demiş olacaktı. Bir gece herkes uyuduktan sonra o yatağından süzülerek inecek, çıplak ayaklarına terliklerini takacak, omuzlarına bir şey atacak, nefes almaktan korkarak kapısını açacak. Ah, o heyecan dakikası kalbinin çarpıntısını işittikçe ayak sesleri kuruntusuna kapılacak bir demirden el bileklerini sıkıyor bir boğuk ses kulaklarına nereye gidiyorsun diyor zannedecek o zaman hepsini itiraf edecek oraya ötekinin odasına diyecek kalbinin taze emellerine bir avutma damlası serpilemeyen bu gerdek odasından kaçarak ötekinin o günahının ihtiras yuvasına koştuğunu söyleyecek bunu söyledikten sonra orada bilinemez nasıl bir intikam darbesiyle yıkılacak. Önünde korkunç bir gelecek girdabı bırakarak bütün hayatı mahvolacak. Fakat o yine Bahtiyar. Böyle her şeyi kaybetmekten, hatta ölmekten bahtiyar. Yine aşkına koşacak. Kaç kereler böyle yatağından karanlıklarda bir cinayet fikrinin hummasıyla hareket edenlere mahsus ateşlerle kavrularak inmiş, odasının kapısına kadar gitmişti. Fakat orada duruyor, gözlerini karanlıkta bir noktaya dikilerek uzun bir bekleme içinde hareket edemeden kalıyordu. Böyle ne beklerdi? Karanlıkların bir ilham lütfunu bekler gibi dururdu. Hissederdi ki o dakikada onun gibi nefes almaya cesaret edemeyerek birisi kendisini bekliyor. Heyecanından bayılarak her dakika odasının kapısında bir hareket tevehhüm ediyordu. Onun da böyle bekleyişini düşündükçe garip bir güven duyar ve artık daha ziyade cesaret etmekten vazgeçerdi. Behlül gözleriyle yine gelmediniz derdi. O bir dakika fırsat bekleyerek Bihter'e bakar, yalnız kalmak için yalnız bir kelime söyleyecek kadar onu yalnız görebilmek için gözleriyle rica ederdi. Bihter bir gecesini ona vermeden evvel onun hiçbir şey söyleyebilmesine imkan bırakmıyordu. Behlül şimdi her gece evdeydi. Haftasının hemen yarısını Haric'de geçirmek alışkanlığındayken işte bir aydan beri bir gece bile gaygubet etmiyordu. Adnan Bey ikide bir de onunla şaka ediyor, Behlül dünyayı terk etti diyor. Sonra buna bir takım sebepler icat ederek Behlül'ü böyle inzivaya mecbur eden bir umutsuz aşkın vücuduna kapılıyordu. Bihter bu latifeler esnasında gözlerini çevirir, ikisine de bakamazdı. Mümkün olsaydı da herkese bağırsaydı. Lakin anlamıyorsunuz. Behlül benim için, yalnız benim için her şeyi terk etti. Evet, yalnız onun için her şeyi terk etmişti de o bir gece bulup ona veremiyor. İşte ben de bütün hayatımı senin için tehlikeye atıyorum diyemiyordu. Nihayet bu geceyi bulabildi. Düğüne artık karar verilmişti. Düğün yalnız aileye mensup olanlarla pek sıkı dostlara mahsus olarak bir müsamere ile başlayacaktı. Firdevs Hanım kızlarıyla Nihal'le bu müsamereye davet edilmişlerdi. Çarşamba günü gidecekler, perşembe günü akşam üzeri döneceklerdi. Çarşamba günü yalıda büyük telaş vardı. Henüz sabahleyin Firdevs Hanım'la Peyker elbise kutularıyla gelmişlerdi. Burada hazırlanılacak ve mahsus tutulan bir istimbotla düğün evine gidilecekti. Beraber götürülecek şeyler o kadar çoktu ki başka bir çare bulunamamıştı gecelik esvaplarından, tuvalet takımlarından, perşembe günü giyilecek elbise kutularından mürekkep bir alay eşya vardı. Herkes bu gürültüde şaşırıyor, Firdevs Hanım kendisine bir muavin bulamayarak bağırıyor, Nesrin Neşayes de bu müstesna günde herkesten ziyade kendileriyle uğraşmayı daha uygun bularak odalarından çıkmıyorlar. Bihter dolabının bulunamayan anahtarı için kıyametleri koparıyor. Peyker korsesinin şeridini çekerken, koparan kocasıyla kavga ederken, Firdevs Hanım'a yardım etmek için Katina'nın yalnız bıraktığı Ferud'un ağlıyordu. Karısına yardım etmek için odasından çıkmayan Adnan Bey'e Bihter, ''Beni yalnız bırakırsanız daha rahat giyineceğim.'' diyor, sonra kocasının eline pudra tüyünü tutuşturarak omuzlarını gösteriyordu. ''Madem ki gitmek istemiyorsunuz, bari iş görünüz.'' uzaktan Firdevs sanımın sesi işitiliyordu. Bihter, bana maşalarını göndersene. Nihal'in potinlerini iliklerken düğmesini koparan Beşir, iğne iplik istemek için Şayeste ile Nesren'in kapandıkları odaya vuruyor, aşağıdan nihayet iğne ile iplik bulan mürebbiye Türkçesine mahsus telaffuzla bağırıyordu. Beşi, Beşi bu aya gel, bu dava. Behlül oda kapılarına uğrayarak soruyordu. Muavine ihtiyacınız yok mu? Evin içinde boş adam var. Bihter hepsinden evvel hazırlanmıştı. Yalnız belinin kurdelesini iğnelemekte Adnan Bey umulmaz bir beceriksizlik gösteriyordu. Behlül'e bağırdı. Behlül, buraya gel, burada iş var. Bihter gülerek sıkılıyor, bunu Behlül'e havale edilemeyecek kadar mahrem bir iş buluyordu. Behlül diz çökmüş, amcasının elinden iğneyi alıyor. Nihayet diyordu. Sabahtan beri boş yere hizmet teklif etmekten usandım. Behlül bitirerek ayağa kalktı. Adnan Bey galiba uzaktan kahkahası işitilen Nihal'e bakmak üzere aralık kapıdan geçmişti. Bihter'le Behlül yalnızdılar. Birbirlerine baktılar. Behlül sokuldu ve yavaş bir sesle ''Ne güzelsiniz'' dedi. ''Sizi böyle güzel gördükçe ağlamak istiyorum.'' Bihter bütün gençliğinin şaşa ve zinetiyle gerdanının kollarını açık bırakarak iki taraftan göğsünü sardıktan sonra dökülen ve uzun eteğiyle billurdan bir bahar heykelinin dalgalanan devamını teşkil eden ipeklerin beyazlıkları içinde ince ve uzun boyuyla güzelliğin bir zafer timsali gibiydi. Behlül'e bakarak belirsiz bir tebessümle gülüyordu. Birden o güne kadar söylenmemiş bir şeyi ona söylemek, bu haliyle kendisini bir kelime içinde ona vermek için bir ihtiyaç duydu. Ne için? dedi. Madem ki seni seviyorum, Behlül ellerini tutmak ve öpmek istiyordu. Bihter etrafına bakarak ve Behlülü iterek mırıldandı. Bırakınız, çıldırdınız mı? Yarın gece. Yarın gece. Bunu düşünmeden söylemişti nasıl, yarın gece mümkün olabilecek miydi? Bilmiyordu. Fakat Behlül'ün ona bakışında öyle derin bir tutkunluk, demin dudaklarından çıkan birkaç kelimede öyle samimi bir yalvarış vardı ki, mümkün olsun olmasın artık yarın gece ona gidecekti. Behlül bir şey söylemeye vakit bulamadı. Adnan Bey, size şık birini getiriyorum diyen sesiyle oradaydı. Nihal'i getiriyordu. Nihal nihayet herkesin gülünç bulduğu Japonyalı kıyafetinden vazgeçmişti. Ona simasının bütün ince zarafetini kuvvetlendirecek bir şey bulmuşlardı. Solgun bir sarı ile beyazdan hasır şeklinde dokunmuş bir şeydi. Korse gövdesinin yarısından başlıyordu boğazından oraya kadar beyaz boncuklarla işlenmiş bir göğüslük takılmış, yenler ince kollarını yarı çıplak bırakan ince gazlardan yapılmıştı. Yalnız o kadar. Ne saçlarında bir çiçek, ne üzerinde bir mücevher parçası. Sade, zarif bir elbise. Fakat Nihal bu elbisenin içinde öyle ince, öyle havai bir güzellikle güzeldi ki, Bihter bir hayret çığlığını zapt edemedi. Oh, benim mini mini Nihal'im. Koştu. Nihal'in iki ellerinden çekerek onu öptü. Ellerinden bırakmayarak çekiliyor, ona bakıyordu. Sonra Adnan Bey'e bakarak, ne güzel kızımız var, diyordu. Behlül diyordu ki, bilir misin Nihal, ne giysen sen de yine bir Japonyalı kız görüyorum. Bilmem, bu fikir bana nereden geldi. Fakat öyle zannediyorum ki sen güzel, insanın parmakları arasında kırılacak kadar zarif, ince bir Japonyalıdan başka bir şey değilsin. Sonra kulağına eğilerek soruyordu. Hani ya Nihal, sen bana şuradan, kaşının ucundan, o Japon yelpazelerinin üzerindeki çizgilere benzeyen kaşından öptürecektin. Nihal gülerek, eliyle kaşını saklayarak çekiliyor. Beni hala çocuk zannediyorsunuz, diyor. Sonra babasına bakarak soruyordu. Değil mi baba? Artık Behlül beni öpemez, değil mi? Bihter ötede aynasının önünde mücevher takımlarını çıkarıyordu. Ona Adnan Bey tarafından evliliği izleyen nefis bir zümrüt takım hediye edilmişti ki, şimdiye kadar takılmak için bir fırsat bulunamamıştı. Nihal bunu görmemiş, yalnız kızlardan işitmişti. Ne kadar demişlerdi. Hizmetçilerin ağzında aşırılık kespeden bir fiyat karşılığında alınmıştı. Nihal'in yalnız kulaklarında etrafı mini mini incilerle ortasında tek birer küçük taştan ibaret bir küpesi vardı. Kaç kere onları görmek için Bihter'den rica etmeye niyet etmişti. Her defasında da kıskanıyor görünmek korkusu mani olurdu. Şüphesiz kıskanıyordu. Yalnız bunları değil, en küçük şeyleri kıskanıyordu. Ve bu bir çare ruhunu daimi işkenceler içinde ezerdi. Nihal bu hissini pek iyi anlamıştı. O şeylerin kendilerini değil, onların gösterdiği manayı, evet, babasının kendisini unutarak hep bu kadını düşünmesini kıskanıyordu. Bugün hayatında birinci defa olarak bir düğüne gitmek sevinciyle bahtiyarken, orada Bihter'in bir kanepe üstüne henüz kapağını açmaksızın bıraktığı Al-Kadife kutunun görünmesiyle kalbinde bir şey vuruldu. Şimdi kutuyu Adnan Bey açıyor, hem tarak hem iğne olarak kullanılabilen bir parçayı göstererek Bihter'e soruyordu. Saçlarına mı takacaksın gülüm? Nihal kaçtı. Sofada peyker hazırlanmış, içeride Katina'yı vermemek isteyen annesine sesleniyordu. Şayeste Nesrin nihayet inmişlerdi. Beşir, siyah setresini giymiş, al kravatını takmıştı. Nihal kravatın bağlanışına itiraz ediyor, parmaklarının bir iki darbesiyle düzeltiyordu. Aman Peyker Hanım, bakınız benim beşirime, ne güzel değil mi? Hepimizden güzel, değil mi rica ederim? diyordu. Nihayet hep hazır oldular. Hep sofada Firdevs Hanım'ı bekliyorlardı. Nihal muhteriz bir nazarla Bihter'e bakmış, tara, küpeleri, parmağındaki yüzüğü görmüştü. Nesrin Neşayes'te perşembe gününe mahsus esvap kutularını, gecelik çantalarını istimbota konmak üzere indiriyorlar. Matmazal Nihal'e çarşafını giydiriyordu. Uzun eteğiyle çarşaflanamayan Bihter'le Peyker mantolarını giyeceklerdi. Hala odasından çıkmayan Firdevs Hanım'a sabırsızlanarak hep bağırıyorlar. Ferud'unu susturmak vazifesiyle memur edilen Nihat Bey, ''Bari Katina'yı sala çocuk üzüldü.'' şikayetiyle odanın kapısına vuruyordu. Birden Behlül bağırdı. Dikkat! Kapı açılıyor! Nihayet kapı açılmıştı. Katina yol vererek duruyordu. Hepsi gülümseyerek bekliyorlardı. Bir fışırtı başlangıcı Firdevs Hanım'ın ilerlediğini haber verdi. Onu eşikte görünce hep birden bir hayret nidasını zapt edemediler bir müddetten beri artık daha ziyade ihtiyarlayan, daha ziyade çöken bu kadın, bugün sanki tamamıyla sönmeden evvel güzelliğinin son bir gösteriş ışığı içinde görünmek isteyerek büsbütün değişmiş. On sene evvele avdet etmişti. Onu az kalsın tanıyamayacaklardı. Küçük Ferud'un haber verdi. ''Anne, Firdevs Hanım'ın sıfatı, o büyük anneliğin müthiş sıfatı bile çocuğun ağzından düzgünlenerek, boyalanarak, gençleşerek çıkıyordu. O şimdi etrafında uyanan bu hayreti fark etmemişçesine, daha düne kadar onu uzun iskemlesinde esir eden sızıları, sanki onları da sanatının sihriyle örterek, elli yaşının içinde genç ve güzel kalmış olmak zaferiyle ilerliyordu üzerinde düşünülen o elbise vardı. Siyah bir eteklik, Allah siyahın uygunluğu içinde göğsünün ve kollarının beyazlıklarına bir fazla tazelik veren, sinesinin ta ayrılık noktasında iri bir kırmızı gül. Firdevs Hanım etrafa, sizi beklettim, dedi ve gözlerinin derinliklerinden kopup gelen bir süzgün ve sitemli nazarla Behlül'e bakarak, görüyorsunuz ya, hala genç, ve hala güzelim demek istedi. Bihter şimdi telaşla bağırıyor, herkese söylenecek bir söz, sorulacak bir şey buluyordu. Nesrin, annemin çarşafını. Peyker, Ferud'un Nihal'in odasında yatacak değil mi? Matmazel, rica ederim gece çocuğu ara sıra yoklayınız. Sonra birden unutulmuş bir şey hatırladı. Aa, çanta, çanta nerede? Benim küçük el çantası. Etrafa cevap bekleyerek bakıyordu. Herkes meşguldü. Çarşaflar giyiliyor, peçeler iliştirilmek için Nihal'le Firdevs Hanım aynayı paylaşamıyorlar. Yeldirme giyen peyker, ince tül örtüsünün saçlarını bozmasından korkuyor. Nesrin'le Şayes de bellerinden sarkan çarşaflarını başlarına iliştirmek için hanımlardan uzak bir köşeye sokuluyorlardı. O zaman Bihter Behlül'e baktı. Rica ederim dedi. Odama bakar mısınız? Zannederim ki orada kaldı. Behlül koşarak gidiyordu. O koridorda kaybolunca Bihter başka bir şey daha tahttur etti. Kendi kendisine soruyordu. Ya eldivenler? Onları çantaya koymuş muydum? Şimdi herkes merdivenlerden iniyor, Nihal Matmazel'e öpüşerek veda ediyor, Adnan Bey, Nihat Bey'le rıhtından İstimbot'a binişlerini görmek için pencereden sarkıyorlardı. Bihter eldivenleri için koştu. Behlül odada etrafa dağılan kanepelerin, sandalyelerin üzerine serilen elbiseler, çamaşırlar arasında çantayı arıyordu. Bihter, bulamadınız mı? dedi. Sonra birden çantayı yere, halının üstüne düşmüş gördü. İşte burada. Behlül çantayı aldı. Fakat vermeyerek Bihter'e bakıyordu. Yarın gece, dedi. Evet, yarın gece. Çantayı veriniz, Rica ederim, herkesindi. Yalnız kalışımıza bir mana verirler. Behlül çantayı verirken birden bu yalnız kalmış olmak sözüyle tutuşan bir heves onu Bihter'in ellerinden tutmaya sevk etti. Dudakları birbirlerine kilitlendi. Uzun bir buse ile birbirlerini hırpalayarak öpüştüler. İkisinin de başları dönüyordu. İhtimal şu sırada her türlü tehlike içinde birbirlerinin kollarına düşeceklerdi birden bir gıcırtı, bir kapı gıcırtısı işittiler. Titreyerek birbirlerini ittiler. Bihter dehlize atıldı. Behlül kendini toparlayarak takip ediyordu. Bihter önünden geçerken matmazel göründü. Şüphesiz hiçbir şey değildi. İhtiyar mürebbiye odasına girmiş olacaktı. Nihayet o kadar heyecanlar içinde beklenen bu gece gelmişti. Evin içinde herkes uyuyordu. Bihter kocasıyla kısa bir buse teatisinden sonra aralık kapısını kapayalı belki saatler olmuştu. Düğün evinde hemen uykusuz, çılgınca bir eğlence içinde geçirilen bir geceden, perşembe gününün izdihamından, gürültüsünden sonra sersemleşmiş bir haldeydi. Odasında çini sobaya ayaklarını uzatarak ısınıyordu birden kalbinde bir şey oraya gitmek için en emin dakikanın geldiğini haber verdi. Gecelik haliyle omuzlarına yalnız bir atkı alarak kapısına gitti. Bu gece kapısının topuzunu çevirirken ne vücudunda bir korku titreyişi ne kalbinde bir heyecan vardı. Sanki gayet tabi bir şey yapıyordu. Odasının anahtarını beraber almıştı. Kapıyı dışarıdan kilitledi. İşitilmediğinden emindi dehlizi geçtikten sonra artık hiçbir korkuya yer yoktu. Sofada, merdivenlerde, aşağı katta ne görülmek ne işitilmek mümkündü. Dehlizde bir tesadüf ihtimaline karşı bir cevap hazırlamıştı. Uykusunun kaçtığından, kocasının kütüphanesinden bir kitap almak için indiğinden bahsedecekti. Merdivenlerden sofadan geçerken kendisini düşünmekten men ediyordu. Düşünürse, tereddüt ederse ihtimal geri dönecekti ve geri dönmek istemiyordu. Mutlak oraya gidecekti. Bir uyur gezer iradesizliğiyle oraya sürükleniyordu. Behlül'ün azarılık kapısını itti. O hazırdı. Bir kelime söylemeden, onu dinlemeden elinden tuttu. Buradan, bu kapıdan uzaklaşmak, o gidilecek yere. O esrar ile dolu sevda odasına bir an evvel giderek artık geri dönmek ihtimalini mahvetmek için kendisi onu sürükledi. Ve nihayet Behlül'ün menekşe sularıyla kokulandırdığı bu odanın havasında, kendisine gece vakti evin yalnızlıklarında ihtiyarsız dolaştıran bir müthiş uykudan uyanırcasına silkindi ve birden kırmızı kalpaklı lambanın pembe ziyasıyla etrafı, Behlül'ün serseri hevesleriyle bu yatak odasına yığılan bin türlü ufak tefeyi, hususuyla orada, köşede, perdeleri çekilerek sanki saklanan yatağı görünce, bunları, şu ayıbı canlandıran bütün bu ziyayı görmemek isteyerek iki elleriyle yüzünü kapadı. Behlül onu çekiyor. Çocuk diyor. Sonra ona teşekkür etmek için kelimeler buluyor. Beni seviyorsun Bihter, bundan eminim bu gece gelmiş olmak için herhalde beni seviyorsun, diyordu. Sonra Bihter, vicdanının azabından, hıyanetinin bu alçaklığından bahsetmek istedi. Bunlardan bahsederse bir cinayet itirafında duyulan hafifliği bulacağına kapıldı. Fakat sesinde bir şey fark ediyordu ki bu kendi kulaklarında bile yanlış bir namenin tesirini uyandırıyordu. Yoksa bu söyledikleri hep yalan mıydı? hiçbir vicdan azabı duymuyor, bu hıyanetin zullünü ruhunun samimiyetiyle hissetmiyor muydu? Behlül, niçin böyle fikirler icat ediyorsunuz? diyordu. Bu gecenin saadetini hissetmiyor musunuz? Bırakınız, bu saadet lekesiz, endişesiz kalsın. Bihter onu haklı buluyordu. Sustu. Sonra birden başını Behlül'ün omzuna koydu. Evet, madem ki seni seviyorum, dedi. Bu uzun geceyi beraber nasıl geçireceklerdi? İkisinin arasında hala soğuk bir hava, bir yabancılık münasebetlerinin soğuk bir nefesi vardı ki, onları tamamıyla sevişmekten men ediyor gibiydi. Bihter odanın bütün eşyasını görmek istiyor, uzun uzun duraksamalarla en olmayacak şeylerin karşısında kalarak odayı dolaşıyordu. Duvarda kadın resimlerine bakarken güldü. Bütün elbise merakıyla alınmış şeyler, diyordu. Birden aklına bir fikir geldi. Behlül ona bütün muaşakalarını anlatsa birer birer, bütün ayrıntılarıyla, onları nakletse nasıl olurdu? Sevinerek, bir çocuk haliyle bu fikre ellerini çırpıyordu. Behlül nazlanıyordu. Onun hayatında hiç muaşaka yoktu. En büyük günahı bir serçenin yüreğini bile doldurmazdı kendisi dünyada bütün erkeklerin en safı olmakla beraber en fena tanınmıştı. Behlül söylerken gülüyordu. Bihtar ısrar ediyordu. Hayır, mutlak bu gece onun bütün hayatına, mazisine vakıf olmalıydı. O zaman Behlül hikayeler icat etti. Gülünç buna anlattı. Bu günahlar o kadar tuhaf şeylerdi ki Bihtar hep affediyordu. Lakin hiç hiç kimseyi sevmediniz mi? diyor ve bu sual ile kaşları derin bir endişe ifade ederek yükseliyordu. Bu tuhaf hikayeleri dinledikçe gülerken onda gizli bir elem uyanıyordu. Bu adamın hayatında bu gecede böyle gülünecek ve güldürmek için başka bir kadına naklon olacak bir tuhaflık olabilirdi. Behlül bu endişeyi anlayarak onun ellerini alıyor, göğsüne çekerek seni yalnız seni diyordu. Ve sadasında öyle bir samimiyet vardı ki genç kadın bu vicdan sesini ta kaynağından içmek için dudaklarını uzatıyordu. Ne kadar bahtiyardılar. Böyle daimi bir aşkla sevişeceklerdi. Bihter bir aralık bir cümleye başlamak istedi. Lakin, dedi. Behlül soruyordu. Lakin, ya bir gün, mesela burada, böyle bahtiyarlıktan sarhoşken öyle bir şey olsa ki o kocasının ismini söyleyemiyordu. Behlül onu hemen temin etti. Ne iyi olurdu dedi. O zaman sizinle beraber buradan giderdik. O zaman büsbütün bahtiyar olurduk. Bihter anlamıyormuşçasına yüzüne bakıyordu. Buradan nereye gideceklerdi? Demek o kendisiyle beraber yaşamak için her şeyi terk edebilecekti. Gerçekten buradan beraber yalnız iki kişi artık bir daha avdet etmemek üzere, birbirlerinin kollarında ölmek üzere uzak, uzak bir yere gidebileceklerdi. Öyle mi? Bu fikir onu mesut ediyordu. Kalbinde adeta hemen şu dakikada görülmek, anlaşılmak için bir emeli bile uyanıyordu. İki ellerini Behlül'ün omuzlarına koyarak, gözlerini gözlerine dikerek soruyordu. Demek o zaman buradan giderdik. Lakin nereye? Nasıl? Behlül bilir miyim diyordu. Uzak, her şeyden uzak bir yere. O zaman gene kadına bir sevda kaidesinin rüyalar içinde uyutan şiir ufuklarını açıyordu. Ummanları geçeceklerdi. Aşklarına bir naz ile neşe ile örülmüş yuva. Öyle müstesna bir köşe bulacaklardı ki ebedi bir baharın tazeliklerine yuva olsun ağaçlarının arasında kaybolunacak korular, saf dalgaları kenarında kendinden geçmeler. İçinde uyuyacak şelaleler, sevdalarının daimi bir bahar sahnesi olacaktı. Onları mini mini bir selamla alkışlayan kuşlar, saf tebessümleriyle tebrik eden çiçekler arasında kol kola baş başa gezeceklerdi. Sonra yuvalarına gece ayın işitilmez hazin bir musikinin ezgilerine benzeyen ziyaları altında içten sevda nameleri dinleyerek döneceklerdi. Küçük, zarif yuvalarında, yeşillikler içinde boğulmuş, yeşil bir kafese benzeyen o kutunun içinde sevişecekler, hep sevişeceklerdi o kadar sevişeceklerdi ki, senelerin geçtiğinden habersiz, daima genç, daima bahtiyar, artık ölmemek isteyeceklerdi. Belki bu sevda köşesi o kadar cennetten bir parçaya benzeyecekti ki, ölüm bile onları unutacaktı. Behlül yavaş yavaş bu sevda şiirinin kendisini de latif bir hararet içinde saran tesiri ile mest olarak söylüyordu. Bu hülya tablosu Bihter'i uzaklara götürüyor, meçhul bir alemin şiirle, aşkla örülmüş ufuklarına atıyordu. Bir kelime ilave ederse bu kasidenin saadet rüyasını ihlal etmiş olacağından korkarak sükut ediyordu. Yalnız bir şey düşünüyordu. Behlül kendisiyle beraber gelebilecekti. Her şeyi onun için terk edecekti. Şimdi onun boynuna atılmak, teşekkür etmek, bilsen beni ne kadar bahtiyar ediyorsun demek istiyordu. Evet, artık bahtiyardı. Artık günahının işte mükafatını topluyordu. Bu gece avdet etmek zamanının geldiğine hükmedince Bihter birden bir korku duydu. Gelirken hiç avdeti düşünmemişti. Neden korktuğunu tayin edemiyordu. Geldiği gibi gidecekti. Odasından hiçbir heyecan duymaksızın çıkmışken şimdi tekrar oraya avdet etmek için korku duymasına bir mana veremiyordu. Karanlıktan, gecenin nefesinden, uzun sofalardan, duvarlardan her şeyden korkacağına, bir takım eller uzanarak kendisini tutacağına, bir korku haykırışıyla zulmetlerin içinde düşüp bayılacağına hükmediyordu. Fakat gitmek lazımdı. Daha ziyade duramazdı sabaha karşı evin içinde uyananlar olabilirdi. Behlül kapısını yarı açık bırakacaktı. Bihter omuz atkısını kaparak bir cesaret hamlesiyle atıldı. Sofada karanlıktan geçerken koşuyordu. Merdivenlerin bir basamağında tahta gıcırdadı. Bir adım daha atamayarak durdu. Sonra durmaktan korktu. Kapısının önüne kadar nasıl geldiğine vakıf değildi. Orada anahtarı taat etti. Anahtarı nereye koymuştu? Bunu düşünmeden evvel anahtarı bulamamak ihtimalinin neticelerini düşündü. Mümkün değil. Anahtarların nerede olabileceğine hatırasını sevk edemiyordu. Sonsuzluk kadar uzun bir dakika geçti. Artık gücünü kıran bir mücadelede son kuvvetini sarf etmişçesine oraya düşüverecekti. Birden taatr etti. Anahtar atkısının kurdelisine bağlanmış göğsünde sallanıyordu. Nasıl olmuştu da bunu görmemişti. Kapıyı açarken titriyordu. Gürültü olup olmadığını tayin edemedi. Odasına girip kapısını kapadıktan sonra bir müddet durdu. Etrafı dinliyordu. Hiç, hiçbir ses yoktu. Bu büyük ev derin bir uyku içinde, her şeyden habersiz, geniş geniş nefeslerle uyuyordu. Demek gecelerin kara gözlerinden başka hiçbir göz onu görmemişti. Demek bu kadın bu geceyi başka bir odada geçirmişti. Ve buna kimse vakıf olamamıştı. Bihter bunun bu derece kolay olabildiğine şaşırıyordu. Şu halde isterse yarın gece, isterse her gece oraya gidebilecekti. Nihayet belki bir defa görülebilirdi. Fakat bundan artık korkmaya sebep yoktu. Madem ki onunla beraber gideceklerdi, sağ ummanların öte tarafını, Bihter kendisini Behlül'ün kolunda, yeşil ormanlar içinde, mavi şelaleler arasında, bir aşk gömülmesi içinde yavaş yavaş yürüyor görüyordu. Nihal için bu düğün o vakte kadar açıklıkla anlaşılamamış, yalnız hissedilerek müphem kalmış birçok hakikatlerin birden açığa çıkması hükmünde olmuştu hep gördükleri, tanıdıkları hayatın uzaktan görünmüş belirli köşeleriydi. İnsanları, hususuyla kadınları, kendi aleminin kadınlarını bu derece yakından görmemişti. Düğünde hiç eğlenmemişti. Daha ziyade o zamana kadar uzaktan görülerek tamamıyla temyiz edilemeyen birçok hakikatlerin sert bir darbesi ile ona çarpmasından yaralanmış gibiydi düğünden avdetinden sonra bu iki gün içinde görülen çehreler, işitilmiş cümleler, bir düğün evinin olaylarını teşkil eden bütün o küçük küçük levhalar, gürültüler, çalgılar, karma karışık hep birden bir alemin patlayarak bulutları içinde dönen bir perişan enkazı şeklinde beyninin içinde çalkalanıyordu. Neler görmüştü, neler işitmişti? Bunlara bir düzen veremiyordu. Düğünü sıra ile birisine hikaye etmek lazım gelse kaybedecek, vakaları birbirlerine karıştıracaktı. İlk gece hususi bir müsavereden ibaretti. Buna yalnız akrabadan olanlarla pek iyi görüşülen birkaç aile davetliydi. Bu gece herkes eğlendiğine inanmıştı. Nihal eğlenip eğlenmediğine pek vakıf değildi. Göğsü korsesinden taşan şişman bir genç kadın vardı ki, Kadıköy sahnelerinde dinlenen kadın şarkıcıların taklidini yapmak için saatlerce boğazını yırtmış. Nihayet peykeri piyanoya geçirerek bu taklit ziyafetine bir çoban raksıyla son vermişti. Bu o derece seyretmeye değer bir şey adlediyordu ki, hizmetçiler bile gülmekten karışarak sofanın kapılarına yığılıyorlardı. İskemle de oturamayarak kendisine yere bir minder koydurtan bir ihtiyar hanım vardı ki, şişman genç oynarken ikide bir de coşarak ''Oh, ömrüne bereket!'' diyor, sonra eliyle gelin olacak kıza bir şey işaret ederek sesleniyordu. ''Elmas kızım, senin elinden istedi gönül. Bu yok olası ihtiyarlık, beni yerimden kaldırmıyor ki.'' Gelinin annesi Firdevs sanımı ara sıra kaldırıyor, ikisi beraber çıkarak kapısının bir kanadı kapalı duran bir odaya giriyorlar. Bir iki dakikalık bir gaygubetten gülerek, birbirlerinin kulaklarına bir şey fısıldayarak avdet ediyorlardı. Bir aralık saz takımı tertip edilmişti. Peyker piyanoda kaldı. Bihter için bir ut buldular. Şişman genç, daireyi kimseye veremem diyordu. Minderde oturan ihtiyar hanım, Firdevsime de bir daire bulunuz. O karışmazsa dinleyemem diye bağırıyor, sonra takıma seslenerek hiç seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Şarkısının unutulmamasını tembih ediyordu. Validelerden biri kızının unutulduğuna tahammül edemeyerek ev sahibesine ''Hemşire, kanun yok mu? Naciye de takıma girsin.'' dedi. Nihayet Naciye Hanım'a bir kanun bulundu. Kara kaşlı, kara gözlü, tombalak bir kız teklif olunmadan kalkıyor, çalgıcıların yanına gidiyor ve uzaktan Nihal'e soruyordu. Siz okumaz mısınız? Nihal cevap vermiyordu. Udla taksim olunurken minderde oturan ihtiyar hanım gözlerini kapamış, iki tarafına sallanarak dudaklarının arasından anlaşılmaz şeyler mırıldanıyordu. Suzinak faslı yapılıyordu. Ev sahibesiyle Firdevs hanım yan yana zapt olunmuş kahkahalarla gülüşüyorlar. Gelin Nihal'in yanına oturarak kulağına "Başka odaya gidelim mi? Sıkıldınız galiba." diyordu. Gelinle Nihal'in arasında böyle yavaş sesle bir konuşma başlamıştı. Gelin birer kelime ile orada bulunanları anlatıyordu. O şişman hanım birini severek iki çocuğuyla kocasından ayrılmıştı. Şimdi sevgilisi de onu almıyordu. Şarkı okuyan tombalak kızın gelecek hafta nikahı vardı. Şamlıca'da yanlarındaki köşkün beyiyle. Nişanlısı daha 18 yaşında. Henüz mektepten çıkmamıştı. Onun için nikahtan sonra bir sene bekleyeceklerdi. Nihal şaşmış, anlamayarak, cevap vermeyerek dinliyordu. Öteden Bihter'in sesi hepsinin üstünde yükselerek ''Çekme ele mü derdini bu geçici dünyanın'' şarkısına başlanıyordu gelin şu on dakikalık tanışma ile hasıl olan teklifsizlikle Nihal'e, hemşire diyordu. Size görücüler geliyor mu? Nihal kızarıyor ve bilmem diyordu. Her ne var ise sarhoşluk halinde vardır. Mısrası okunurken ev sahibesi yine Firdevs Hanım'ı yerinden kaldırıyor. Minderde oturan hanım gözlerini açarak bulanmış bakışıyla gelini arıyor. Besimeciğim, neredesin bakayım?'' "Beni yine unuttun." diyor. "Gelin aldırmayarak Nihali, başka odaya gidelim. Burada görüşemiyoruz ki." şikayetiyle yerinden kaldırıyordu. Kapısının bir kanadı kapalı duran odanın önünden geçerken gelin içeri baktı. Sonra Nihali eliyle çağırdı. Firdevs hanım kanepeye yaslanmış, gelinin annesini bir koluyla boynundan sararak omzuna çekmiş İkisinin de gözleri kapalı hala o şarkıyı mırıldanıyorlar. Gelin gülerek Nihale, ikisi de olmuşlar diyordu. Nihal tamamıyla anlamıyor ve ahmak görünmemek için sormuyordu. Başka bir odaya çekildikten sonra gelin ona kendi düğününün tarihini anlatmıştı. Bu düğün içeride minderde oturan ihtiyar hanımın bir eseriydi. Bu hanıma Nihal'in bilmemesine şaşıyorlardı. İstanbul'da onu tanımayan hemen kimse bulunamazdı. Bütün gelin olacak kızlarla evlendirilecek gençlerin bir hayır işler perisi olan bu kadına daima koynunda birkaç resimle birkaç pusula ile tesadüf olunurdu. Anneler onu tenha odalara çekerler, uzun uzun konuşurlar, genç kızlar elini öperlerdi. Her kıza bir koca bulan bu kadın yalnız kendisine bir tane bulamamıştı kökenine hatıralar erişemeyen bir zamandan beri duldu. İhtimal dul olarak doğmuştu. Başkalarının izdivacıyla o kadar meşguldü ki kendisini ihmal edebilirdi. Bir gün genç kızı olmayacak bir sebeple bu kadının refakatinde kalpakçılar başına göndermişlerdi. Orada hiçbir şey almayarak dükkan dükkan gezilmişti. Fakat her dükkana uğradıkça onlarla beraber bir müşteri daha oraya uğruyor, o da dükkanın başka bir köşesinde hep onlara, hayır, yalnız ona bakarak bir pazarlığa tutuşuyordu. Genç kız bu kalpakçılar başı seferinin hikmetini derhal anlamıştı. Ondan sonra bir gün annesi ona yakasında kurmay nişanesiyle bir zabit resmi gösterince artık hiç şüpheye imkan kalmamıştı. Genç kız biraz tereddütten sonra Nihal'e itiraf etmişti ki hep o hanımın aracılığıyla nişanlısıyla mektuplar teati etmişlerdi. Onun mektuplarını anlatıyordu. Nihayet, nihayet diyordu. Yarın koltukta göreceksiniz ya ancak 25 yaşında. İçeriden ihtiyar hanımın sesi işitiliyordu. Besime hanım, besimeciğim, neredesin elmas kızım? gelin nihayet Nihal'i sorgulamaya başlamıştı. Bey babasına dair tafsilat almak istiyor. İzdivacının gerçekleşmesiyle ilgili sualler soruyordu. Sonra Nihal'in müpem bir cevabı arasında sözünü keserek birden samimiyet kesbeden sesiyle ''Gücenmeyiniz ama bey babanız Bihtar Hanım için pek ihtiyar değil mi? Firdevs Hanım olsaydı.'' diyor. Bu son cümleyi bir kahkaha içinde bitirmiyordu. Nihal babasının ihtiyarlığından bahseden bu kıza karşı gizli gücenme hissetmekle beraber pek iyi tayin edemeksizin bir de memnuniyete benzer bir şey duyuyordu. O ihtiyarlık bu izdivaçta eksiklik teşkil ederek güya Nihal'in intikamını alıyordu. Tabi bir cereyan ile sohbet etme Firdevs Hanım'a intikal etmişti. Gelin Firdevs Hanım'a bildiklerini anlatıyordu. Uzaktan akrabalık olmakla beraber, diyordu. Siz de yabancı değilsiniz ya, siz benden ziyade bilirsiniz. Hayır, Nihal hiçbir şey bilmiyordu. Nesrinle şayestenin gevezelikleri belirli haddi geçemezdi. Şimdi bu yanında, bir küçük musluk şırıltısıyla durmadan söyleyen genç kızı dinledikçe, gözlerinin önünde birer birer perdeler düşüyordu. Demek Bihter'in annesi bir, Nihal tabir bulamıyor ve zihninde başlamış cümlesini yarım bırakıyordu. Artık hepsini anlıyordu. Birdenbire artık o kadar çok şey anlıyordu ki daha ziyade dinlemek istemiyordu. Bir aralık gelin Behlül'den bahsetmişti. Behlül kimdi? Genç miydi? Güzel miydi? Onu niçin soruyorlardı? Sonra doğrudan doğruya Nihal'den bahsolunmuştu. Hiç gelin olmayı düşünmüyor muydu? kimin karısı olmayı isterdi? İşte, işte kızarıyorsunuz, deniyordu. Nihal kızardığına vakıf değildi. Fakat artık bu baş başa konuşmaktan sıkılıyordu. Şimdi içeride saz bir oyun havası yapıyordu. Tazelerden oynayanlar oluyordu. İhtiyar hanımın sesi yine yükseliyordu. ''Aa, gelin nerede çocuklar? Gelini bulunuz.'' Nihal ayağa kalkmıştı. İçeriye girdiler siyah kaşlı, kara gözlü, tombalak kız Nihal'e musallat oluyor, mutlaka onu oynatmak istiyordu. Nihal başını silkerek, lakin bilmem, diyor. Sonra tombalak kız kanun çalan Naciye Hanım'a eğilerek işittirecek bir sesle fısıldıyordu. Ne soğuk şey, ne şarkı söylüyor, ne oyun oynuyor. Nihal bu gece mini mini yüreğinin üstünde bir ıstırap derdiyle uyumuştu bütün işittikleri, gördükleri onu incitmişti. Perşembe günü sabahleyin kalkar kalkmaz Bihter'e sordu. Ne vakit gideceğiz? Bihter de itiraf ediyordu. O da sıkılmıştı. Fakat gidilemezdi. Asıl bugün için gelinmişti. Şimdi gelini giydireceklerdi. Kendileri hazırlanacaklardı. Koltuk olacaktı, yemek yenecekti. Nihayet, Nihal o günün vakalarını karıştırıyordu zayıf asabı hiçbir zaman bu kadar kalabalığa, bu kadar şamataya maruz olmamıştı. Şimdi gözlerini kapayınca bir bulut içinde bir kanepe üstüne oturtulmuş gelini görüyordu. O gece durmadan söyleyen genç kız bugün gelinlik giysilerinin içinde. Kulağına şüphesiz tuhaf şeyler fısıldayan kadın arkadaşlarına bile bir tebessümü esirgeyecek kadar nazlanıyordu bugün herkeste bir resmiyet vardı. Gündüz için davetlileri ciddiyetle karşılayan şişman, taze dolun, gece Kadıköy sahneleri şarkıcılarını taklit eden zevzek kadın olduğuna ihtimal verilemezdi. Bu düğün evi bir karşıtlar topluluğuydu. Nihal birbirine benzemeyen çehrelerin, kıyafetlerin böyle garip bir karışımına hiç tesadüf etmemişti. En seçkin, en şık tuvaletlerin yanında en garip kıyafetler görülüyordu. Bir yaşlı hanım vardı ki, şal örneği entarisinin üstünde mor kadife kaplı elma kürkünün azametiyle yanında sarı krepten hotuzu ile gözlerini kaldırmaya cesaret edemeyen bir tazeği kaşıyla gözüyle azarlıyordu. Nihal bunların bir kayın valide ile işkence altında yaşatılan. Biz zamanımızda böyle gördük. Hükmüyle başına sarı krepten, o giydirilen bir gelin olduğuna haber almıştı. Düğün evinin kalabalık sofrasında aşağıdan yukarıya uzun eteklerini sürükleyerek kol kola dolaşan iyi giyinmiş kadınlar vardı. Ki şüphesiz bu seyranı zarafetin son haddi olarak kabul ediyorlar. Kalabalığın içinde herkesin ayaklarına dolaşan uzun eteklerinden pek mağrur görünüyorlardı. Saz takımı için bir köşede yapılan hususu mevkiin etrafında çömelmiş kadınlar, dadıların kucaklarında huysuzlanan çocuklar, şam fıstığı yiyerek kabuklarını halının üstüne atan hanım kızlar vardı. Daha sonra arkalarından çarşaflarını, başlarından örtülerini çıkarmayarak Bilinemez ne bekleyen seyirciler vardı ki bunların içinde Nihal, hizmetçiler arasına karışmış, özenle süslenmiş hanımlar fark ediyordu. Bunlar gelini görmeye gelmişlerdi. Hep gelin odasına hücum ediyorlar, perdelere, ayna ile konsola, kanepelere, koltuklara bir fiyat takdir eden gözlerle baktıktan sonra gelinin esvabını muayene ediyorlar. Nihayet buradan kafi bir fikir almış olmakla nefislerini tatmin edince kapısının önüne bir parmaklık konan yatak odasına uzaktan bir göz atarak gelinin eşyasına bakıyorlardı. Merdivende itişenler, kakışanlar, omuzlarıyla yol açanlar vardı. Ve bütün bu halkın tevkinde elindeki kahve tepsisiyle geçemeyerek bağıran bir hizmetçinin annesiyle beraber gelini seyretmeye gelerek Kalabalığın içinde sıkıntısından uluyan bir çocuğun ayağına basıldığı için öfkesini etrafındakilere beddua etmekle çıkaran bir zincir karının, yüzüne düzgün sürdüğü için bir hanım nineden çimdik yiyerek kör olasıca diye haykıran bir fersude halayığın ta uzakta yemek odasından gelen tabak şakırtısının, yukarıda fark edilmez bir terane ile devam eden ince sazın birbirine karışmış feryat ve şamatası büyük bir gürültüyle uçuşuyordu. Nihayet o kadar beklenilen koltuk resmi icra edilmişti. Nihal bunu ancak görebilmişti. Bu iş için mahsus başörtüsü getirmiş hanımlar vardı. İhtiyat ile davranmamış olanlar saçlarının ancak topuzunu örten ipek mendillerle saklanıyorlardı. Bu seyretmeye değer şeyi görmek için iskemlelere biniliyordu. Nihal nihayet etraftan kopan azim bir takdir bağırtısı içinde bir kırmızı fes, yakası işlenmiş bir siyah elbise, yanında beyaz bir tül altında elmasları parlayan bir baş görmüştü. Ufak bir ara, derin bir gürültü. Daha sonra Nihal anlayamıyordu havadan beyaz paralar düşmüş ve birden kabarıp kabarıp sonra etrafa dağlı veren azim bir dalga şeklinde bir bekleme nefesi ile şişkin duran bu halk o havadan dökülen şeyleri toplamak için yerlere dökülmüştü. Bu para yağmurları iki tarafa avuç avuç serpiliyor ve bu dalga oradan oraya parçalanarak, çırpınarak üzerine dökülüyordu bu beyaz şeyleri kapışıyorlar, kapışıyorlardı. Artık ne koltuk resmi kalmış, ne görülecek güvey kalmıştı. Artık gidilebilirdi. Fakat hayır, hiç kimse gitmiyordu. Gitmeyeceklerdi. Burada birbirlerine bakarak, bu gürültü ile eğlenerek öylece oturacaklardı. Nihal, nihayet kendisini odasının mesut sükununda yalnız bularak, ta uzaklarda bırakılan bu düğün evini, orada işitilen, görülen şeyleri düşündükçe karar veriyordu. Gelin olmak, asla diyordu. Onu ne görücüler göreceklerdi, ne de ihtiyar bir kadınla kalpakçılar başına göndereceklerdi. O böyle evde, kendi evinde, kendi odasında, yalnız, kendi kendisine, dünyada tek başına oturacaktı. Sonra babasını düşünüyordu. Babası da beraber olsaydı, yine eskisi gibi, aralarında başka hiçbir kimse olmaksızın. Onda babasına tekrar bir yakınlaşma arzusu uyanıyordu. Ertesi gün sabahleyin uyanır uyanmaz babasını görmek için yenilemeyecek bir ihtiyaç hissetti. Böyle sabahleyin babasının odasına gitmek itiyadı ruhunun o kadar uzaklarda kalmış bir hatırasıydı ki aşağıda o bir vakitler onunla baş başa seneler geçirilen mini mini çalışma odasına girerken kendisine pek alışılmış haricinde bir şey yapıyormuş zannediyordu. Adnan Bey penceresinin yanında masasının üzerine eğilmiş yine bir şey kazımakla meşguldü. Başını kaldırarak biraz şaşkın Nihal'e baktı. Nihal babasının karşısında dudaklarında bir tebessümle bekliyordu. Adnan Bey sordu: "Küçük hanım nasıl oldu da bu sabah babasını görmeye geldi?" Nihal gülerek omuzlarını silkti. "Bilir miyim?" demek istiyordu. Evet, bilir miydi? Öyle, nasılsa sebepsiz dünden beri babasını düşünmüş, sonra bu sabah istek haricinde mahiyeti meçhul bir sebebe uyarak işte onun odasına gelmişti. Onun hissiyatında böyle birdenbire en büyük değişmeler Vuka gelmek için bir kelime, bir nazar, bir hiç yeterdi. Kalbinde ufak bir ses vardı ve bu ses ona babasından bu kadar uzak bulunmakta biraz da kendisinin sebep olduğunu söylüyordu. Ona artık affetmeli değil miydi? Küçük yer iskemlesine çekerek bir kelime söylemeksizin babasının tam karşısına oturdu sağ dirseğini dizine dayadı. Mini mini çenesini avucunun içine aldı. Ve gözlerinde derin bir tebessümle artık işini bırakarak kendisini seyreden babasına baktı. Sanki onu muayene ediyordu. Babası demek ihtiyardı. Bu fikir ona nereden gelmişti? Hala kulaklarında bu ihtiyarlıktan bahseden alaycı bir sesin insafsız bir kahkahaya benzeyen titreyişi vardı babasını şimdi sahih ihtiyar buluyordu. Hatta biraz zayıflamış, biraz yanakları çekilmiş, biraz sararmış. Kendi bildiğinden daha ziyade ihtiyarlamış. Birçok zaman babasını görmemiş gibi onu birden başkalaşmış olarak buluyordu. Nihal, niçin bana öyle bakıyorsun? Cevap vermedi. Dudaklarında bir şey titredi. Tebessüme benzer bir şey. Sonra bu gölge silindi gözlerinden o gülme rengi uçtu. Bu çocuk alnının üstüne gizli bir endişe sesi düştü. Belki babasının da bahtı fena idi. Belki onun da kalbinde bir keder, kim bilir nasıl bir keder vardı ki ağlıyordu. Belki o da Nihal'le bu uzaklıktan üzgündü. Şimdi babasından uzak kalmış olmak affolunmamayacak bir suç kuvvetiyle kalbini vuruyordu. Öyle bir şey söylemek istiyordu ki, babasıyla arasında açılan mesafeyi bir saniye içinde silsin yine onları eskisi kadar dost yapsın bir şey bulamıyordu ne söylemeliydi ki bu uzun suskun kırgınlığı artık bir buse içinde unuttursun elini uzatarak babasının bıraktığı tahta parçasını aldı ne yapıyorsunuz babacığım bu daha hiçbir şey değildi adnan bey henüz ne yapacağına karar vermemişti hatırına bir fikir geliyordu. Fakat beni yoracak bir fikir diyordu. Bir asma yaprağının üzerine konmuş bir salkın üzüm. Üzüm tanelerini oyuk yapmalı. İçlerini pamukla doldurup üzerlerine bu renge uyacak küçük kadife parçaları çekmeli. Anlıyor musun Nihal? Zarif bir iğne yastığı. Nihal bu fikri pek beğeniyordu. Ne güzel diyordu. Onu bana verirsiniz değil mi? Sonra birdenbire başka bir şey hatırladı. İşte bu yine baba ile kızı yekdi yerine yaklaştıracaktı. Hani ya siz bir kere benim resmimi oymaya başlamıştınız da yarım kalmıştı. Nerede o parça? Kim bilir nerelere atıldı? ayağa kalkmış, babasının köşede iş masasını dolduran tahta parçalarını, aletleri, o bir yığın kalabalığı karıştırıyor, o mutlu hayat devresinin yarım kalarak bir unutma köşesine atılan hatırasını arıyordu. Adnan Bey onu durdurdu. ''Boş yere arıyorsun Nihal. Onu bitirmek mümkün değil. O zaman sen bir çocuktun. Şimdi...'' Nihal'i kolundan çekerek pencerenin yanına vereceği hükmü vermek için onu daha iyi görmek üzere Ziya'ya götürüyor. Ve kızının artık bir çocuktan ziyade bir genç kız çehresine benzeyen sivrice simasına, alnını taçlandıran yumuşak saçlara, ince ve uzun boyuna bakarak cümlesini ikmal ediyordu. Şimdi artık bir genç kızsın ince bir muhabbet havası içinde ruhu babasının bu nazarıyla kucaklaşırken Nihal'in kalbinde bir şey azim bir saadet hazıyla eriyor gibiydi. Babasının kollarına atılacak ve tekrar beş dakika içinde babasını bulmuş olmak bahtiyarlığıyla ağlayacaktı. Bunu yapabilmek için kuvvet bulamadı. Adnan Bey hala ona bakıyordu. Nihal bir şey söylemiş olmak için, ''Genç kız'' dedi. Baba, bir çocuk genç kız olunca nihayet gelin olur değil mi? Sizin haberiniz var mı? Ben karar verdim. Bir daha değiştirilemeyecek bir karar. Küçük Nihal gelin olmayacak. Hani ya bana küçükken sorardınız. Nihal kime varacaksın derdiniz. Ben şüphesiz ciddi bir kanaatle size derdim. Telaş etmeyiniz. Şimdi o fikirde değilim. Fakat sizin yanınızda kalacağım. Anlıyor musunuz baba? Her zaman sizinle beraber.'' Adnan Bey sesinde derin bir merhamet titreyişiyle ''Lakin kızım, nihayet gelin olmaya karar vermek lazım gelecek. Bir gün, olabilir ki, baban seni yalnız bırakmaya mecbur olur.'' Nihal evvela anlamadı. Sonra babasının titreyen gözlerinden anladı. Yalnız ta ruhunun derinliklerinden kopan acı bir iniltiyle ''Oo'' dedi.'' Bu mümkün müydü? Böyle bir şey olabilir miydi? Annesinden sonra bu da, babası da zihninde o kelimeyi söyleyemeyerek kendi kendisine "Kabil değil." diyordu. Sonra babasına sokuldu. "Söyleyin bakayım." dedi. "Bana söyleyin ki bu dediğiniz şey mümkün değil." Adnan Bey gülüyordu. Ona sordu. "Bu kararı nereden çıkardın Nihal?" Babasına hakikati söyledi bu kararı işte dün gördükleri düğünden çıkarmıştı. Nihal şimdi çocukluğuna mahsus neşesini bularak bütün tafsilatı maskaralaştıran bir tarz ile ellerinin, çehresinin bin türlü tuhaflıklarıyla düğünde gördüklerini taklitlerle karıştırarak anlatıyordu. Bu düğün hikayesi Nihal'de yaşayan bir komedi, kuvvet ve hareketini kesbediyor. Adnan Bey'in gözlerinin önünden bütün bir düğün evi garibeleriyle, tuhaflıklar ile parça parça levhalarını süsleyerek cereyan ediyordu. Nihal, iki kurşun kalemi darbesiyle bir hayat uyduran bir ilhamıyla düğünün hayali bir manzarasını çizdikten sonra babasının karşısına geçiyor, ciddi görünmek için somurtan gelini taklit ediyordu. Düşününüz bir kere. İşte böyle. Hep böyle. Saatler geçecek, bütün gün geçecek. Siz hep böyle somurtacaksınız. Sanki gelin olduğunuza pişmansınız. Bütün bu görmeye gelenlere dargınsınız. Sizi ondan sonra, yok ondan evvel. O zaman Nihal parmağını kaldırarak ciddi bir vaiz vaziyetiyle başka bir şey daha var. Bu ne kadar gülünçse o kadar iğrenç bir şey daha var, diyordu. O zaman o minderde oturan hanımı anlatmak için halanın üstüne oturuyor, gözlerini kapayarak, sazın kendinden geçiren nameleriyle başını ağır ağır iki tarafına sallıyor. Ortaya boğuk bir sesle, oh, ömrüne bereket duasını atıyordu. Bu kadın onu alacak, kalpakçılar başına götürecek, beğendirilecek bir eşya alçalmasıyla o güne kadar görülmemiş, tanınmamış bir adama satacaktı. Nihal tekrar ayağa kalkarak ''Anlıyor musunuz baba? Asla!'' diyordu. Bunu söylerken ince sesinde demirden bir sağlamlık vardı. Adnan Bey gülüyordu. ''Lakin kızım, bütün kızlar kalpakçılar başında gelin olmaz.'' diyordu. Birden Nihal'in ağzından bir sual fırlayacaktı. ''Başka nerede gelin olurlar?'' ''Kalenderde, kağıthanede, göksuda.'' ağzından çıkmamakla beraber bu sual onu o kadar korkuttu ki sapsarı oldu. Fakat ta deminden beri bu düğünden bahsederken bir fırsat bulmak biraz da Firdevs Hanım'dan onlardan bahsetmek istiyordu. Lakin o zaman babası kaşlarını çatacak en sert sesiyle ona Nihal beni yalnız bırakır mısın diyecekti. Onlardan bahsetmemek için başka bir şey buldu. Bakınız itiraf edeyim gelin olmak için bence bir sebep olabilir. Mücevher, bilmezsiniz babacığım. O gün ben gözyaşlarımla sarhoş oluyordum. Sanki bütün o elmaslar, zümrütler, yakutlar damarlarıma giriyor, başımı döndürüyordu. Onlardan herkes de vardı, dedi. Şimdi biraz kızararak bu itirafının utancını örtmek için tatlı bir tebessümle gözlerini babasının gözlerine sokarak ilave ediyordu hususuyla birisinde, bilirsiniz ya kimde, bir zümrüt takımı vardı ki, bir şey onu boğuyor gibiydi. Boğazında ikmal etmekten men eden bir tıkanıklık vardı. Sükut etti. Adnan Bey onun saçlarını parmaklarıyla tarayarak gülüyor ve ince bir sesle ''Evet'' diyordu. Fakat bunun için gelin olmak icap eder. Ne zaman kararını değiştirirsen bana haber verirsin.'' O zaman küçük Nihal için de bir zümrüt takımı gelir. Nihal bir kahkaha içinde cevap verdi. Zavallı zümrüt takımı. Küçük Nihal'e gelmek için ne kadar, ne kadar bekleyecek? Bunun böyle bir şarta bağlanmasına darılmıyordu. Bugün babasıyla barışmış olmaktan o kadar bahtiyardı ki, bunun için değil, hiçbir şey için darılmayacaktı. Şimdi onda her şeyle, herkesle bütün hayatıyla barışmaya bir ihtiyaç vardı. Ruhunun muhabbet kabiliyetleri bilinemez nasıl bir rüzgar esintisiyle serpilip ziya ısı arayan bir gonca inkişafıyla açılıveriyordu. Hatta piyanosuyla bile barıştı. Bugün evin içi saatlerle Strauss'un valslerini, Medra'nın kadrillerini dinledi. Behlül'den gidip kitap istedi. Matmazel evvela kendisine gösterilmek şartıyla ona bazı hikayelerin okunmasına izin vermeye başlamıştı. Kitap bahanesiyle Behlül'ün odasında yarım saat gecikti. Bugün iki iyi dost gibi gevezelik ettiler. Babasıyla barışmanın sanki şenliğini yapıyordu. Bu aşırılığa varan sevincinin içinde ara sıra kendi kendisine gülerek soruyordu. Madem ki barışmak ancak onun elindeydi, neden şimdiye kadar beklemişti? Matmazeli taklit ederek kendi kendisine parmağını kaldırıyor ve artık bundan sonra uslu çocuk olacaksın, değil mi küçük Nihal diyordu. Fakat böyle uslu çocuk olmakta devam edemedi. Nihayet bir gün en umulmaz bir vesile ile o zamana kadar aralarında bir sert kelime bile teati edilmeyen Bihter ile Nihal'in arasında birdenbire düşmanlık başlamış oldu. Nihal haksızdı. Bunu kendisine de Bihter için düşmanlığa benzer bir his duydukça hep itiraf ederdi. Bu kadına babasının karısı olmaktan başka atfolunabilecek hiçbir husumet sebebi bulamıyordu. Fakat bu haksızlık onun için öyle bir ihtiyaçtı ki, mutlak uyacaktı. Bu kadınla mümkün değil dost olamamıştı. Onunla düşman olacaktı. Bir gün sabahleyin Nihal, babasının iş odasına gülerek, elinde bir kağıt parçasını yarım saklayarak girdi. Bihter elinde küçük bir tüy süpürge ile duvardaki levhaların tozunu alıyordu. Nihal babasının yanına kadar sokuldu. Hep gülüyordu kağıdı uzaktan gösterdi. Sanki kapılmasından korkarak çekildi. Nedir o Nihal? Nihal kollarını açarak müthiş bir hesap dedi. Şimdi Adnan Bey de gülüyordu. Nihal para istemeye geliyordu. Babasına anlattı. Bunu matmazelle beraber yapmışlardı. Birçok şeyler, neler neler. Küçük Nihal'in o kadar eksikleri vardı ki. Kağıda bakarak saydıkça babasını tuttuğu elinin parmaklarını kapayarak birer birer haber veriyordu. Evvela ayakkabı alacaklardı. 1. Eldivenleri patlamıştı. Bunları alacaklardı. 2. Alınacak şeyler çoğalıyordu. Nihal, istedikleri reddolunmamaya alışmış çocuklara mahsus bir şımarıklıkla ''Gördünüz mü? Cüzdanınızdan bir beşlik kağıt aşırmak için yeterli olacak kadar şeyler var.'' diyordu. Adnan Bey Bihter'e sordu. Bugün Beyoğlu'na ineceğinizden haberim yoktu. Ta yüksekte bir tabloya yetişmek için kanepenin üstüne çıkan Bihter başını çevirmeden cevap verdi. Ben de bilmiyordum. Nihal umursamazca cevap verdi. Biz matmazelle ineceğiz. Öyle kararlaştırmıştık baba. Bize bu vapuru kaçırtırsanız geç kalacağız. Kızım, niçin annenin ineceği bir günü beklemiyorsun?'' Nihal'in birden çehresi değişti. Cevap vermemek isteğini anlatan bir sesle dudaklarını şişirerek ''Çünkü'' dedi. Sonra ilave etti. ''Bugün de matmazelle bir kaçamak yapmak istedik. Zannederim ki bir genç kız mürebbiyesiyle beraber sokağa çıkabilir.'' Nihal'e bir kelime daha söylemek mevcut olmayan bir kavga zemini yaratmak demekti. Adnan Bey parayı vermeyi tercih etti. Nihal çıktıktan sonra Bihter'e sordu. Nihal'le neyiniz var Biter? Biter işitmemiş gibiydi. Fark etmemişçesine cevap verdi. Nihal'le hiç. Bugün Nihal Beyoğlu'ndan döndükten sonra odasına girince birden burada bir değişme gördü. Odasında bir başkalık vardı. Burasını boşaltı veren bir tebeddül vuka gelmiş gibiydi. Çarşafını çıkarmadan ayakta ne olduğunu anlayamayan gözlerle bakıyordu. Sonra birden anladı. Bülent'in yataklığı eksikti. Bu o kadar beklenmeyen bir şeydi ki gözlerine inanamıyordu. Belinden çarşafı sarkarak odasından çıktı. Merdiven başına kadar koştu. Şayeste, Nesrin, Bülent'in yataklığını ne için kaldırdınız? Kulağına dikerek cevap bekliyordu. Merdivenleri indi ve o zaman karşısında Bihter'i gördü. Ne koşuyorsun Nihal? Bihter muhakkak bir çarpışmaya cesaretle direnmek için karar vermiş gibiydi. Nihal, Bülent'in yataklığını kaldırmışlar, dedi. Bihter sağlam bir sesle cevap verdi. Evet, ben kaldırttım. Bülent artık ayrı bir odada yatacak. Geçen hafta kendisiyle öyle karar verdik. Nihal dondu. Nasıl? Nihayet Bülent'i büsbütün ondan alıyorlardı haftada bir gece bile onu ablasına bırakmak istemiyorlardı ve bu bu haksızlık Bülentle birleşilerek yapılıyordu da ona haber bile vermeye lüzum görülmüyordu özellikle onun evde bulunmadığından istifade edilerek ağzından bir kelime çıkamıyordu gözlerinde hırsının ateşinden kurumuş bir kin nazarıyla Bihtere bakıyordu birden coştu lakin siz siz ne karıştırıyorsunuz rica ederim Şüphesiz Bülent'i aldatmış olacaksınız. O sizin yalan tebessümlerinizle. İşte yine gülüyorsunuz. Fakat ben artık biliyorum. Anlıyor musunuz? Bu tebessümlerinizi biliyorum. Onlarda zehirleyen bir şey var. İşte etrafınızdakiler hep sizden zehirleniyorlar. Bülent sizin için mektebe gönderildi. Şu kadar çocuk sizin için oraya atıldı. Şimdi ablasının odasından da atılıyor. Onu nereye atıyorsunuz? Selamlığa mı atılıyor? Bihter acı bir tebessümle dinliyordu. Yavaş bir sesle cevap verdi. Haksızlık ediyorsun Nihal. Ne için beş dakika sonra sana pişmanlık ettirecek bir tarzda lakırdı söylüyorsun? Düşünsen ya Nihal, Bülent artık senin odanda yatamazdı. Bu kurala uymayan bir şey olurdu. Nihal atıldı. Hayır, yalan, yalan söylüyorsunuz. Narin, hastalıklı vücudu zapt olunamayan bir titreyiş ile titriyordu. Dudakları bembeyaz olmuştu. Sesinde bir kısıklık, tırmalayıcı, ıslık çalıcı bir şey vardı. Bunlar hiçbir şey için yapılmıyor. Yalnız beni, anlıyor musunuz? Bu evin içinde artık fazla gelen kızı kahretmek için yapılıyor. İtiraz etseniz ya. Niçin saklıyorsunuz sanki? Siz beni herkesten uzaklaştırmak, yapayalnız bırakmak istiyorsunuz. İşte geldiğinizden beri buna çalışıyorsunuz. Bihter sapsarı dudaklarını ısırarak dinliyordu. Nihal'i bu haliyle hiç görmemişti. Şimdi o hırçın bir kız olmuştu. Hep o hiddetinden kısılan sesiyle hiçbir şey düşünmeyerek, hiçbir şey dinlemek istemeyerek söylüyordu. Birden Bihter'e daha ziyade yaklaştı. Demin ne diyordunuz? Aldanıyorsunuz. Ben asıl şimdiye kadar size söylenememiş şeylerden nedamet ediyorum ben sizi hiçbir vakit sevmedim. Sevemedim. Sizden nefret ediyorum. İşitiyor musunuz? Sadece nefret. Bihter'in kulakları uğulduyor, yukarıda tahtalar gıcırdıyor, dehlizde bir kapı yavaşça açılıyor, bütün evin halkı, matmazel, şayeste ile nesrin, beşir, dudaklarında bir has tebessümüyle onun aşağılandığını dinliyorlar zannediyordu. Nihal'in son sözü çehresine birden bir al dalga fışkırtan bir kamçı oldu. Nihal, mürebbiyenizin yanına çıkar mısınız? Size daha verilecek terbiye dersleri olmalı, dedi. Nihal'in cevabını işitmemek için Bihter döndü. Nihal cevap vermemek hırsından titriyordu. Adnan Bey'in kapısı açıldı ve karşısında babasını gördü. Baba kız, dik, titremeyen, husumeti andıran bir nazarla bakıştılar. Adnan Bey sordu. Ne oluyor Nihal? Nihal cevap vermedi. Bu oluyor gibiydi. Artık hiddeti son kuvvet hamlesini sarf etmişti. Şimdi bütün asabında bir gevşeklik, hemen oraya atılı vererek ağlamak isteyen bir olmuşluk vardı. Adnan Bey şimdi gözlerinde hiddetten ziyade merhamete benzeyen bir nazarla ona yaklaşmıştı. Kızım, biraz benim odama gelir misin? dedi birden kendisini babasının odasında onunla karşı karşıya onu biraz dargın, biraz azarlama haliyle, vakur, ciddi bir sesle kim bilir neler söylerken, kim bilir kalbini nasıl ezecek nasihatlar verirken, kendisini alçak, aciz, utancından ağlamayarak, mahkuriyetinden söz söylemeye kuvvet bulamayarak hemen orada bu bir çare kalbin üzüntülerini anlamamak isteyen babasının ayakları altında can çekişirken gördü. Ve birden hayalinde hayat bulan bu manzaradan o kadar korktu ki. Babasının uzanan elinden elini çekti, döndü. Hiçbir cevap vermeyerek kaçtı. Beş dakika sonra Nihal odasında yalnız, Bülent'in boş kalan yerine bakarak kendisini o kadar haksız buluyordu ki, nedamet etti. Şimdi aşağıya inmek, bu kadının tekrar yüzüne bakmak için nasıl kuvvet bulacaktı? Şimdi bu hiddet tuğyanını affettirecek, kendi nefsine karşı haklı gösterecek bir sebep bulamıyordu. Kendi kendisinden o kadar utanıyordu ki, Ondan izahat talebiyle kapısına vuran Matmazele odasını açmaktan çekindi. Bu vakayı herkes sanki bir ittifak ile unutmuş göründü. Bihter Nihal ile aralarında hiçbir şey geçmemiş gibiydi. Fakat nedameti tekrar bir düşmanlık vesilesi bulmak ihtiyacı takip ediyordu. Artık onda bir şey vardı ki sebep olmadan taşıyor ancak bihtere soğuk birkaç kelime içinde biriktirdiğinin fazlasını boşalttıktan sonra sükun buluyordu. Artık küçük küçük çekişmeler birbirini takip ediyordu. Bihter'in masum bir kelimesi fena yorumlanıyor, pek dostça bir muhasebe arasında bir fikrine tuğyan ettirecek bir itiraz yapılıyor, kocasına söylenen bu sözün arasına tırmalayıcı bir kelime ile müdahale ediliyordu. Nihal artık tahammül edilmez hırçın bir kız oluyordu. Bihter'le küskünlükleri vardı ki günlerce sürerdi bir kere Bihter'in bir sözünde kuruntuya düşünmüş, bir mana bahanesiyle peşkirini sofranın üzerine fırlatarak yemekten kalkmıştı. Beraber yapılmak üzere kararlaştırılan gezintiler oluyordu ki Nihal'in birdenbire ortaya çıkıveren rahatsızlıklarıyla gecikiyordu. En olmayacak şeylerde Nihal bir karşı tutum takınıyor, Bihter'i bir alay kahkahasıyla tekzip etmek, haksız çıkarmak, utandırmak için her dakika bir fırsat bekliyordu. Ve Bihter'in sakin bir tebessümle, ölçülü bir kelime ile karşılık verdiği bu mücadelelerden kendisini mağlup çıkmış gördükçe Nihal büsbütün hırçın oluyor, büsbütün haksızlaşıyordu. Bihter bir kriz devresinin başladığına hükmetmişti. Onda heyecanlanmaları kontrol eden bir nefsi hüküm vardı ki, Nihal'e karşı yalnız bir kendini koruma vaziyeti almasına müsaade ediyordu. Kendisine hasta bir kızını hırpalamayarak terbiye eden bir anne hareketi çizmişti. Bir gün kocasına rica etti. Sizin küçük bir müdahaleniz bu buhranın pek çok sürmesinden başka bir şeye hizmet edemez. Bana vaat ediniz bakayım. Hiç karışmayacağınızı vaat ediniz. Adnan Bey etrafında cereyan eden bu şeylerden uzaklaşmayı yeğleyerek sanki habersiz kalıyordu. Yanında vuku bulmuş bir çekişmeye bile müdahale etmemek için dudaklarını ısırır, eline bir gazete alırdı. Bihter için bu bir cehennem hayatı oldu. En sakin, en emin zannolunan dakikalarda Nihal'le cenk etmek lazım geliyordu. Bütün sözlerinin, bütün hakaretlerinin derhal bir çekişme vesilesi olarak yakalanmak üzere bu kızın teftiş nazarı altında tutulmasından kaynaklanan daimi bir eza içindeydi. Fakat bu buhran devresi başladıktan sonra en ziyade mustarip olan Nihal'di. Bu hırçınlıklar bir çare mariz ruhunu yakıp kavuran müthiş bir hummanın önüne geçilemez nöbetleri hükmündeydi devamı esnasında onu düşünemeyen bir çılgın yapar vahşi bir sarhoşluk lezzeti ile mest bırakır Sonra zedelenmiş asabıyla, titreyen renksiz dudaklarıyla, boğazına tıkanan bir azap düğümüyle ve hep o ensesinden başlayarak şakaklarını geren ağrılarla bu mücadelenin içinden kafesinin tellerine çarpa çarpa hırpalanmış, çıldırmış bir kuş haraplığıyla çıkınca kendisini bütün çılgınlıkları, bütün buhranları daha ziyade kuvvetle, daha ziyade açıklık ile taattur bulunan bir sayıklama nöbetinden uyanı vermiş bulur. Bu hatıraların hicabından herkesin o haksızlıkları eleştirecek zannettiği nazarından kaçmak için odasına koşar. Kapısını kilitler ve orada yalnızlığın içinde irileşmiş gözleriyle, kasılmış parmaklarıyla kendi kendisini parçalamak, yemek isterdi. Haksızlığını tamamıyla biliyordu. İşte onu herkesin gözlerinde de okuyordu. Lakin kızım, düşününüz, rica ederim diye başlayan matmazel onu bir tebessümle yanından geçerken mırıldanmış bir kelime ile tasvip eden şayeste ile nesrine kadar herkes onun haksızlıklarına birer şahitti. Kızların onu yeylemeleriyle haksızlıklarını daha çirkin bir mana kespetmiş buluyor. Kendisini onların alt basamağına inmiş, onlarla ortak olmuş görmekten iğreniyordu. Lakin niçin? Niçin böyle oluyordu? Matmazel'in dediği kadar düşünmeye neden gücü yetmiyordu? O zaman bu haksızlıkları kendi nefsine, herkese affettirmek için fazla gösterilere lüzum görürdü. Babasıyla yine çocuklaşmak ister, Behlül'e sokulur, Bülent'e hediyelere boğar, nihayet Bihter'le hiçbir şey vaki olmamışçasına sokulgan bir arkadaş olurdu. Fakat bu nümayişlerin arasında hissederdi ki bütün etrafındakiler, hatta Bülent, ta gözlerinin içinde ona karşı bir gizli muahize nazarı saklıyorlar. Bihter'in kısılmış dudaklarında zapt olunan kelimelerin bir titremesini fark ederdi. Ve artık daha ziyade nefsini zapt edemeyerek nihayet herkesi kendi tarafına çekecek. Artık bu defa kendisini haklı gösterecek bir vesile zuhur ettiğine kani olarak geçmiş haksızlıklarının tamirini yeni bir haksızlıkta arardı. Lakin her defasında aldanırdı. Bu mücadelelerin hiçbirinde ona hak verecek bir nazara tesadüf etmemişti. İstiyordu ki kendi kendisini haksız bulmakla beraber herkes ona hak versin, ona acısın. Evet, kendisine acınılmasını istiyordu. Onun merhamete ihtiyacı vardı. Ta kalbinde bir şey ona kendisini çekerek saçlarını gözyaşlarıyla ıslatacak sevecen bir kalp aratıyordu. O şefkat kalbi, o kerem sinesi kimin olabilirdi? Bunu tayin edemiyordu. Fakat biliyordu ki o gözyaşları, o derin bir rahmet menbaından saçlarına akacak sıcak yaşlar kalbinin bir çare yaralı kalbinin yaralarını yıkayacak zehirlerini temizleyecek ve yalnız o vakit işte kendisini mahveden bu müthiş bu ciğerlerini kavuran hummadan ateşten iyileşecek. Bu kalp kimin kalbi olabilirdi? Bütün etrafındakilerin kalpleri ondan uzaklaşmıştı. Hiç hiçbir müşfik kalp görmüyordu ki o şifa verecek gözyaşlarını serpmeye muktedir olabilsin. Şimdi artık hepsiyle yabancılaşmıştı, hepsiyle. Zihninde acı bir hüsran nidası şeklinde bu kelimeyi tekrar ederken öksüzlüğünün bütün üzüntüsüyle bu feryadı yalnızlığının matemine bir ıstırap iniltisi hükmünde atarken kendisini o kadar terk edilmiş, o kadar yalnız görürdü ki hemen ölmüş bulunmak isterdi. Sonra dışarıda kışın siyah günleri penceresinden ona dalga dalga ölüm karanlıkları dökerken birden titrerdi. Üşürdü. Ölmek kim bilir bu ne güzel bir şeydi. Fakat ne korkunç bir şey. Asıl korkunçluğunda bir güzellik bulunuyordu. Siyah bir çukur. O büsbütün beyazlaşmış çehresiyle sarı saçlarının arasında beyaz Kar kadar beyaz kefenler içinde yatıyor ve ta yukarıda. O siyah toprakların üstüne siyah bir semadan yavaş yavaş bu genç kız mezarını okşar gibi yağmurlar dökülüyor. İşte o şifa veren gözyaşları. Madem ki bu hayatta sarı saçlarını onlarla ıslatacak bir kerem kalbi yoktu, bu gözyaşlarını mezarında bulacaktı. Sema, kızına ağlayan bir anne matemiyle ağır ağır, yavaş yavaş, gözyaşlarını serperken mezarında ruhuyla bunları içecekti. Bu ölmüş genç kızın renksiz dudakları mesut bir tebessümle tazelik bulacaktı. Sonra, kim bilir, belki mezarların karanlık yollarından, o toprakların altında gizlenen siyah dehlizlerden bir ölü, annesi. Beyaz kefenleriyle sürüklene sürüklene tırnaklarıyla toprakları deşe deşe yol açacak geceleri kızını yalnız bırakmamak için onun yanına gelecek. Dudaklarıyla saçlarının arasında kulağını arayacak ve başkalarına, hayattakilere işittirmemek için yavaş bir sesle "Nihal'im, benim mini mini Nihalim" diyecek. İşte ben, yalnız ben sana hak veriyorum. Evet, mini mini Nihale yalnız o hak verecekti. Böyle odasında yap yalnız ölümü düşünürken Hülya'sının nazarında bir genç kızın taze mezarını görür, elini çenesine dayayarak gözleri kaybolmuş sanki o mezarın başında matem tutardı. Böyle ikiye ayrılmak mümkün olsaydı. Ölmüş mezarının içinde annesiyle öpüşen bir Nihal. Ve o mezarın başında böyle eli çenesine dayanmış, sarı saçları perişan, gözleri insanların göremedikleri bir ufka açılmış, kımıldanmayarak yaşamıyormuşçasına yaşayarak yalnız ağlamak için oraya dikilmiş bir heykel. Fakat canlı, matem heykeli şeklinde bir başka Nihal. Bu mateminin arasında onunla beraber ağlayacak birisine ihtiyaç duyar ve o zaman musikinin teselli eden giryelerine koşardı. Bu keder veren saatlerde parmakları piyanosunu inletecek şeyler bulurdu. Ya Chopin'den bir gece, ya Schumann'dan bir şiir, yahut Mendelssohn'dan bir hazin melodi içinde bu aletin ruhuyla onun mariz ruhu hüviyetlerini eritip mahveden bir kucaklamanın vecde giren can çekişmeleriyle çırpınırlar sonra birbirlerini kırarak, birbirini öldürerek son bir ıstırap hıçkırığı ile havada derin bir matem ezgisi bırakarak bitap, kırık, mecruh, sürüklene sürüklene sanki bir kenara düşerlerdi inleyen bu şeyler bir çare beşer hayatının o ifade edilmez ıstıraplarına gözyaşlarından dizilmiş bir lisan olan bu musiki kasideleri Nihal'in asabından geçtikçe onun acılarıyla zehirlendikçe daha hastalanarak başka bir mana geceleri semaların hazin gülüşlerinden mezarlara damlayan acıma damlalarına benzer. Rakik bir elen ifadesi kazanırdı. Nihal kendisini unuturdu. Kısık dudaklarla, kuru gözlerle bir bulut arasından gördüğü o siyah işaretlere dalgın, onların sessiz lisanından canlanarak uçan şikayetlerle kavrulmuş denebilecek nazarında hiçbir fikrin hayat pırıltısı parlamaksızın, sanki hissiz, hayatsız, kendinden geçiren bir ölümün rüya dalgalarında asude bir cereyan ile yüzerdi. Chopin'in eserlerinden biri vardı ki onu çalardı. Ve bunu ezberden, gözlerini kapayarak çalarken ta ruhunun içinde beyaz bir gece, son bir hayat gecesinin kefenli ufuklarını görürdü. Bu neşidenin bilinemez neden onda böyle bir ilham kuvveti vardı. Ne vakit onu çalsa gözlerinin içine bütün kainatı kefenlere saran bir beyaz gece karanlıkla aydınlıktan bulutlarla güneşlerden oluşan bir gece fakat ölmüş bir cihanın ölmüş bir gecesi ilham olurdu beyaz beyaz bu gecenin azim yüksek ağaçları vardı ki beyaz başlarını beyaz kollarını kaldırarak silkiniyorlardı beyaz bulut kümelerinden yığıla yığıla göğüslerini germiş dağların arasında beyaz saçlarının beyaz köpüklerini savurarak yükselen dalgalarıyla bir deniz kabarıyordu. Ta yukarıda bir düşme duraklayışı içinde kalıvermiş kar tufanlarının arkasında beyaz bir ay. Sonra bütün bu beyazlıkların üzerinden koşan alay alay gölgeler bu beyaz cihanı, siyah bir ölüm nefesi içinde saran bulutlar ve her tarafta azim bir sükut. Ne bulutlarda küçük bir name, ne dalgalarda hafif bir hışıltı. Hiç, hiçbir şey yok. Yalnız bu ölmüş gecenin üstüne, ta uzaklarda, kim bilir nerelerden? belki mevcut cihanın ötesinden kainatın hayatına ağıt okuyan bir ses. Nihayet kefenlerinin altında dinlenen bu ıstırap mahşerinin üstüne bir rahmet kevseri hükmünde dökülen son enin. Ve bu son kainat gecesinin tek izleyicisi olarak bütün o karlarının altında, donmuş manzaraların kenarında kendisini görüyordu. Bir kişi, bu ölmüş kainatın içinde yapayalnız. Şimdi de böyle değil miydi? Yapayalnız o zaman rüyasıyla hakikatin benzerliğinden titrer ve musikinin şifa verirken öldüren bu avutmalarından silkinerek çıkmak isterdi. Artık uyuşan, can çekişen asabı tekrar hayat bulmak için sarsılmak, hırpalanmak ihtiyacını duyardı. Birden demin inleyen alet çıldırır, kudururdu demin havanın içine serpilen son ağıtları henüz son can çekişme nefesini vermeden bir sürat alıştırmasının kasırgaları patlar. Çılgın dönüşleri içinde bütün hüzün şiirlerinin inleyen bakiyelerini müthiş gümbürtüleriyle boğardı. Nihal bu velvelenin içinde sersemleşmek, düşünmemek için düşünmemek isterdi. Sonra yorgun, göğsü şişkin, sapsarı bu mücadelenin içinden çıkarak başını çevirince ihtiyar mürebbiyesinin endişeli bir nazarla kendisine bakan gözlerini görürdü. O, bu musiki hummalarının hemen hepsinde bir gölge ihtirazıyla gelmiş, biraz uzakça oturmuş bulunurdu. Onun uzaktan Nihal'e öyle bir bakışı vardı ki, zavallı çocuk, kendisini öldürüyor demek isteyen derin bir merhamet manasıyla doluydu Evet bu museki hummaları insafsız bir hastalığın takip eden ateş nöbetleri kahrıyla bu zayıf çocuğu kırılmış bir halde bırakırdı Bu museki'nin tesliyetinde mest eden bir zehirli içki hıyaneti vardı O zaman Nihali almak ona neşe verecek şeyler okumak isterdi fakat Nihal bunlardan sıkılıyordu. Mürebbiyesinden öyle kitaplar istiyordu ki ona ölümü düşündürsün. Mürebbiyesine itiraf ediyordu. Ölüm, ölüm, şimdi hep bunu istiyorum derdi. Bir gün şayeste Nihal'e inanılmayacak bir haber verdi. Firdevs Hanım'ın uzun bir misafirlik için yalıya geleceğini işitmişti. Şayeste ayrıntılar da veriyordu hekimler dizlerinin sızıları için onların yalısının rutubetinden bahsetmişlerdi nihayet birçok tasavvurlardan sonra buraya gelmeye karar verilmiş şayeste bitmez tükenmez tafsilat ile bu haberi verirken nihal hareket etmeden bir kelime söylemeyerek inanılmayacak bir şey dinleyenlere mahsus sabit şaşırmış nazarla duruyordu şayeste bitirince cevap vermedi bu mümkün müydü bu karar kendisine karşı gerekli görülerek düzenlenmiş bir şey manasını kesbediyordu. Demek Nihal bundan sonra Firdevs Hanım'la beraber, bir evde, yan yana yaşamaya mahkum olacaktı. Lakin bu kadından o nefret ediyordu. Hele o düğünden beri ona başka türlü yaratılmış, başka kadınların hiçbirine benzemez bir mahluk nazarıyla bakıyordu. Kabil değil, buna müsaade etmeyecekti. Birden karar verdi artık babasına karşı da isyan edecek, bütün kuvvetiyle cenk edecekti. Nihal aklına gelen bir şeyi hemen yapmalı, zuhur eden bir çekişme vesilesini derhal kullanmalıydı. Şayesteyi orada bırakarak yerinden kalktı, aşağıya indi. Fakat sofada durmaya mecbur oldu. Bugün cumartesiydi. Bülent henüz gelmişti. Sofada onunla Behlül'e tesadüf etti. Bülent'le öpüştüler. Nihal sapsarıydı. Dudaklarında ufak bir titreyiş vardı. Bihter'e koşmak artık bu defa müthiş bir çarpışma ile her şeyi kırmak istiyordu. Behlül sordu. Ne oluyorsun Nihal? Sende yine bir şey var. Nihal durdu. Birden kararını değiştirdi. Bu şaşılacak haberi onlara söylemekle kendisinin tarafına geçecekler bulacağına hüküm verdi. Behlül'e dedi ki, Elbette haberiniz vardır. Bize yeni bir misafir geliyormuş. Behlül cevap verdi. Firdevs Hanım'dan bahsediyorsun zannederim. Lakin yanılıyorsun Nihal. O bir misafir değil. Senin annen demek olan bir kadının annesi. Nihal birden taşan hiddetiyle cevap verdi. Evet, fakat o kadın buraya gelemez. Behlül Nihal'e yaklaştı. Ve bir büyük kardeş yumuşak huyluluğuyla, Nihal, Eminim ki sen şimdi Bihtere gidiyordun. Ona şimdi bana söylediğini söyleyecektin. Öyle değil mi? Beni biraz dinler misin Nihal? Fakat kavga ederek, hiddetlenerek değil. Sakin, sinirlerle dudaklarında bir tebessümle. Bilirsin ki bütün kavgalarımızla beraber biz yine dostuz. Bir nevi kardeş. Birbirini tırmalayıp da yine sevişen kardeşlerden. İşte bak gülüyorsun. Mağlup oldun. Hiddet bitti. Artık beni dinleyeceksin. Behlül Nihal'i elinden çekerek odasına götürüyordu. Bülent onları takip ediyordu. Nihal'i bir koltuğa oturttuktan sonra Behlül bir yer iskemlesini çekti ve karşısına oturdu. Bülent yerde ikisinin arasındaydı. Nihal yumuşamış, iradesini başkalarına teslim etmiş bir vücut hükmündeydi. Ufak bir tebessüm ince dudaklarını hafifçe açıyordu biraz evvelki Nihal'den o kadar başka bir şeydi ki. Şimdi Bihter'in yanında olsaydı beş dakika evvel söyleyebileceği şeyleri söyleyemeyecekti. Behlül hep yumuşak huylu o bir kardeş sesiyle sordu. Değil mi Nihal? Bihter'e de o kadın buraya gelemez diyecektin. Nihal başıyla, gözüyle inkar ediyordu. Behlül diyordu ki, yo, şimdi utanıyorsun da onun için itiraf etmiyorsun.'' Ya bunu söyleyecektin yahut buna benzer bir şey. Bak, beş dakika yetti. Yapmak istediğin şeyden utanıyorsun. İşte bütün bu kış yaptığın şeyler için beşer dakika bekleseydin onların hepsi vuku bulmamış olacaktı. Nihal hep o tebessümüyle susuyordu. O zaman Behlül anlattı. Firdevs Hanım'ın bu konukluğundan hiç kimse memnun değildi. Hatta herkesten ziyade Bihter. Nihal gözlerini açtı. Nasıl? O da annesinin geleceğinden memnun değil miydi? Behlül seni temin ederim ki değil diyordu. Sana bunu izah etmek pek uzun. Fakat ne kadar memnun olmayacak olursa olsun başkaları kendisine karşı memnuniyetsizlik gösteremez. Hususuyla sen Nihal buna dair bir küçük işarette bile bulunamazsın. Bu şimdiye kadar aranızda geçen kavgaların hiçbirine benzemezdi. Ondan sonra Nihal müsaade eder misin? Sana ne vakitten beri söylenmek istenip de söylenemeyen bir şey söyleyin. Nihal biraz doğrularak o zamana kadar söylenemeyen bu mühim şeyi bekledi. Behlül ciddi bir sesle söyledi. Nihal, sen bilmeksizin babanı üzüyorsun. Nasıl? Ben, ben mi babamı meyus ediyorum? Bu sual ağzından bir feryat patlamasıyla çıktı. Behlül o sakin sesiyle devam etti. Evet, sen mini mini Nihal, sen. Bilmeyerek, düşünmeyerek, biraz çocukluktan, biraz hırçınlıktan. Fakat asıl kıskançlıktan. Senin bütün o bihtere yaptığın şeyler, o haksızlıklar. Evet, itiraf edersin değil mi? Onlar hep birer haksızlıktan başka bir şey değildir. İşte bütün o nefsini zapt edemeyerek yaptığın kavgalar onu zedeleyecek birer sebep oluyor. Behlül bu muhakeme silsilesini takip ediyordu. Fakat artık Nihal anlayamıyor, açıklık ile dinleyemiyordu. Bülent'in onaylayan çehresine bakarken gözlerinde bir sis, Behlül'ün sesini işitirken kulaklarında bir uğultu vardı. Kendisine birinci defa olarak söylenen bu şey o kadar beklenmeyen, o kadar umulmayan bir şeydi ki onu sersemletmişti. Kalbinde bir damar kopuyor gibiydi. Demek o babasını meyus ediyordu. Evet, bu doğru olmalıydı. Nasıl olmuştu da bunu kendisi düşünememiş ve şimdiye kadar hiç kimse ona bu hakikati söylememişti. Birden kendini büyük bir cinayet işlemiş olmak suçlamasıyla gördü. Babasını meyus etmiş olmak, evet, evet, bu böyleydi. Böyle olmalıydı. Şimdi ne yapacaktı? Ne yapacaktı ki her şeyi unuttursun? Her şeyi affettirsin? Şüphesiz artık Firdevs Hanım'ın gelmesine ses çıkarmayacaktı. Artık Bihter'le uğraşmayacaktı. Fakat evvelkiler nasıl unutturulacaktı? Behlül söylerken o dinlemeyerek Bihter'le geçen şeyleri birer birer hatırlıyordu. Kendisini ne kadar haksız buluyordu. Nasıl kuvvet bulmuş da bunları yapmıştı. Nihal Behlül'ün odasından başkalaşmış bir Nihal olarak çıktı. Behlül ona diyordu ki, Gördün mü Nihal? Ne zaman kendinde hiddete benzer bir şey hissedersen, biraz kavga arzularına meydan vermek için seninle küçük küçük mücadeleler de yaparız. Fakat başkasıyla değil. Bugün Nihal'in en sakin bir günü oldu. Saatlerle mürebbiyesinin ona okuduğu bir kitabı dinledi. Bugün Nihal için başka bir başlangıcı teşkil edecekti. Bundan sonra artık hiç sesini çıkarmayarak bütün o çılgınlıklara sevk eden isyan hissiyatını ezmek için zayıf kalbinde kuvvet bulmaya çalışarak kahrolmuşluğunun sessizliği içine kapanacak. Babasını meyus etmemek için susacak. Hep dudaklarını kısarak susacaktı. O okurken Nihal hep bunu düşünüyordu. Bugün ihtiyar kızın da okurken dalgınlıkları vardı elinde kitabı yavaşça indirerek sanki bir gözyaşı bulutuyla örtülü gözlerini Nihal'e dikiyor, dalgın, uzun bir nazarla ona bakıyordu. Böyle ikisinin arasında uzun bir dakika cereyan ediyor, bir şey söylemeyerek gözlerini zorla birbirinden ayırıyorlardı. İki defa Nihal sordu. ''Ne düşünüyorsunuz? Rica ederim.'' İhtiyar mürebbiye bir şey söylemek için kuvvet bulmaya çalışıyormuşçasına dudakları kıpır diyor sonra hiç diyordu. Nihal onun bu tereddütüne o gün fazla bir ehemmiyet vermemişti. Şüphesiz ihtiyar kızın kendisine söylenecek bir şeyi yoktu. Fakat ertesi sabah bu manasız şeyden müthiş bir hakikat çıktı. Nihali sabahleyin kapısının arasından seslenen matmazel uyandırdı. Bonjour Nihal Yatağında mısın çocuğum? Ben gidiyorum. Vapura ancak yetişebileceğim. Bu pazar ihtiyar kız sabah duasında bulunmak için erkenden Beyoğlu'na ineceğini bir gün evvel Nihal'e haber vermişti. Nihal yorganın altından başını çıkararak mürebbiyesine bağırdı. Rica ederim, çabuk dönünüz. Bugün hava güzel görünüyor. Sizinle bir küçük seyran yaparız. Bugün kışın son günlerinden biriydi soğuk fakat güzel bir gün. Nihal yatağından güneşin donuk, bir buz nefesiyle buğulanmış denebilen ziyasının penceresinden kayarak perdenin bir kenarını yaladığını görüyordu. Çerçevenin dışarısında beyaz bir süngere benzer, eriye eriye delik teşik olmuş, yumruk kadar bir kar parçası vardı ki, uzun uzun fasılalarla birer damla salı veriyor ve bu katreler camın donuklukları arasında açılmış mini mini bir dereyi takip ederek uzanarak kıvrılarak nihayet dağılarak kayboluyordu. Nihal uzun uzun perdesini yalayan bu ziyaya, katre katre eriyen bu kar parçasına, o mini mini dereye baktı. Yatağının içinde bu güneşli günün latif hararetini düşünerek üşüyordu. Onun da beyninin üstüne bu güneşin ziyalarını sisleyen buzlu nefese benzer bir tabaka çekilmiş gibiydi. Bütün vücudundan küçük küçük titremeler akıyordu. Ayaklarını çekerek yatağında büzüldü. Yorganını çenesinin altına kıstırdı. Hep o güneşe, kar parçasına, mini mini dereye bakıyordu. Bugün mümkün değil yatağından çıkıp bu soğuk odada yıkanmaya, giyinmeye kuvvet bulamayacaktı kafasında kurarak da suyun soğukluğunu hissediyor omuzlarından birer buz yola açılıyor titreyerek yatağının içinde daha ziyade büzülüyordu. Bugün tembellik edecek, saatlerce yatağından çıkmayacaktı. Yatağından çıkmamak için bir sebep daha buluyordu. Madem ki Matmazel de bugün evde değildi. Gözleri süzülüyordu. Hep öyle penceresine bakarken yavaş yavaş kirpikleri indi ince mavi damarları görünen göz kapakları titredi. Tekrar uyudu. Bir müddet uyudu. Sonra birden gözlerini açtı. Ona odasını sallamışlar gibi gelmişti. İlk önce anlayamadı. Bir dakika sonra tekrar aşağıdan yukarıya uçan koca bir kar parçası gelip penceresinin üstüne ezilerek yapışınca anladı. Aşağıda şüphesiz Bülent ablasının penceresini kar topuna tutuyordu birden yatağından atlayarak penceresine koştu. Tam o sırada bir top daha. Bu defa çerçevenin kenarına gelerek dağıldı. Nihal bahçeye baktı. Hep oradaydılar. Adnan Bey, Behlülle, Bülent, kürklü geniş yakasını kaldırmış Bihter. Henüz erimemiş karlardan toplamak için çömelen Beşir. Başlarını kaldırarak ona bakıyorlardı. Bülent bir iki top daha hazırlıyordu. Nihal eliyle işaret ederek geliyorum dedi. Beş dakika sonra bahçedeydi. Havada latif bir hararet vardı. Güneş bu sabah vaktinden evvel uyanmış bir bahar getiriyordu. Nihal bu havayı teneffüs eder etmez hüviyetinin derinliklerine kadar ısındığını hissetti. Bahçenin yollarında karlar yumuşamış, gevşemişti beyaz donuk bir cam tabakasıyla örtülü zannolunan dallardan ard arda katreler düşüyordu. Bunlardan bir tanesini geçerken Nihal'in boynuna düştü. Bir haykırış ile boynunu kıstı. Hep ellerinde birer topla onun yaklaşmasını gözlüyorlardı. Tam o dakikada Bülent emir verdi. Ateş! Toplar Nihal'in üzerine döküldü. O kolunu kaldırarak yüzünü saklıyordu. Bir tanesi ta kulağının üstünden saçlarının arasında dağıldı. Nihal parmaklarıyla saçlarını silkerek, ''Şimdi nöbet bana geldi.'' diyordu. Sekerek yoldan atladı. Orada bir ağacın dibinde bir küme kar vardı. Fakat öte tarafta Bülent de durmuyordu. O zaman ikisinin arasında insafsız bir harp başladı. Evvela muntazam bir harp şeklinde başlayan bu oyun yavaş yavaş aralarında mesafe eksile eksile toplar nihayet düşmandan evvel yetiştirilebilmek için telaşla alınan birer avuç kardan ibaret kalarak bir boğuşma haline gelmişti. Etrafta hep gülüyorlar. Adnan Bey artık yetişir diye bağırıyordu. İkisi de bu savaştan yorgun, karlarla bulanmış, gözleri şişkin çıktılar. Nihal kesik kesik soruyordu. Baba, Bülent yenildi değil mi? Bülent yenildiğine inanmadı. Kim yenildi? İstersen yeniden başlayalım, diyordu. Buna hep mani oldular. Adnan Bey ilerleyerek Nihal'i kolundan çekti. Artık harp bitmişti. Şimdi Bülent önlerinden koşarak sıçrıyor, yolun üzerine uzanmış bir dalı çekerek tam onlar geçerken silkiyordu babası ile Nihal böyle adımdan adıma bir kar tufanla tutuluyorlardı. Bir aralık Adnan Bey Nihal'e yavaş bir sesle söyleyeceğinden korkarak sordu. Nihal, Matmazel sana bir şey söyledi mi? Nihal şaşırmış fakat birden babasının bu sualiyle ihtiyar mürebbiyenin bir gün evvel kendisine bir şey söylemek için gözlerinden fark olunan tereddüt arasında bir münasebet bularak durdu. Ve babasına bakarak, hayır dedi. Şimdi ikisi de durmuşlardı. Bir hat ve ötede elinde yakalanarak hazırlanmış bir dalın ucuyla Bülent de bekliyordu. Adnan Bey dedi ki, senden izin isteyecekti. Lakin o bu sabah erkenden gitti bile. Adnan Bey, hayır öyle değil Nihal, dedi. Yalnız bugün değil, o artık yorulduğundan bahsediyor. Biraz da memleketinde, kendi akrabasının yanında. Anlıyor musun Nihal? Nihal pek iyi anlıyordu. Cevap vermeyerek kalbinde derin bir acıyla gözlerini indirdi. Öteden Bülent soruyordu. Nasıl baba? Kim? Kim? Matmazel öyle mi? Ah şu ihtiyar papağan. Nihayet memleketine bir seyahat mi düşünüyor? Nihal gözlerinde birer katre yaş kuruyarak, "Bülent, bize annelikten başka bir şey yapmayan bir kadın için böyle söz söylemekten seni men ederim." dedi. Bülent bir kahkaha içinde cevap verdi. Evet, fakat onu ihtiyar bir papağan olmaktan men edemezsin. Sonra elinden dalı bırakıp karları silkerek başını çevirdi ve yolun ötesinde uzaklaşan, artık memleketine giden o ihtiyar papağanın hayaline seslenerek elini salladı. Uğurlar olsun matmazel. Sizin hısımlara benden çok çok selamlar. Nihal'in vereceği cevabı işitmemek için Bülent koştu. Fakat Nihal cevap verecek bir halde değildi. Babasına da bir şey söyleyemiyordu. Arkasında Behlül ile Bihter'in ayaklarını işitiyordu. Başını çevirmeksizin, gözlerini kaldırmaksızın yürüdü. Adnan Bey de beraber yürüyordu. Nihal kendi kendisine bir çare ihtiyar kız diyordu. Ve bir nakarat hükmünde içinden tekrarlanan bu cümlenin arasında düşünüyordu düşünüyordu ki onun artık yorulduğundan bahsederek memleketine gitmek istemesi bir efsaneden başka bir şey olamazdı. Bihter'in ona karşı hiçbir vakit tamamıyla saklanamayan bir düşmanlığı vardı. Nihal'in bütün huysuzluklarına o bir teşvik eden olmak üzere telakki ediyordu. Kaç kereler Bihter bunu ihtiyar kıza ima etmişti. Onun evde varlığı Bihter'i rahatsız ediyordu. Şüphesiz bu onun tarafından tertip edilmişti. Nihayet bir gün kocasına bu kadından beni kurtarın demiş olacaktı. O zaman o bir çare kızın bütün o senelerce bir dakika kesintiye uğramayan fedakarlıkları unutularak kendisine anlatılmış olacaktı ki bu evin sükûnu onu artık Nihal'i yalnız bırakmasıyla mümkün olabilecek. Bu kendisine örtülü bir lisanla anlatıldıktan sonra nankör bir hizmetçi zilletiyle kovulmuş olmak avunmasını bırakmak için ihtimal onun müsaade talep etmesine imkan vermişlerdi. Ya bu adam ya Rabbi ya bu baba nasıl görmüyor? Hissetmiyordu ki kızının elinden bütün sevdikleri böyle birer birer alındıktan sonra o yaşamayacak. Evet Böyle yapayalnız yaşayabilmek için artık kuvvet bulamayacak. Nihal tekrar üşüyordu. Demin kendisini ısıtan bu güneşin hararetini artık hissetmiyor, yalnız bahçeye henüz indiği vakit boynuna damlayan kar damlasını duyuyordu. Bu katre orada büyüyor, bütün vücudunu titreten bir buzlu su oluyordu. Sonra da ona diyorlardı ki, ''Sen babanı meyus ediyorsun.'' Lakin onu işte onu da meyus ediyorlardı. Kim? Nasıl? Niçin bilmiyordu. Fakat işte meyustu. Bugün her zamandan ziyade. Demek şimdi ondan, onun zayıf kalbinden bu müthiş fedakarlığı da bekliyorlardı. Demek o bunun için ağlayacak olsa, isyan etse karşısına çıkacaklar ve Nihal, sen babanı meyus ediyorsun diyecekler. Lakin kim de asıl öyle olan? bir aralık ayağının ucuyla henüz yolun üzerinde erimeyerek mini mini adacıklar şeklinde kalan kar parçalarına dokunarak gözlerini kaldırmaksızın sessiz, ağır ağır hatvelerle babasının yanında yürürken bütün metanetini toplayarak yavaş yavaş soğukkanlılıkla adeta yalvararak Matmazel için müsaade talep etmek istedi. Evet, artık yalnız onu bırakınız diyecekti. Düşününüz, o giderse hayatımda ne azim bir boşluk açılacak. Bakınız, şimdi etrafımda beni sevecek kimse yok. Hep birer birer gidiyorlar. Evvela siz, baba, siz. Sanki benden uzak bir yerdesiniz. Artık beni duymuyorsunuz. Sonra onlar, Şakire Hanım'la Cemile. Onlar da birer yabancı oldular. Daha sonra Bülent. Onun yalnız kendisini değil, benden kalbini de çaldılar artık beni sevmiyor. Hep beni sevmeyenlerle beraber düşünüyor. Şimdi, şimdi de matmazel. Lakin baba, bana hastalıklarımla kim bakacak? Yalnızlıklarımda kim refakat edecek? İşte bakınız, yalnız bunun kuruntusuyla üşüyorum. Bundan sonra bu evde hep üşüyeceğim. Gidenlerle beraber sanki evimizde, o eski evimizde parça parça koparak gidiyor. Siz bunu duymuyorsunuz. Fakat ben hissediyorum. İşte bütün bu ev değişmiş odalarıyla, sofalarıyla bir başka şey oluyor. Katre katre ölerek yerine bir başka evin çehresi çıkıyor. Bunu düşünürken Firdevs Hanım'ın çehresini bütün boyalarıyla, sahte gençlikleriyle, gizlenen yıpranmışlıklarıyla o çehreyi görüyordu. Bu çehre, o eski evin ölmüş ruhu üstünde yükselen yeni ev, yabancı evdi bunları değil, babasına hiçbir şey söylemedi. Artık kendisini müdafadan üşenen bir olmuş, mecalden kalmış, kuvvetten kesilmiş bitkinliğiyle söz söylemeye gerek görmüyordu. Hem buna ne lüzum vardı. O ne yapsa, ne söylese dinlenilmeyecekti. Hep o kadına itaat olunacaktı. Bunu şimdi tamamıyla hissediyordu. Babası onun elinde bir oyuncaktan başka bir şey değildi. Fakat bu oyuncak ona karşı müthiş bir silah olarak kullanılıyordu. Halbuki babası fena bir adam değildi. Bundan emindi. O kızını yine seviyordu. Evet, severek öldürüyordu. Niçin bu böyleydi? Onu bilmiyor, bilmeye de lüzum görmüyordu. Madem ki ondan fedakarlık bekliyorlardı, işte o da her şeyi kendisini de feda edecekti. Şimdi onlar bahçenin köşesine dolaşmışlar, yalıya götüren diğer bir yolu takip ediyorlardı. Nihal uzaktan yalının kapısında Behlül ile Bihter'i görüyordu. Onlara yaklaşmadan evvel nazarında mahkur bir teslimiyetle gözlerini babasına kaldırdı. ''Baba'' dedi. ''Ne vakit gidecek? Bugün avdet etmeyecek mi? Bu akşam beraber gezmeye gidecektik.'' Mustarip ruhunun bütün sitemleri bu cümlenin içindeydi. Adnan Bey cevap verdi. Bu akşam gelecek kızım. Sen ne vakit izin verirsen o vakit gidecek. Nihal tekrar gözlerini indirmişti. Adnan Bey bir saniyelik bir duraksamadan sonra ilave etti. Senin için başka bir mürebbiyi arattırayım mı Nihal? Nihal birden başını kaldırdı. Hayır, hiç lüzum yok. Madem ki Firdevs bize gelecekmiş, babasının yanında daha ziyade duramadı ağzından istemek sizin taşan bu cümleden sonra birden koştu. Behlül ile Bihter yalının kapısında onları bekliyorlardı. Nihal Bihter'e bakarak Behlül'e dedi ki: "Behlül haberin var mı? Matmazeli kovuyoruz." Sonra elini uzatarak Behlül'ü elinden tuttu ve beraber gelmeye zorlayarak sürükledi. Yalının uzun merdivenlerini beraber Behlül'ün eli hala Nihal'in elinde çıktılar en yukarıda, sofada Nihal soluyarak durdu. Ve Behlül'ün elini bırakarak bütün vakayı, fedakarlığını, bu sessiz faciayı açıklayan bir kelime olmak üzere işte dedi. Sonra eliyle tokatlarcasına piyanosunun iskemlesini döndürdü. Ve yüzü Behlül'e karşı oturarak ellerini dizinin üstünde kilitledi. Kelimelerin seri akışıyla devam etti. Evet, işte şimdi artık benden memnun olabilirsiniz. Bir küçük itiraz bile etmedim. Bakınız gözlerime. Bir ufak damla bile yok. Halbuki bilirsiniz ya bu defa hepsinden mühim, hepsinden acı. Buna hiç ihtimal vermezdim. Bu o kadar düşünülmeyecek bir şeydi ki beni en ziyade öldürecek bir çare bulmak vazifesini bana havale etselerdi ben bile bunu tahttur edemezdim. O kadar mümkün olmayan bir şey görünüyordu. Onlar bulmuşlar. Bugün bana sadece kararı bildirdiler. Gidecek dediler. Peki, gitsin. Anlıyor musunuz? Gitsin. İşte o kadar. Başka. Benden başka bir şey daha istiyorlar mı? Kuru gözlerle Behlül'e bakıyordu. Behlül bütün felsefesinin dayanıklılığıyla beraber bu ıstırabın feci tesirinden şaşmıştı. Bu kız için azim merhamet duyuyordu. "Benim mini mini nihalim. Bilir misin? Sana acıyorum." dedi. Kesik, kuru bir kahkaha ile gülerek Nihal cevap verdi. "Sahi, acıyor musunuz? Lakin ne için? Bunlar bütün birer çocukluktan başka bir şey mi?" Sonra bu iğnelemeyi bırakarak ciddi bir sesle ilave etti. "Size bir hakikat söyleyeyim mi? Şimdi ben bu şeylerden lezzet alıyorum. Bilmezsiniz." Bugün bu acı fedakarlığı yaptıktan sonra içimde öyle bir lezzet var ki. Behlül tesirine galebe çalınamayan bir rikkat içindeydi. Titrek bir sesle dedi ki, Nihal, ister misin? Bundan sonra seninle dost olalım, her zaman için. Nihal elini uzattı. Sonra, durunuz, madem ki öyle, siz de çoktandır yapmadığım bir şeyi yapayım, dedi. Eliyle ince kaşının ucunu gösteriyordu. Buradan öpmek istiyordunuz, değil mi? Madem ki artık benim için iyi bir dost, bir büyük kardeş abey olacaksınız, şimdi şuraya yanıma oturunuz. Size piyano çalacağım. Evet, saatlerce bütün sevdiğiniz, istediğiniz parçaları. Asabi ellerle piyanosunun üstünü, yanında ayaklı hücreyi dolduran parçaları, defterleri Behlül'ün önüne yığıyor ve Herkes bilsin ki Nihal'i öldürüyorlar yine de… diyordu. Cümlesini hareketiyle tamamlıyor. Piyanosunun kapağını şiddetli bir darbe ile arkasına atarak meşhur gece ve gündüz operatinden çıkarılmış gürültülü bir galobun şen kahkahalarını evin içine serpmeye başlıyordu. Behlül'ün bu tepebaşı seyir yerinin sadık yediklisinin kendine mahsus en neşveli, en şenlikli parçalardan mürekkep bir seçmeler silsilesi vardı ki, bunlara hemen ezber bilirdi. Önünde yığılan kümeden birer birer çekerek Nihal'in önüne bırakıyordu. Bütün o çılgın musiki kahkahaları birbirini kovalayarak evi azim bir sevinç gümbürtüsünün galeyanları içinde boğuyordu ve Behlül arada bir ıslıkla refakat ederek hatırında kalan bir nakaratı söyleyerek Nihal'in yanında gözleri yandan görünen ince soluk çehresine tesadüf ettikçe gecikerek Beyoğlu'nun hummalı eğlencelerini hatırlatan bu şeyleri dinlerken düşünüyordu. Düşünüyordu ki işte bütün bir kış bunlardan uzak kalmıştı. Nihal'i dinlerken hayalinin içinde üzerine ziya tufanları, renk şelaleleri dökülmüş köşeler açılıyor. Odeon sahnesinin bir tarafını Ken Cardio'nun delice bir alemini görüyor. Sonra çıplak omuzlar, kollar, mini mini zarif beyaz satenden iskarpinler bir hızlı uçma ile gözlerinin içinde uçuyordu. O zaman kalbinde derin bir özlem hissediyordu. Onun hayatı işte o alimin heyecanları içinde yuvarlanmalıydı. Nasıl olmuştu da koca bir mevsimin o bitmez tükenmez gecelerini bu hazin köhne yalının koltukları içinde artık ihtiyarlayarak ölümün soğukluklarından mangal antlarına kaçan hasta kediler uyuşukluğuyla geçirmişti. Şüphesiz Bihter'i seviyordu. Hayatında hiç böyle derin ve uzun bir sevdası vuku bulmamıştı. Bu elbette onun ilk ve son aşkıydı. Lakin bu, bu hep böyle, aynı görüşmeler, aynı saatlerde söylenen aynı sözler, aynı vefa yeminleri ile teati olunan aynı buğseler, izdivaca mahsus bir tarzda ve bir anlamda namelerde sürüp gidecek miydi? Yavaş yavaş bu sevişmenin hep bir çeşit lezzetleri arasında yenilikler, başkalıklar ister olmuştu ilk haftalarda onları titreten, korkutan şeyler oluyordu. Birbirine tamamıyla sahip oluncaya kadar muaşakalarında daha kat olunacak mesafeler, daha göz alınacak tehlikeler kaldıkça tatmin olunacak emellerin heyecanı, hararetini hissedeceklerdi. Fakat sonra Artık bu muaşakının devamından başka beklenecek bir şey kalmayınca sakin saatler o sükûnu bir can çekişme azabına benzeyen tek düze saatler başlamıştı. O farz ettikleri ihtiraslardan, galeyanlardan, cinnetlerden, gözyaşlarından, birbirini daha ziyade sevmek için hırpalanmaktan, belhasıl o bir aşkın hayatını daima tazeleyen buhranlardan hiçbir şey yoktu hatta birbirlerini kıskanmıyorlardı bile. Behlül, zanlının tamamıyla tersine olarak Bihter'de yumuşak, gevşek bir kadın buluyordu. Bir kurala bağlı olurcasına odasına gelişleri vardı ki, Behlül de fena bir tesir bile uyandırıyordu. Bu muaşakada birbirine arzu etmeye vakit bulamıyorlardı. Behlül pek açık olmamakla beraber bu kadının elinde kendisinin Evet, asıl kendisinin bir kadın hükmünde kalmaya başladığını fark eder oluyordu. Odasında gelinip aranılan, her arzu olundukça alınıp sahip olunan kendisiydi. Pek iyi tahlil etmeksizin bu muhaşaka tarzından kendisine bir alçalma çıkarıyor ve kalbinin ta derin kendi nefsine karşı bile gizli tutulan bir noktasından bihtere bir düşmanlık hissediyordu. Kendi tabirince bu nefis kadında sevdanın bir güzelliği eksikti. Sevişmelerinde Bihter o kadar maddileşiyor, Behlül'ün bütün hırslı arzularına öyle mağlubiyetle uyuyordu ki, belki bir fedakarlık olan bu şeyler aleyhine çevrilerek onu bayağlaştıracak, saygınlıktan düşürecek zilletler hükmüne geçmiş oluyordu. Behlül'e hiçbir şey reddedilmiyordu. Onun hiçbir arzusu fazla bulunmuyordu. Halbuki o reddedilmeye, yalvarmaya, istenen şeyin zor elde edilmiş olmasından lezzet almaya muhtaçtı. Bir gece mutlak reddedilecek bir şey olmak üzere Bihter'i sarhoş etmek istemişti. Bihter isyan edecek, adi bir sefile zaafıyla onun bu hevesine muvaffak etmeyecek ümidindeydi. O zaman Behlül için bu kadının bir kendinden geçiren aşkını aramak, ona ele geçirmek büyük bir saadet olacaktı bilekis Biht'er buna muvafakat edince onu sarhoş etmek Behlül'e iğrenç bir şey göründü. Bu aralarında netice verilmemiş bir şaka hükmünde kalmıştı. Fakat Behlül'ün kalbinde hiç olmazsa bunu reddetmemiş olmasından mütevellit ona karşı bir kin vardı. Bu kin hakikatte Biht'er'e hürmet edememekten meydana geliyordu. Erkekler bir kadını sevebilmek için ona hürmet edebilmelidirler. Namuslarından düşen kadınlar için en güçlü aşklar arasında bile onlara bir zillet hissesi ayırmaktan boş kalmazlar. Hissiyatını açıkla tahlil etmekten çekinmekle beraber Behlül nihayet Bihter'de gelin odasından kaçarak başka birinin mahremiyet hücresine giren bir kadın görmeye başlamıştı. Ve gece odasında sobanın yanında koltuğun içine gömülerek Paul Bargat'ın o insafsız kadın açıklayıcısının birkaç sayfasını süzerken Bihter'in hem gelmesini ister hem gelmesinden korkardı. Bihter ona küsseydi birkaç hafta, evet yalnız birkaç hafta dargın olsalardı Behlül onu beş dakika yalnız görüp nihayet affettirmeye muvaffak olmak için günlerce fırsat bekleseydi. Sonra gözyaşları içinde tekrar birbirlerinin kollarına atılsalardı öyle zannediyordu ki o zaman şimdi istemek sizin düşündüklerini düşünmeyecekti. Bu bir mevsimlik muaşakanın son günleri, Behlül için öyle bir devrenin başlangıç hengamesi olmuştu ki o devre esnasında isteksiz henüz aşk bıkkınlığının başladığına apaçık anlaşılacak kadar hissiyat açıklık kazanmaksızın sevilen kadına atfonulacak kusurlar bulunur onu aşkın baharında süsleyen bütün hülya çiçekleri artık solgun görünür. Bir vakitler sevmek için icat olunan sebepler yavaş yavaş sevmemek için birer sebep kuvvetini alır. Behlül'ün nazarında Bihter hep o nefis ve müstesna kadındı hep onun giyinişinde, söyleyişinde, oturuşunda, o yelpazesini açarken, peçesini iliştirirken, parmaklarının bir iki hünerli darbeciğiyle saçlarına bütün simasının ifadesini değiştiriveren bir başka hal verirken, dudağının köşesinde o mini mini çukuru dalgalandıran tebessümüyle kaşlarını kaldırarak en adi bir kelimeye en güzel bir şiir güzelliğini verirken, bütün o hiçlerden mürekkep bin türlü şeylerde hala en evvel ilk gördüğünde alınan tesir devam ediyordu. Bu kadını hiçbir zaman arzu etmekten hali kalmayacağına vakıftı. Fakat bu aşkın oluş ve devam kolaylılığı, bu tehlikesiz, vakasız, gürültüsüz muaşakanın sükûnu onun saadeti içinde öyle uzun, boş saatler bırakıyordu ki, düşünmeye vakit bulamıyordu kendi kendisini böyle düşünürken fark ettikçe silkinir, düşünmemek isterdi. Aşkta, kalp, sükuta başlayıp da zihin meleklerini, yeteneklerini kullanmaya başlarsa o aşk öyle bir hasta çocuğa benzerdi ki. Damarlarında taze bir kan yerine zehirleyici ilaçlar dolaşsın. O bu kıymettar hasta çocuğun damarlarına müsemmim ilaçlardan koymamak için kendisini düşünmekten men ederdi. Kaç kereler böyle düşünürken Bihter'e bu aşkın husulündeki ve devamındaki kolaylıklardan bir töhmet hissesi çıkarmıştı. O düşmeyi bir akşam odasında en beklenmeyen bir dakikada birinci defa olarak cesaret edilip söylenmiş iki kelime ile vuku bulan o mağlubiyeti affedilmez bir kabahat olmak üzere kabul ediyordu. Bihter Behlül'e maharetini istimal için vakit bile bırakmamıştı kendisini hüner sahnesinde hiçbir sanat eseri göstermeye henüz zaman bulmadan alkışlanan bir sanatkar kadar alıklaşmış olarak kollarında bihterle bulu vermişti. O kadar kolay düşen bu kadın bütün aşkını vermekte yine o kolaylıkla devam ediyordu. İlk sükutu takip eden o kısa vicdan devresi azabı bile Behlül'ün nazarında birden perdesi düşüveren, yarım kalmış, fena tertip olunmuş bir komedi hükmündeydi. O zamandan beri Bihter bu muaşakının alçalmasını, ayıbını hiç hissetmiyor gibiydi. Lakin o züllü, o ayıbı şimdi Behlül duyuyordu. Kaç kereler o kollarının arasındayken birden silkinmek, Lakin hissetmiyor musunuz ki bu aşk kirli bir şeydir demek arzularını hissetmişti. Kendisini affediyordu. Ve kendisini affetmek için bulunan sebepler bütün Bihter için fazla bir töhmet vesilesi oluyordu. Onu gelip alan kadın hala gelip almakta devam ediyordu. Onun ellerinde kendisini günahsız bir cinayet aleti masumiyetiyle görüyordu. Böyle bu yasak aşkın mesuliyetini araştırmakla zihnini meşgul görürken birden kendisini muhakemeyi takipten men eder ve düşüncelerine karşı aşkını müdafaa edecek bir cümle bulurdu. İşte erkekler derdi. Asla memnun değildirler. Artık sevmemek isterlerse bütün sukutun, gınanın kabahatlerini kadınlara yükletmek için çare bulduktan sonra sevmemek kabahatini de onlara bırakmak için bir çareleri aşağılayacak şeyler ararlar. Halbuki Bihter'i sevememek onun için telafi edilemeyecek bir zarar hükmündeydi. Bu kadını kendi kendisine öyle leziz bir sevda kevserine benzetiyordu ki, doyduktan sonra yine hep içilmekte devam olunsun. Onu kaybettiği dakikadan başlayarak tekrar şiddetle isteyeceğinden emindi. Behlül bu muaşakada kendi nabzı parmakları arasında hasta bir tabip gibiydi. Lakin hastalık derin bir yanardağ akışkanlığının gizli hiyanetiyle kaynamakla devam ediyordu. Bihter için Firdevs Hanım'dan bile bir hor görme vesilesi çıkarıyordu. Bir vakitler İstanbul'un güzide zevk hayatında en parlak bir çehre olan bu kadın şimdi taze kalmak için gülün çılgınlıklarıyla Behlül'e o kadar tuhaf fakat iğrenç bir tuhaflıkla tuhaf görünüyordu ki. Melih Bey takımının bütün şaşasına bu neticenin örtmesinden sanki tabaka tabaka bulutlar dökülüyor ve ta uzak belirsiz bir ufukta bihlerin çehresi bu bulutların gölgeleriyle örtülüyordu bu anne bu kızın gelecek sahifesi gibiydi. Onu da uzun sandalyesinde sızılı dizlerini dinlendirirken henüz bıyıklanmış bir çocuğun elini çekerek sıktığını defedilemez bir hayal görmesi içinde görüyordu. Firdevs Hanım'ın en müstesna bir zevk nefasetinden sonra yavaş yavaş hastalaşan fikrinden çıkmış, o garip çehreler, o gülünç elbiseler, iflas etmiş bir gençliğin öyle tuhaf acılıklarıydı ki, bir mutike olarak seyredilirken ağlanmak istenirdi. Behlül hala gözlerinin içinde, şüphesiz dizlerinin sızılarından bağırmamak için dişlerini sıkan bu kadının, yastıklarla beslenerek yükseltilmiş açık sarı boyalı saçlarla, o siyahla aldan karıştırılmış garip elbisesinin pörsümüş kollarını açık bırakan cepkenleriyle ona bakan gözlerini görüyor. Ve bu gözlerle Bihter'in gözü arasında öyle bir benzerlik buluyordu ki, o hayalin arkasında ellisini geçmiş bir bihterin öyle bir mariz zevk ile boyanmış çehresini görmekten nefsini men edemiyordu. Kendisine kabahat buluşları da olurdu. O bu muaşakada ilk sevda tecrübesini geçirmeye çalışan bir çocuk beceriksizliğiyle davranıyordu bu aşkı cereyanı sükyonundan çıkarmak, o aranılan ihtirasları, heyecanları hiç olmazsa icat etmek için o da bir şey yapmamıştı. Nihayet yorulmuş evliliğin yumuşak yastıkları arasına hasta başını koyarak dinlenen bir sevda bezgini, usluluğuyla işte uzun bir kış mevsimini bu sakin muaşakanın uykularında geçirmişti. Nihal fasılasız parçalar bittikçe kapayıp halının üstüne atarak hoşuna gitmeyen bir şeyi bırakıp diğer birine başlayarak devam ediyordu. Önünde çalınacak şey kalmadıkça başını çevirmeden Behlül'e soruyordu. Başka? Başka? Evet, bütün bir mevsimi uykuda geçirmişti. Nihal'in çehresini yandan görüyordu düşünürken gözleri bulanıyor ve Nihal'in ince siması sanki titrek sislerin arasında titreyerek yükseliyordu. Nihal'e böyle bakarken onun çaldığı bir şeyi ıslıkla o da çalıyordu. Birden merak etti. Bu neydi? O nedir çaldığın Nihal? Bilir miyim? Şimdi siz verdiniz. Ve Nihal sağ eliyle devam ederek sol eliyle parçanın kapağını gösterdi. Behlül eğilerek bakıyordu. ''Aa, sahi!'' dedi. Bu, bir sene evvel bütün Beyoğlu'nun ağzında dolaşan bir havaydı ki, birinci defa olarak Konkardiya sahnesinde bir Hollandalı kızdan işitilmişti. O vakit Behlül bu parçayı mahsus getirmişti. Nihal şimdi onu çalarken Behlül kendisini Konkardiya'da çılgın refiklerinin arasında görüyordu sahnede kentte o çapkın kız bütün küçük beyaz dişlerini gösteren bir gülüş içinde. Beyaza benzeyen sarı saçlarıyla kendisine zarif bir kedi başı yaparak en kirli manaları kapalı anlatan bu parçanın açık saçık mısralarını küçük sarı gözlerinin ilaveleriyle daha ziyade kuvvetlendirerek birer birer onun gençliğinden, güzelliğinden yağmalanacak parçalara aç, haris bekleyen halka birer sadaka nevinde atıyor ve bu halk o genç ve güzel kızın çapkınlıklarıyla tutuşmuş doymayan heveslerin ateşiyle kuruyan ağızlarını açarak bütün göğüslerini şişiren arzuları boşaltacak bir uluyuşla nakaratı onunla beraber tekrar ediyordu. Sanki bu nakaratın arasında o sahnede zarif kedi başıyla etrafı taarruza davet eden bu kız nihayet hırsından çıldırarak, cinnetinden böğrerek atılan halkı vahşi bir kucaklayış içinde kollarıyla sıkıyor, kemiklerini kırıyor gibiydi. Halbuki herkes bu kızın iffetinden bahsediyordu. Ona ancak 16 yaştan ziyade verilmiyordu. Garip bir serüven uyduruluyordu. Babası Avustralya açıklarında gemisiyle beraber kaybolmuş bir gemici deniyordu. Annesi namusuyla yaşayan bir dul kızını büyük şehirlerin küçük sahnelerinde dolaştırıyordu. Sahnelerin çirkefi üstünde batmaksızın yüzen bir Yasemin kalmak şöhreti. Bu muhitlerde bütün heveslerini kolay ele geçirmekten usananlar için çıldırtıcı, kudurtucu bir emel uyandırıyordu. Ken hor bularak aşağılayanlar bile o kış buraya tatmin edile edile yorulmuş heveslerinin arasında kaynayan açlıklarını getirmiştiler. Lakin bütün vaatler, fedakarlıklar hep sahneden ileriye geçemiyor, bu halk bir kayadan engelin sarplığına düşüp bayılan dalgalar acziyle bu sahnenin ayaklarında yıkılıp kalıyordu. Yalnız birkaç kere kendisinin yemeğe davet edilmesine muvaffakat etmişti. Fakat hep zayıf omuzları, köhne, matem elbisesinin altında sefil bir hayatın ıstıraplarını gösteren annesiyle beraber ve bu 16 yaşında kızın bu küçük sahnelere mahsus edebiyatın en çapkınına, en çapkın manalarla tercüman olan bu kızın annesinin refakatinde sade bir akşam yemeğinden başka bir şey kabul etmesinden bütün Beyoğlu'na bir çılgınlık gelmişti herkes kendine aşıktı. Herkes Konkordiya'daydı. Herkes o nakaratı tekrar ediyordu. Sonra birden kış nihayetinde Ket unutuldu. Üzerinden bir yaz geçti. Bu şöhretler öyle narin çiçeklere benzer ki, üzerinden bir mevsim geçmek onları öldürmek için yeter. Bu kış Ket yine Konkordiya'daydı. Yine annesiyle beraber bir yemekten başka bir şey kabul etmiyordu fakat artık kimse yoktu. Asıl Beyoğlu'nun hayatını oluşturanlarda bu kız için ilk cinnet devresi geçmişti. Şüphesiz başka cinnet sebepleri bulunmuştu. Bu değişim neden ileri gelmişti bilinemez. Ket hakkında türlü hikayeler naklonulmuştu. Hele bir tanesinin sıhhatine kanaat ediliyordu. Lahey'in zabıtaca belgelenmiş bir evinden, annesinden başka her şeye olan o ihtiyar karı tarafından alınarak zengin bir izdivaç avına çıktığından bahsedilen bu kızın, bütün yazı bir berber kalfasının evinde geçirdiğine yemin ediliyordu. Şimdi Kate, kabul olunan yemeklerden annesini aradan çıkarmaya muvaffakat ediyor deniyordu ve bir kış evvel Concordia'ya hayatını vakfedenler bu hikayeye o kadar inanıyorlardı ki, tecrübeye lüzum görmüyorlardı. Kate için herkesle beraber çıldıran Behlül yine herkesle beraber bu hikayeye inanmıştı. Hatta onu tamamıyla unutmuştu. Bugün düşüncesinin arasında Nihal o parçayı çalarken uzun bir senenin unutulması içine gömülen Kate'in çehresi uyanıvermişti ve birden onu tekrar görmek için galebe çalınamaz bir arzu duydu. Acaba hala Konkordiya'da mıydı? Bu suali kendi kendisine sorarken gülüyordu. O hayatın bu derece cahili kalacak kadar uzaklarında yaşayabildiğine şaşırıyordu. Bu akşam gidecekti. Hemen bu akşam Kete e bir yemek verecekti. Bir saniye içinde karar vermişti. Sonra Bihter'i düşündü bu ona karşı bir hiyanet değil miydi? Bihter için bir merhamet duyuyordu. Kendi kendisine, bir çare kadın, diyordu. Behlül'ün bir aralık bunu düşündüğüne vakıf olsa, kim bilir ne kadar ağlayacaktı. Hayır, hayır, bu alçaklığını asla kabul etmeyecekti. Sonra birdenbire kendi kendisine, ''Lakin ahmak'' dedi. ''Sen bunu asıl Bihter için yapacaksın.'' Onu daha ziyade sevmek için. Hayır. Hayır, gitmeliydi. Bihterle aşkının devamı için buna ihtiyacı vardı. Nihal'den rica etti. Tekrar eder misin Nihal? O parçayı bir daha işitmek istiyordu. Kate artık kalbinde tamamıyla taze bir hayat bulmuştu. Evet, gidecekti. Birden aklına bir şey geldi. Bu defa maddi bir mani vardı. Ona da bir çare buldu. Tekrar ettirdiği parçada Nihal'i tevkif ederek Nihal, ben sana ne kadar borçluyum, dedi. Behlül Nihal'e daima borçluydu. İkisinin arasında daima Behlül'ü borçlu bırakan cari bir hesap vardı. Nihal cevap vermeyerek dudaklarını kıvırdı. Baksana Nihal, bugün seninle büsbütün dost oluyorum ama bilirsin ya, ücretsiz iş yapmak pek de uygun bir şey değil. Para çantan nerede Nihal? Nihal Behlül'ün bu teklifsizliklerine o kadar alışıktı ki, başıyla ceketinin sol cebini gösterdi. Behlül çantayı avucuna boşalttı. Hepsini alıyordu. Nihal de o kadar zengin değildi. Fakat ikisi de yarım zengin kalmaktansa iki sermayeyi bir yere getirerek yalnız birinin zenginleşmesi daha uygundu. Hem haftaya babasından para bekliyordu. Birinci defa olarak bu sefer Nihal'e borç verecekti değil mi Nihal? Nihal pek iyi anlamayarak, dinlemeyerek başıyla evet dedi. Ben gidiyorum Nihal. Sana İstanbul'dan bir şey getireyim mi? Nihal piyanoyu bırakarak çevrildi. İstanbul'a mı gidiyorsunuz? Hemen, şimdi. Evet, hemen gidecekti. Fakat kabahat Nihal'indi. Bu piyanosuyla ona bu geceyi Beyoğlu'nda geçirmek hevesini vermişti. Nihal güldü ve cevap vermeyerek tekrar piyanosuna döndü. Bihter Behlül'e sofada eldivenlerini takarken tesadüf etti. ''Bir yere mi çıkıyorsunuz?'' dedi. Behlül onun gözlerinden kaçarak ve eldiveninin iliklenmekte güçlük gösteren bir düğmesiyle meşgul olarak ''Evet'' dedi. İstanbul'a kadar yalnız inip çıkmak ancak iki saatlik bir kaybolma. Birden yalan söylediğine pişmanlık duydu. Bu nedametinde hiddete benzer bir şey bile vardı kendisini saatlerce kadar hesap göstermeye mecbur eden bu muaşaka artık isyan ettirecek bir yük oluyordu. İlave etti. İhtimal bu gece avdette etmem. Bu son sözünün tesirini anlamak için gözlerini kaldırmıştı. Bihter'i sapsarı gördü. Genç kadın ufak bir tereddütten sonra, ''Lakin bu geceyi bana vaat etmiştiniz.'' dedi. Behlül o vaadini unutmuştu kendisini birden kaba, sert bir adam olmaya sevk eden taşkınlığı zor zapt etti. Nihayet bu kadın en küçük özelliklerine müdahale eden sevdasıyla can sıkacak bir şey oluyordu. Sert bir cevap vermemiş olmak için, ''Avdet etmemek muhakkak bir şey değil.'' dedi. ''Bunu her ihtimale karşı söylüyorum. Böyle havalarda, böyle bir güneşle damarlarımda bir şey tutuşuyor.'' beni evin dar havasından kaçmaya, gezmeye, geniş, serbest ufuklara bütün ciğerlerimi açmaya sevk ediyor. Bihter'e gülümseyen, bir çocuk aldatan gözlerle bakarak söylüyordu. Birden durmaya mecbur oldu. Kendi sesinin bu yalanın soğukluğundan üşüyerek sustu. Bihter'in şimdi o dudağının köşesinde bir tebessümün gölgesiyle titreyen o bellisiz çukurda acı, elim, aldatılan bir kadının ilk emeller düşüşünü hisseden bir kalbin ıstırap gülüşü belirmişti. Bihter bu karşısında gülümseyen adamın bu kendisine özür bulmaya çalışan sesin bir yalan olduğunu kadın hissiyle aldatılmaya başlanan artık sevememekte önce davranamayan bir kadın hissiyle anlamıştı. Bu nasıl bir yalandı? Ne için yalan söyleniyordu? Bilmiyordu. Fakat yalandan emindi bunu Behlül'ün gözlerinde açıklıkla görmüştü. Varlığının derinliklerinde bir şey öldürülüyormuşçasına azim bir azap duydu. Bir kelime daha ilave etmeyi yahut bir kelime daha söylettirmeyi fazla buldu. Cevap vermedi. Fakat bakışında öyle bir şey vardı ki, Behlül'e yalan söylüyorsun diyordu. Behlül bu nazarın doğru manasını anladı ve yalanın içinden başka bir yalanla çıkmak isteyerek Doğrusunu söyleyeyim mi Bihter? Dedi. Nihal'den kaçıyorum. Evet, asıl ondan. Düşün bir kere. Birazdan o mürebbiyesi gelince kıyamet kopacak. Ben Nihal'i biliyorum. Bütün tuğyanını sonraya saklıyor. Ondan başka, madem ki hepsini söylemek lazım geliyor, biraz da Nihal'i e acıyorum. Böyle meselelerde o kadar zayıf adam olurum ki, anlıyor musunuz? En iyisi bu gürültünün içinde bulunmamaktır. Bihter suskun, sapsarı dinliyordu. Behlül başladığı gibi bitmemek eğilimini gösteren bu nutkun içinden çıkmak istedi. Ondan sonra kim bilir, belki gece, kimsenin haberi olmadan, dedi. Cümlesini bitiremedi. Uzakta kavgaları işitilen Nesril Neşayesten'in bir gürültüsünden ikisi de titrediler. Sofada böyle yavaş sesle bu konuşma affedilmez bir tedbirsizlikti. Behlül yüksek sesle, ''Kızlara söyler misiniz yenge?'' dedi. ''Benim odamın ateşini yakmadan yatmasınlar. Belki gece dönecek olurum.'' Yukarıda Nihal'in piyanosu devam ediyordu. Nihtar başına bir şey düşmüşçesine sersem bir dakika içinde onu en rahat zannolunan bir mesuliyetten en müthiş bir azaba atan bu vakanın mahiyetini düşünemeyerek başının üstünde parçalanmış bir dünyanın patlamasının gürültüsüne benzer bir gürültüyle yuvarlanan bu piyanoyu dinleyerek bekliyordu. Kendi kendisine beyninin bulutları arasında yalnız bir şey soruyordu. Demek, demek artık yalan başlamıştı. Bu kısa muaverenin bütün teferruatını şu dakikada unutmuştu. Hatırlamak için kendini zorlasa bile muvaffak olamayacaktı. Yalnız o yalan Behlül'ün gözlerinde sarahatle okunan o yalan yaşıyordu. Sonra yavaş yavaş başının üstünde hep o velveleri musikinin fırtınaları azim kasırgalarının içinde parçalanmış dünyaların enkazını süpürüp götürürken beyninin içinde bulutlar parça parça hatıra kırıntıları bırakarak dökülmeye başladı. Burada ayakta iki dakika içinde bu kısa muhaverenin bütün azabı anlarını birer birer yaşadı. Behlül'ün yalan söyleyen sesini hep o yalan kelimelerle birer birer işitti. Demek Nihal'e acıyordu. Bunu söylemek, onu azarlamak demekti. Sonra o bulutlar daha uzak hatıra ufuklarını açarak bütün unutulmuş, vukuunda ehemmiyet verilmeyerek değer bulunmamış şeyleri. Şu son haftaların son mülakatlarına ait küçük küçük kelimeleri. Yalnız şimdi birer mana kazanan, birer kuvvet alan hiçleri gösterdi. İki dakika içinde genç kadın, sevdası yapısının yanında o vakte kadar görülmemiş, vücuduna imkan verilmemiş bir uçurumun müthiş, karanlık ağzını açarak soğuk, donmuş nefesiyle yüzüne soluduğunu hissetmişti. Yukarıya çıkıp Nihal'in yanından geçmek için kuvvet bulamadı. Kocasının iş odasına atıldı ve yukarıda mini mini Nihal o saadetin müthiş mateminin son darbesiyle bir daha sarsılan mariz bir çare vücudunu yerlere atarak ıstırabından, öfkelenmesinden, kahrolmuşluğunun aciz tuğyanından, boğazlanmış bir güvercin üzüntüsüyle çırpınmak, kıvranmamak için önüne geçen, hatırına gelen bütün çılgın parçalarla piyanosundan kıyametler koparırken, hep o ensesinden beynini çekerek koparıyor zannolunan ağrılar, dakikadan dakikaya şiddetini artıran pençeleriyle başını deliyor. Çengelleriyle damarlarını söküyor gibiydi. Birden çocuk kolları gerilmiş, elleri piyanosunun üstünde donmuş, sesine sanki saplanan bir çiviyle başını oynatamayarak boğuk bir ıstırap haykırışıyla durdu. O zaman birinin koştuğunu, onu sallanırken kollarının arasında tuttuğunu, hafifçe kucaklayarak biraz evvel Behlül'ün oturduğu koltuğa koyduğunu hissetti. Bütün bu baygınlık yalnız bir dakika sürmüştü. Bu patlamadan geçen bir fırtına gibiydi. Nihal bu baygınlığın içinden gülen gözlerle çıktı o zaman dizlerinin dibinde birer buz parçası kadar soğumuş ellerini avuçlarının içinde sıkarak bembeyaz, bütün o rakik habeş çehresi donuk bir beyazlıkla beyaz Beşir'i gördü. ''Beşir, sen misin?'' dedi. ''Evet, oydu.'' Bugün de bahçeden sonra ona esir bir gölge sadakatiyle takip etmiş, orada merdiven başında cam kapının yanında beklemişti. Behlül'ü Nihal'in kaşının ucundan öperken görmüştü. Sonra o gidince yavaşça daha ziyade yaklaşarak bilinemez bir çare mahrum insanlığın nasıl bir ihtiyacıyla, nasıl meyus bir bağlılıkla ayaklarının altında ölmek istediği Nihal'in bütün ıstıraplarını hissederek o ıstıraplarla kendi ruhunun da eridiğini, ezildiğini duyarak sessiz, hareketsiz beklemişti. Gözlerinde bir saadet kıvılcımıyla Nihale bakıyordu. Nihal hep o tebessümüyle onu daha ziyade temin etmek istedi. Küçük bir baygınlık, yorgunluktan. Sonra yöneticiliğini takınarak metin bir sesle ilave etti. Kimseye söylemeyeceksin Beşir, anlıyor musun? Öyle istiyorum. O zaman beşinin gözlerinde bir saniye evvel tutuşan saadet şerarisi birden bir bulutla, bir gözyaşı bulutuyla örtüldü. Ve ruhunun ıstırabını daha ziyade saklamaya kuvvet bulamayarak ince, rakik, o işlenmiş zarif bir oyuncağa benzeyen çehresini Nihal'in dizlerine kapadı. Ağladı, ağladı. Nihal onu bırakıyordu başını koltuğun arkasına yaslayarak gözlerinde derin bir ferahlama handesiyle sanki bu dizlerine dökülen yaşların saflığından azim bir avunma duyarak duruyordu. Nihayet onun anlatılamayan ıstıraplarına, işte açıktan açığa, saklanmaya lüzum görülmeden dökülecek gözyaşları bulunmuştu. Ve bu gözyaşları Beşir'in saf ruhundan, onun da kim bilir nasıl inleyen, katre katre zehirlerle kanayan mustarip ruhundan çıkıyordu. Bugün Adnan Bey Nihal'e bu müthiş darbeyi vurduktan sonra kalbinde işte ne kadar zamandan beri örtülü, sanki ölmüş kalan derin bir damarın babalık damarının sızladığını hissetmişti. İzdivacından beri Nihal'in ruhunu hırpalayan işkence devrelerinin en küçük alametlerini bile kaçırmamıştı. Bunlar onun nazarında öyle zaruri hadiselerdi ki, izdivacından evvel beklemeye başlamış ve sonra Nihal'in ıstırapları karşısında onları zararsız, nihayet tehlikesiz geçecek sona ermesi zamana bağlı bir hastalığın nöbetleri kabiliğinden telaki etmek alışkanlığıyla kendisini bir sebep olan mesuliyetinden, sorumluluğundan ayırır olmuştu. Hatta o işkence devrelerini şiddetlendirecek ve yenileyecek şeylere, o şimdiye kadar nihale vurulan darbelere biraz ağır fakat netice itibariyle şifa veren birer tedavi çaresi nazarıyla bakmıştı. En evvel nihali bihtere yaklaştırmak için kendisinin ondan uzaklaşması lüzumuna hüküm vermiş, kızından uzak kalmıştı. Sonra onun zaafından istifade ederek evde barış tesisine engel oluşturmak kabiliyetinde bulunanların uzaklaştırılmasına karar vermiş. Şakire Hanım'la kocasını ve kızını çıkarmıştı. Şimdi artık bihtere bir düşman sıfatıyla tanınan karanlıklarda aile huzurunu bozacak, hile imal eder bir zararlı misafir hükmünde telakki olunan o ihtiyar kızın tebidi mutlak lazım bir tedbir ehemmiyetiyle karar altına alınmıştı. Adnan Bey bir vakitler çocuklarına bir ikinci anne olarak telakki edilen matmazel hakkında bu yeni fikrin oluşu sebeplerini tayin edemezdi. Bihter'in masum zannolunabilecek birkaç kelimesi Nihal'in bir hırçınlığına karşı mürebbiye'ye bakılarak sonra manalı bir tebessümle kocasına dikilen bir nazarı o hiçbir şey söylemeksizin ifade edilen manalar. Yavaş yavaş bir iğnenin ucundan bir ipek kumaşa düşmüş bir yağ katresi nüfuz ve yayılmasıyla beyninin içinde büyüye büyüye nihayet onu istila etmişti. Lakin nihayet bu sabah darbeyi vurduktan sonra şimdiye kadar nihale vurulan darbelerin şifa verecek tesirinden şüphe veren bir korku. Bugüne kadar aldanmış olmak, Hayır, aldatılmış olmak korkusu. Müthiş acı veren bir korku. Onun kalbine delmiş ve ateşten iğnesinin ucuyla o kalbin unutulmuş bir köşesinde bir ölü hissizliğiyle susan damarı. Babalık damarlarını bularak yakmış, sızlatmıştı. Yoksa kızını öldürüyor muydu? Nihal bahçede yanından kaçar kaçmaz bu sual karşısında korkunç bir suçlama heyulası dehşetiyle titremişti bu suali zihninden def etmek istedi. Buna cevap vermek için daha işleyen, daha salim bir nazarla meseleyi tahlil etmekte öyle azim bir mesuliyet, öyle acı bir üzüntü keşfedilebilirdi ki. Ondan kendisini korumak için düşünmemeye azmetti. Biraz işle meşgul olmak için odasına çıktı. Kaç günden beri bir güzel ceviz köküne Bihter'in çehresini oymak için çalışıyordu onu eline alırken nasıl oldu bilinemez, belki garip bir deruni, içten sebep ile gözleri, çoktan beri unutulmuş, eksik hatlarıyla kırık tahta parçalarının arasına atılı vermiş bir başka çehreyi. Nihal'in o yarım kalmış çehresini araştırdı. Sonra elinde Bihter'in başlanmış o çehresiyle duramayarak Süzgün, kendi isteğinden ziyade kalbinin gizli bir ihtiyacına uyan iradesiz gözlerle odasının ta karanlık bir köşesinde ne tamamıyla kaldırılmaya ne tamamıyla nazarlara maruz bırakılmaya cesaret edilemeyerek bir yığın ufak tefek arasında boğulmuş bir resmi. İlk zevcesinin eskilikten silinmişe benzeyen bir resmine baktı ve zannetti ki bu resim birdenbire ne vakitten beri kendisini ihmal eden bu gözlerin ruhundan bu defa canlanarak bir cisim kesbederek o karanlık köşede titreye titreye kabarıyor, ona yaklaşıyor. Kinden, hırstan ateş saçan gözlerle gözlerine sokularak ciğerleri sökülen bir ana acısıyla ona haykırıyor. Kızımı öldürüyor musun?'' şu iki senelik izdivaç ömrü bir mesuliyet hayatı korkunçluğuyla gözlerinin önüne geliyor. Küçük küçük, şimşek gibi bir cereyan ile tutuşup sönen, görünüp silinen tablolar şeklinde hep Bihter'le Nihal'i görüyordu. Zihninde karısıyla kızı birbirini örtmek isteyerek kovalaşıyorlardı. İskemlesinde bir elinde hala o kök parçası ile kalbinde derin bir ıstırap yarasıyla düşündü. Bu yaranın açılmasına 5-10 dakika kifayet etmişti. Bir zaman oldu ki bu baba kızına avdet etmiş oldu. Nihal için derin bir ağlamak arzusu hissediyor ve bu arzuya nefsini teslim etmek istiyordu sonra kendisini mağlup eden bu merhametin neticelerinden hususuyla artık itiraf edilmek lazım gelen bir hatadan o kadar korktu ki. Karanlıkta bizi yaklaşan bir tehlikenin sedmesinden, çarpmasından koruyan, korkup çekinme, düşünmeksizin bir hareket ile muhakemesi bu karışık izleri takip etmekten geri çekildi. Fakat kalbinde Nihal için açılan bu yaranın ıstırabını uyutacak bir avuç tuz serperken diğer bir cerihanın sızlamasına mani olamıyordu. Ve bu ikinci ceriha artık uyutulamıyor, ne vakitten beri ıstırabını yok etmek için üzerine serpilen tuzların altından hep umulmayan inkişaflarla biraz daha yırtılarak, biraz daha derinleşerek ateşli ve zehirli tekrar uyanıyordu bu ceriha izdivacının yarasıydı. Başlangıçta küçük, bellisiz bir leke gibiydi. Bihter'le mesut olmak ümidi onu öyle mes bırakıyordu ki, bahtiyarlığının arasında ufak bir iğne temasıyla sızlayan bu noktayı dinlememeye muvaffak oluyordu. Fakat yavaş yavaş o iğne daha ziyade batmış, o nokta bir elim ceriha olmuş ve artık dinlememek, işitmemek mümkün olmamıştı. Bütün izdivaç hayatı bununla zehirleniyordu. Bahtiyar görünmeye çalışırken, kendisini süslenmiş görünüşler altında müthiş bir maraz saklayanlar kadar sahte buluyordu. Evvelce bahtiyarlığının taze neşvesi o ıstıraplarını örterken şimdi onlar bahtiyarlığını eziyor, boğuyordu. Kendi kendisine öyle sakit buhranları vardı ki, bedbaht olduğuna karar verdi bu izdivaç bir müthiş hataydı. Bunu nihayet Bihteri kollarının arasında cansız bir cisim ruhsuzluğuyla, ölmüş bir kadın hissizliğiyle o kucaklamaların heyecanlarından hisse alamayarak gözlerini başka bir sevda hayali ararcasına onun gözlerinden ayırarak, vücudunu verip de asıl kadınlığının hararetini vermeyerek hissettikçe anlamıştı. Bihter onun olurken kendisini başkasına veriyor gibiydi. En sıcak, en istekli buğselerin altında dudaklarını donuk bir nefeste donmuş bulur ve o saniyede aşkının en heyecana gelen ateşlerinin üzerinden bir kar rüzgarı geçerdi. Bihter'in gevşek kollarla ona sarılışları vardı ki itiyor, reddediyor zannettirirdi. Dudakları öyle buğselerle uzanırdı ki ateşsiz, ruhsuz temaslarıyla rüyalardan alınan ölü kuru buselere benzerdi. Bütün aşklarında Bihter kendisini onun olmaksızın veriyordu. Böyle nereden geldiği hissolunamayan bir soğuk rüzgarla saadet haclilerinin duvarlarından sanki buzlar aktığını ve ta ruhunun derinliklerine kadar üşüdüğünü hissettikçe gözlerinde bir sitemle karısına bakardı. Bu nazarında ıstırabından sızlayan erkeklik gururunun darılmaları öyle açık bir ifade kesbederdi ki, bir tembihter onu avunmaya, hayır, onu daha ziyade mesut edememekten af talebine lüzum görür ve başını omzuna koyarak sakalının altına bir vakitler Nihal'in yeri olan o kılsız noktaya dudaklarını kor, küçük küçük temaslarla orasını öperdi. Bu buğselerde öyle bir yalan soğuklukları vardı ki, Bihter'i omuzundan silkmek, bileklerinden tutmak, sarsmak, vahşi bir kıskançlıkla büsbütün kendisinin olamayan bu kadını hırpalamak arzuları duyardı. Onu kıskanıyordu. Fakat kimseden değil, kendisinden, kendisinin ihtiyarlığından, onun güzelliğinden ve gençliğinden. Nihayet ona tamamıyla tasarruf edememekten müthiş bir kıskançlık hissediyordu. Arada bir isyan etmek isterdi. Acı bir kelime ile onu aşağılayarak intikamını almaya lüzum görürdü. Kaç kereler ağlatmıştı. Sonra o ağlarken kendisini bencil bularak muazze eder, bütün kıskançlıklarını utanılacak bir alçalma olmak üzere unutmak ve unutturmak isterdi. Bihter onu okşayarak, öperek odasından çıkarmak isterken, o bütün yorgunluk, rahatsızlık bahanelerini haklı bulmak için kendisini oyalamaya çalışırdı. Fakat o aralık kapısının anahtarı kilidin içinde tırmalayan bir gıcırtıyla dönerken, kalbinde bir şey yırtılırdı. Kendi kendisine, "Muhakkak beni sevmiyor." diyordu. Kaç kereler o buhranlar arasında bu söz dudaklarının ucuna kadar gelmişti. Ona, beni sevmiyorsun diyecekti. Sonra bu suale karşı verilecek teminatta sevilmediğinin daha sahip bir delilini görmek korkusundan öyle titrerdi ki cesaret edemezdi. Odasında şüphe işkenceleri içinde saatlerce uyuyamazdı. Bihter'in izdivacından evvel birisine sevmiş olabilmesine ihtimal vererek bu varsayılan aşkın mihum hatırasını kıskanırdı. Belki bu aşk hala onun kalbinden silinmemişti. Belki o kadını tamamıyla kendisinin olmaktan men eden onun hala yaşayan hatırasıydı kaç kereler bir ipucu bulabilmek, genç kadının geçmiş hayatında şüphe verecek bir nokta keşfetmek için onu ustaca sorgular içinde söyletmişti. Bir gün kalbine o vakte kadar hiç düşünülmemiş bir şüphe düştü. Behlül. Bu şüphe hiçbir vakadan doğmuş değildi. Onları bir gece yan yana bir resimli dergiye bakarken görerek, kendi kendisine bu genç adamın bir tehlike olabileceğini itiraf etmişti. Fakat Behlül, Bihter'den o kadar uzak görünüyor, Bihter Behlül hakkında her zaman öyle meyilsiz bir lisan kullanıyordu ki. İkisinin arasında bir tehlike vukuunun ihtimalinden korkmak, Adnan Bey'e çirkin, utanmaksızın itirafı mümkün olmayan, kaba bir kıskançlıktan mütevellit bir aşağılık his göründü. Kendi kendisine bir daha bunu düşünmemek için vaat etmişti. Fakat o sırada fark ederdi ki ihtiyarının haricinde bir his onu Bihterle Behlül'ü araştırmaya sevk ediyor. O zaman nefsini bir günah işlemesiyle suçlayarak başka şey düşünmek isterdi. Bir defa yine onları düşünürken kendi kendisine mümkün değil demiş ve hayalinde onlara karşı işlenmiş bir kabahati affettirmiş olmak için Behlül hanıma söylesene bize biraz ut çalsın demişti. Bir gün matmazele izin verilmek için aralarında karar verildikten sonra Behlül öyle bir şey bulmuştu ki, Adnan Bey'in ihtiyarı haricinde zihnini tırmalayan şüpheleri birden silmişti. Behlül amcasıyla yalnız bulundukları bir dakikayı seçerek ona sokulmuş ve ciddiyetle ''Görüyorsunuz ya'' demişti. ''Ötekiler hep birer birer gidiyorlar.'' Bihter Hanım da Matmazel'den sonra beni göndermek arzusu uyanacak zannediyorum. Rica ederim, gülmeyiniz. Bunu farz etmek için bende pek güçlü sebepler var. Görünüşe bakmayınız. Onun beni hiç sevmediğinden eminim. Demek istiyorum ki onda böyle bir arzu görünür görünmez bana gözünüzle bir işaret kafidir. Size hakikati söyleyeyim mi? Bu yalı hayatından bıktım. Perapalas'ta şık, zarif bir oda. Ondan sonra Behlül Bihter'in sesini işiterek susmuştu. Adnan Bey'in şüpheleri Behlül ile Bihter'in arasında yalnız bir fazla yakınlaşma eğiliminin oluşması ihtimalinden ibaret kalır ve karısının mazisine kadar zihnini geri döndüren hayal gücünde utanılmaksızın kıskançlığa hak verecek kadar münasebetlerinin hususiyet kespedebileceğini farza kuvvet bulunmazdı yalnız kalbinde Behlül'e derin bir kin vardı. Onun kadar şen, onun kadar genç ve artık onun kadar güzel olmamaktan mütevellit bir kin ki, ne zaman onu Bihter'in yanında görse onun orada bulunmamasını arzu ettirirdi. Hususi hayatlarında bu genç adamın vücudu, Bihter'e kocasının ihtiyarlığından bahseden cisimleşmiş bir lisan gibiydi. Adnan Bey, Behlül hakkında bu hissini bir gün onun elçiliklerinden birine kapılanma hevesini gösterdiği zaman anlamıştı. O zamana kadar Behlül'ün buna benzer fikirlerine karşıyken bu defa tasavvurunu birden uygun bulmuş, sonra kendi kendisine bu çelişkiyi fark ederek asıl sebebini bulmakta zorluk çekmemişti. Evet, Artık itiraf edilmeliydi ki bu genç adam onların hususi hayatlarında fazla geliyordu. Behlül'ün matmazal vesilesiyle söylediğinden bihtere bahsetmemişti. Bugün bahçeden avdettan sonra odasında otururken düşüncelerinin arasında bunu hatırladı. Behlül gittikten sonra Bihter odasına girince sordu. Behlül gitti değil mi? Bihter yüzüne bakmaksızın cevap verdi. Evet galiba gece de gelmeyecek. Adnan Bey güldü. Bütün kaşı o kadar uslu geçirdi ki kendisine bir gece izin verebiliriz. Bihter ötede kanepenin üstüne oturmuş eline işini almıştı. Gözlerini kaldırmıyordu. Adnan Bey ilave etti. Hep gülerek söylüyordu. Geçenlerde Behlül bana ne dedi biliyor musun? Matmazel'den sonra nöbet kendisine geleceğinden korkuyor. Bihter gözlerini kaldırarak bu sözün izahını bekleyen bir nazarla baktı. Anlamıyor gibisin Bihter. Bütün gidenler senden biliniyor ya. Behlül de zannediyor ki artık o da evde fazla görünecek. Adnan Bey yerinden kalkarak Bihter'in yanına oturdu. Yüzünü yüzüne sokarak hep o tebessümü ile sordu. Behlül'ün galiba Beyoğlu'nda bir yer tutmak için hevesi var. Şimdiden bir sebep icat etmek istiyor. Eğer böyle bir fikri varsa itiraz edecek değilim ben. Bihter cevap vermiyordu. Yüzüne bir kan tabakasının fışkırdığını hissederek kayıtsız görünememekten korkuyordu. Kalbinde küçük bir şüphe de doğmuştu. Tebessüm ederek söylenen bu sözler müthiş bir fırtına saklayan ustaca bir sorgulamada olabilirdi. Boğularak şüphesiz dedi. Sonra bu kelimeye pişmanlık ederek ilave etti. Yani bence ehemmiyetsiz bir mesele demek isterim. Yalnız rica ederim. Eğer Behlül Bey gidecekse beni karıştırmasın. Artık her giden için sorumlu tutulmaktan usandım. Bihter hiddetle söylüyordu. Adnan Bey daha ziyade güldü. Daha ziyade sokuldu. Yo, itiraf et Bihter. Behlül giderse memnun olacaksın zannediyorum. Başını sallayarak belki dedi. Şakakları vuruyordu. Şimdi bu konuşmadan yalnız bir şey zihnini işgal ediyordu. Demek Behlül gidecekti. Yalnız bu gece değil, her gün, her gece kim bilir kimlerle nerelerde kalacaktı? Ya o, bütün ruhu ile kendisini ona veren bu kadın ne olacaktı? Birden Behlül hakkında öyle taşmak isteyen bir husumet duydu ki, hemen şu dakikada hepsini Evet, ondan intikam almak için bütün o kirli hiyanetlerini kocasına itiraf etmek istedi. Bir saniye içinde hayatı gözlerinin önünde yıkılıyor gibiydi. Sonra birden kendi kendisini aldatacak bir şey buldu. Lakin bunlar hep yalan olabilir. Bu gece ihtimal gelecek. Belki gündüz. Şimdi bir iki saat sonra avdet edecek. Yalnız kalmak için azim bir ihtiyaç duydu kocasıyla biraz daha beraber bulunursa kayıtsız kalamamaktan, kendisini idare edememekten korktu. Yemeğe davet etmek için kapıyı açan şayeste de onu kurtarmış oldu. Bugün akşam üzeri avdet eden Matmazel'le beraber Nihal, biraz sonra Adnan Bey çıkmışlardı. Bihter da yalnız kalmıştı. Bugünü bütün düşünmemekle geçmişti. Kendisini isteği haricinde sürükleyen bir dalga üzerinde gibiydi. Onlar gittikten sonra Behlül'ün odasına girmiş, orada bu güzel kış gününün incitmeyen serin havasını teneffüs etmekten bir bahar hazzı alarak açık pencerenin yanında Behlül'ün koltuğunda nihayet saatlerle düşünmüştü güneşin son ziyaları baygın buselerle kanlıca tepelerine yayılıyor, ta ötede Beykoz'dan yavaş akıntı ile gelen beyaz bir bulut parçasının bir kenarı donuk şişe beyazlığı ile parlarken, altında geniş bir hat yavaş yavaş koyulaşan bir gölge şeklinde duruyordu. Bu latif kış gününden istifade ederek boğazın sakin sularını okşayan sandallar, kayıklar geçiyordu. Karşıda şirketin bir vapuru siyah dumanlarını serperek yer yer yalıları gizlerken iri bir İngiliz şilebi güvertesinde öteye veriye koşan dört beş başla sakit, tenha, sanki yapayalnız Karadeniz'e doğru ilerliyordu. Her gün bu şeylere kayıtsız bakan Bihter bugün burada düşünürken uzun uzun nazarlarla dalıyordu. Düşüncelerine yalnız bir netice verebilmişti. Behlül'ü beklemek. Bu gece gelmeyecek olursa artık her şeyin bitmiş olduğuna hüküm verecekti. O zaman artık sefil, bedbah bir kadın olacaktı. Eğer o gelmeyecek olursa bu geceyi nasıl geçirecekti? Aman ya Rabbi. Demek saadeti bu kadar küçük bir şeye bağlıydı. Kendi kendisine lakin mümkün değil diyordu. Ona aldatmak için icat olunmuş bir yalan bunu keşfedememek için ne kadar ahmak olmalıdır. Sonra kocasından işittiğiyle Behlül'ün sözlerini birleştiriyor, ikisinin arasında münasebetler buluyordu. O zaman azim bir kahrolmuşluk içinde. Hayır, gelmeyecek, diyordu. Artık bitti. Hepsi, hepsi bitti. Böyle kendi kendisine her şeyin bittiğinden bahsederken hafif bir mırıltıyla rıhtımın kenarında çırpınan sulara bakıyordu. Bunlar bu boğazın ta mini mini bebekliğinden beri ona ninni söyleyen suları. Eski ve kalbinin sırlarına vakıf birer dost samimiyetiyle tekrar ediyorlar gibiydi. Evet, hepsi, hepsi. Bütün hayatı bu denizin kenarında usanç getirmeyen ve nihayet bulmayan bir cereyan ile sahilleri yalayarak kim bilir ne kadar düşünceler, ne samimi sohbetler toplaya toplaya geçen bu suların namelerini dinleyerek geçmişken, onları hiçbir zaman böyle vicdanına sırdaş, hissiyatına dost bulmamıştı. Onu kendi kendisiyle daha yalnız bırakmak arzusuyla manzarayı hafif hafif silmeye başlayan bir karanlık başlangıcı, yarı şeffaf tülden eteklerini salıvererek karşı sahili sisliyordu. Tepeden, grubun son bir aleviyle kırmızı birer göz şeklinde parıldayan bir çit pencere vardı ki, Yakut'tan bakışını çoktan kapamıştı. Kanlıca eteğinde parlayıp hemen sönüyor zannolunan birçok gözler açılıp kapanıyordu. Yavaş yavaş semalardan ruhu uyuşturan bir susma ve sükun yağıyordu. Tabiata sessiz bir ninni söyleniyor gibiydi birden bu sükun huzurunu yırtan bir ses. Bir düdük sesi Bihter'i titretti. Belki bununla geliyordu. Kalbinde bir şey onun herhalde geleceğini temin ederken diğer bir şey ona aldanıyorsun, gelmeyecek. Artık hepsi bitti, hepsi, hepsi diyordu. Sonra gözlerinin altında gizli kahkahalarla sular tekrar ediyordu. Hepsi, hepsi. İstemeksizin gözleri, bir köşesi görünen rıhtıma dikiliyor, oradan bir gölgenin belirmesini bekliyordu. Bir aralık başını uzattı. Arkalarından takip eden Beşirle Nihal ve ihtiyar mürebbiye geliyordu. Onlara görünmemek isteyerek çekildi. Şimdi bir akıntı eğimiyle düşüncelerine başka bir yol çizilmişti. Bu kız ona uzun bir işkence hayatı hatırlatan bir hayal tesirini icra etmişti birkaç müphem çizgiler ile izdivacının bir tarihini yaptı. Onu acı, boş, beyhude ıstıraplarla umulup da bulunamayan şeylere bedel sürekli cenklerle zehirlenmiş buluyordu. Bu izdivaçtan ne beklemişti ve hala ne bekliyordu? İşte tamamıyla sahip olmak, güvenini duymaksızın, vaktiyle genç kızlık rüyalarını ziya tufanları içinde bırakan emellerin hepsine sahip demekti servet, tantana, zinet. O hayalinde beslenen emeller bugün tasarrufundaydı. Fakat bunlar öksüz çocuklar mahzunluğuyla, elin bir boyun büküklüğüyle duruyorlardı. Bu izdivaç ona genç kızlık emellerini vermiş fakat kadınlığını aç bırakmıştı. Tamamıyla aldandığına, bedbah bir kadın olduğuna çoktan karar vermişti. Sonra hayatının ufkunda bir saadet parıltısı belirmişti bütün ruhuyla kendisini ona vermişti. Bu zayıf ziyayı söndürebilecek hiçbir kuvvetin vücudunu düşünmemişti. Bugün birinci defa olarak bir serseri rüzgar, bilinemez nereden esen bir hain nefes, o ziyanın, o güneşin üstüne bir parça bulut sevk etmek istemişti. O sönerse ne olacaktı? Ebedi bir zulmet. Bunu düşünürken kendi kendisine gülmek istiyordu. Şimdi o gelecekti. İki kelime ile izahat verilmiş olacaktı. Her şey bitecekti. Nihayet bugün onu bu derece korkutacak ne olmuştu? Kendisini çocuk buluyordu. Daha son vapur gelmemişti. Sonra onun belki gece geleceğini düşündü. Lakin nasıl gelecekti? Bebeğe kadar araba ile gelecekti. Sonra Hayalinde behlülü gece karanlıkta sandal içinde kendisine gelmek için tehlikeler geçirerek geliyor görüyordu. Ona ne kadar minnettar olacaktı. Bir aralık odaya baktı. Sobayı yakmaları için kızlara bir şey söylememişti. Birden hissetti ki bunu söylemek için kuvvet bulamayacak. Oda karanlıktı. Bu saatte sebepsiz burada bulunmak ona o kadar münasebetsiz göründü ki kalkıp gitmek istedi. İhtimal Adnan Bey avdet etmiş, onu sormuştu. Fakat şu dakikada, şu zulmet ve boşluğuyla karanlıkların uykuda ruhuna gömülen hatıralarıyla gizli bir buluşma yeri, samimiyetini kazanan bu oda onu daha ziyade alıkoymak istiyordu. Sanki Behlül'ü burada beklerse, onun dönmesi ihtimali kuvvet peyda etmiş olacaktı. Ondan başka şimdi kendisini üşüten bu açık pencerenin altında kendisini söylemeye davet eder bir avunma dili. Uzaktan uzağa gelen bir zemzeme vardı ki ona söyleseniz ya niçin söylemiyorsunuz diyordu. Bilseniz bize bu sahillerin pencerelerinden atılmış ne gizli sırlar, ne kırık hülyalar, ne solgun çiçekler, ne yıpranmış emeller, ne ölmüş ümitler var.'' bilseniz bu bir çare hazin ölüleri biz ne ruhu okşayan matem şiirleriyle sallayarak ne ince ve yumuşak köpüklerden kefenlere sararak birer narin cenaze şeklinde yavaş yavaş saman yollarının içlenmelerinden damlayan ağıt katreleri altında yuvarlaya yuvarlaya götürürüz. Bilseniz bize katılarak akıp giden ne kadar ıstırap giriyeleri vardır sizin de bize bırakılacak ölmüş bir hülyanız, arkasından dökülecek birkaç katre matem yaşınız mı var? Siz ki o kadar şen, o kadar keyifli, ağlamaktan o kadar uzaktınız. Demek hepsi bitti. Hepsi, hepsi. O zaman bu tesliyet lisanının arasında bir alay kahkahası fark ediyordu. Ve bu sakit kahkahayı birisinin sesine benzetiyordu. Peyker'in çoktan anlamıştı ki peker haklıydı. Küçük, fakir, adi bir izdivaç fakat aşka, muhabbete dayalı bir izdivaç. Bir izdivaç ki sizin ruhunuzu hararetinin gürlüğüyle ısıtsın. Size çocuklar versin. Bir kocanız, bir eviniz, bir hayatınız olsun ki onlarla sizin aranızda başka hiç hiçbir şey olmasın eniştesine dair takdir hissine benzeyecek bir fikir taşımamakla beraber peykeri bahtiyar buluyordu. Madem ki kocasını seviyordu, o da kocasını sevebilseydi. Fakat sevememişti ve asla sevemeyecekti. Demek bütün bir hayat işte bir hatanın kurbanı oluyordu. Bundan sonra saadet ümidi saklanmak lazım gelen utanılacak bir aşktan ibaretti ve bu aşk bir gün onun yüzüne müthiş bir aşağılama sillesiyle çarparak artık yetişir diyebilirdi. O zaman ne yapacaktı? Tekrar bir düdük sesi onu sarstı. Son vapur geçiyordu. Beklemeye lüzum görmeksizin hissetti ki Behlül bu vapurda da değildi. Birden onda acı bir emniyet uyandı. Behlül gelmeyecekti. Ve kendisi böyle ıstırabından kıvranırken o bu gece başka bir kadının kollarında bulunacaktı. Bu odada daha ziyade durmak istemedi. Karşıdan karanlık gecelere mahsus, görme hadisesiyle deniz küçülmüş, sahil yaklaşmış, etraf zulmetlerden istifade ederek birbirine sokulmuş gibiydi. Kanlıca tepeleri, heybetli zulmet kütleleri şeklinde Bihter'e yaklaşıyor, onu ezmek istiyordu. Pencereyi açık bırakarak kalktı. Aralık kapıdan bir ziya huzmesi tozlanarak odanın biraz içerisine kadar dökülebiliyordu. Bu karanlık ve boş yerde hafi bir cinayet işlercesine kendisini titreten bir şey vardı. Yürürken yüzüne soğuk bir hava dalgası çarpıyor gibiydi. Vücudunda ihtiyarsız bir korku titremesi koşuşarak bu zulmetlerin uyuyan yabani hayvanlarını uyandırmaktan çekiniyormuşçasına sol eliyle arkasından elbisesini biraz kaldırarak sağ eliyle bir yere çarpmamak için siperlenerek yürüdü. İleride kapının yanında halının bir parçası aralıktan kayan ziya tozlarıyla yaldızlanmıştı. Oraya doğru ilerliyordu birden bir el sanki orada bir perde yırtarak zulmetleri bir ziya safhasıyla deldi. Kapıyı açmışlardı. Bihter titredi. Henüz bu birden açılan kapının eşiğinde kim olduğuna dikkat edecek kadar zaman bulamadan seri bir hareketle çekildi. Arkasına bir kanepe tesadüf etti. Dizlerinde galebe çalınamayan bir gevşeklikle oraya düşmek nevinde oturdu ancak o zaman eşikte dikilen gölgenin matmazel olduğuna vakıf olabildi. İhtiyar mürebbiye elinde birkaç kitapla karanlık odaya bakıyor. Zulmetleri delerek içerisini görmek istiyordu. Bihter nefes almaktan korkuyordu. Şüphesiz hiç hoş olmayan bu tesadüften iki kelime ile çıkmak pek mümkün iken şu dakikada Bihter bir suçüstü halinde yakalanmış olmak perişanlığıyla selameti Matmazel tarafından görülmemekte arıyordu. Herkesten ziyade bu kadının gözlerinde bir şey sezerdi ki, onun ağzı sıkılığını delmek isteyerek altında gizlenen hakikati görmeye çalışan bir etkisi vardı. Ne zaman ihtiyar kızın bir burgu tesirini icra eden bu nazarına tesadüf etse, şüphesiz bu biliyor derdi. Nasıl olmuştu da bu sır onun nazarında belirmişti. En evvel manasız bir hiç onun vesveseli sinirlerini tahrik etmiş olacak. Behlül ile Bihter'in nefes alışlarına kadar teftiş altında tutularak nihayet muhakkak bir şey elde edilememekle beraber deliller itibariyle bütün hakikat anlaşılmış bulunacaktı. Onun elinde bu hakikat Bihter'in aleyhinde o kadar müthiş bir silah olabilirdi ki. Bihter silahı iptal edememeye o silaha sahip olandan kurtulmak suretiyle çare bulmayı düşünmüştü. Onun için matmazel gönderiliyordu. İhtiyar kız buna her zaman fakat asıl düğününe gidilecek gün aranılmamış bir tesadüfle Bihter'le Behlül'ün sırlarına vakıf olduğu ve o sırada kapısını vaktiyle kapayamadığı dakikadan başlayarak beklemişti. Onun için bir gün Adnan Bey dolaşık bir cümle ile artık Nihal'in bir mürebbiyeye ihtiyaç duyamayacak yaşa geldiğinden bahse imkan bulabilmek üzere bir ön konuşma yapmaya başlarken İhtiyar mürebbiye derhal meseleyi anlamış ve onu bu zor ön konuşmadan kurtararak soyluluk onurunu bile süslüce olsun kovulmuş olmak züllünden muhafaza etmişti. Adnan Bey'den kendisi izin istedi. İhtiyar kız bu meselede en ziyade Nihal'i düşünüyordu ve ondan ayrılmayı o kadar müşkül görüyordu ki zihninde o dakikayı hep uzatıyordu. Nihayet artık o dakika daha ziyade uzatılmayacak kadar yaklaşınca buna dair Nihale bir kelime söylemek için kuvvet bulamamış ve o vazifeyi babasına terk etmişti. Bugün öğleden sonra avdet edince Nihal kendisini görür görmez birden hepsini hepsini biliyorum. Bana buna dair bir kelime söylemeyeceksiniz. Anlıyor musunuz? Size ne gün gideceğinizi ben haber vereceğim. Mümkün mertebe çabuk. Belki yarın. Bir an evvel bitsin. Çok sürecek olursa kuvvet bulamayacağım zannediyorum. Şimdi beni öpünüz ve hiçbir şey yok gibi gezmeye çıkalım. Gezdikleri sırada Nihal bundan hiç bahsetmedi. Neşeliydi. Yalnız ara sıra ihtiyar mürebbiye onun gözlerini sıkarak kaşlarını kaldırdığına dikkat etmiş ve bir defasında sormuştu. Neden kaşlarınızı kaldırarak gözlerinizi kapıyorsunuz çocuğum? Başınız mı ağrıyor? Nihal, hayır demişti. Belki güneşten. Eve avdet ettikleri zaman Nihal mürebbiyesine, Matmazel, ihtimal bu gece beraber geçecek son gecemizdir. Hemen yemekten sonra yukarıya çıkarız. Sizinle o kadar çok şeylerden o kadar uzun uzun bahsederiz ki hiç olmazsa bir sene birbirimizi görmek hatırımıza gelmesin.